Sevgili YouTube hoş geldiniz. Zifiri Karanlığın 0. bölümünü izlediyseniz Fate RPG ile İstanbul'da Vampire oynayacağımız oyunumuzun ikinci canlı yayınındayız biz şu anda. Siz tekrardan izliyorsunuz. Nerede yayınlanıyor bu derseniz efendim Zuhal'in kanalında yayınlanıyor, Arya'nın kanalında yayınlanıyor, Günhan'ın kanalında yayınlanıyor. Onların üçü de Twitch'te. Twitch iğrenç bir yer. Facebook'ta da benim kanalımda yayınlanıyor. Facebook'ta da süper değil orası da. Gönlünüze göre istediğiniz yerde izleyebilirsiniz bunu canlı da yakalayıp. YouTube tekrarını izliyor. Facebook chat'i sen hoş geldin. Sözü de hemen Arya'ya bırakıyorum. Reis ne yapıyoruz bugün? Oyuna kaç dakika sonra başlarız? Nedir olaylar? Oyuna istediğimiz her zaman başlayabiliriz. Ben hazırım. Umarım siz de hazırsınızdır. Çok şükür. Çok şükür. Hazırız. Çok şükür. Bizler de hazırız. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yine bizim Fate kurallarının olduğu Google dokümanını chatle paylaşacağım. Siz de isterseniz paylaşın. Ne yapıyor bu ibibikler deyip de merak eden olan olursa en azından download edip sisteme ulaşma şansını yakalasın. Bir de yapmak istediğim başka bir şey. Bu haftadan sonra bu oyun için oluşturduğumuz karakter kağıtlarını belki bir klasörle beraber yine paylaşabiliriz. Hangi kurallara göre yani bizim karakterlerimiz çalışıyor. Onları insanlar görebilsin diye. Aklıma gelen iki şey bunlar. Bunun dışında da şu an zarlarımızı da ekrana yansıttık. Her şeyimiz hazır. Muhteşem. Ben de bir playlist hazırım. Yaptım. O playlisti paylaşacağım sizlerle. Oraya kendi yazdığım belgeleri de koyarım ben Drive'a. Hep beraber böylelikle yaşatırız. Hazır mıyız? Başlayalım. Başlıyor muyuz şu an? Yes. Bence başlayalım. Okey. Ay ben şöyle bir saçımı bir şeyimi düzelteyim. Şimdi hemen ön bilgi geçiyorum tekrardan. Biz Fate RPG ile rol yapma oyunu oynayacağız. Aşağıdaki uyarıyı da geçiyorum. Buradaki her şey kurgusal. Ve karakterlerin söyledikleri kendi düşüncelerimizi, oyuncuların düşüncelerini yansıtmamakta. Karanlık ve işte şiddet içerikli bilmem ne sahneler olabilir. Bunlardan dolayı öncelikle ben yasal uyarımı geçiyorum. Yasal olmayan etik olan uyarımı geçiyorum. Türkiye'nin bu karanlık ve puslu vadisinde anlatılan bütün hikayeler hayal ürünüdür. Bütün karakterler kurgusaldır. Hiçbirisi gerçek değildir. Evet. That's it. That's the spirit. Aa İngilizce konuştum. İngilizce konuşmama kızıyorlar. Neyse oyun içerisinde mümkün olduğunca az konuşacağız. Merak etmeyin. Onları ayarladık. Evet. Hazır mısınız? Tüm oyuncularım hazırsa. Hazırız vallahi. Hazırız ya. O zaman başlayabiliriz bence. İstanbul, Konstantinopol ya da Konstantiniye. Daima ölümlü dünyanın garabetinin ilk göz ağrılarından birisi olmuş bir şehir. Velakin bazıları için, yani ölümsüzler için, bu şehir yeni bir nefes olmuştu. Belki de bir hayaldi. Ahir gecelerde ise bir düş kırıklığı, tuz buz olmuş, hevesle dirilmiş ama engin bir mezara gömülmüş bir hortlaktı belki de bu şehir. Taşı toprağı altın olduğu kadar kan ile sulanmış bu şehirde. İnsanlar bir oraya, bir buraya, iki kıta arasında ömürlerini heba etmekteydi. Dar sokaklar, Arnavut kaldırımlı yokuşlar ve unutulmuş tapınaklarla İbrahim dinlerinin mabetleri hep bir arada, zorbaların karış karış yer edindiği bu küçük şehirde. Bazıları için diyorum ya, yeni bir nefes, yeni bir heyecan. Ama o nefes bile belki de ölümler için bir milenyum asırı geçiyorum. Bu caniler, bu canavarlar sanmayın ki sizin bizim gibi. Onlar farklı, onlar canavarlar ama hepsi, neredeyse hepsi insan suretinde. Bazıları ölü bedenleri işgal eden üç cinniler, üç harfler olduklarını söylüyor onların. Bazıları ise yaradanın bir gazabı, hak edilmiş bir cezanın bizzat yaşayan mapus kişileri olduğunu düşünüyorlar. Bu gölge oyununda izleyeceğimiz her şey, dinleyeceğimiz her şey daha önce dediğim gibi bir hayal ürünü. Ve o zaman şimdi hep beraber bir vampir hikayesi dinleyelim. Evet, Mehmet Öztürk bir süredir yeni varlığının getirisine, getirdiklerine, doğasına alışmaya çalışıyor. Arabasıyla yeni işine, yeni gelen lokasyona doğru gidiyor. Bu özel bir istekti.
kendisi İstanbul'daki diğer taksiciler gibi yoldan müşteri aramazdı. Eskiden arardı tabii ki elbette. Ama bu şimdi çok uzun bir zaman önce, hatta bir nefes önce hissettiriyordu. Mehmet Öztürk uzun süredir nefes almayı bırakmıştı zaten. Kendisi arabasıyla verilen mevkiye doğru giderken güzel bir müzik açmış, şarkısını açmış, dinliyor, eski günleri hatırlıyor. Yağmurlu bir İstanbul gecesi, saat 10-11 civarları, trafik yeni yeni rahatlamaya başlamış ama bazı yerlere girmemesi gerektiğini de biliyor. Çünkü özellikle yeni doğası gereği gece vakitleri olduğundan çok daha kıymetli. Evet, Mehmet Öztürk nasıl bir şarkı dinliyor şu an? Keyfi nasıl? Neler hissediyor? Ağlatıyor seni acı gerçekler. Bitmiyor isyanlar, bitmiyor aşıklar. Şeye tekrar bakıyorum. Buraya bana işte nereye, pozisyona bir iş gönderildi. Hatta dur, in media res başlasın, şöyle yapıyorum. Abicim tekrar edebilir misiniz? Hangi, nereye gidiyordum ben? Sana bir adres veriyoruz. O adres yalının, orada Boğaz'ın oradaki bir yalı. Direkt lokasyona bak. Bu güvenli bir hat olsa da ismini dillendirmek istemiyoruz. Hassas bir işmiş. Bu iş için çok büyük bir iyilik istendi bizden. Bu işin sonuna kadar takipçisi ol. Ben bunu duraktaki ses olarak tekrar seslendirebilir miyim? Şey, gerek var mı? Şöyle bak ama. Yeni Fermi'de İstanbul City'nin iş var. Otoruma gideceksin. Ama alacaksın. Peki şey biliyor muyum? Abi, benim için önemli olacak bu. Ben alacağım karakterlerin vampir olup olmadıklarını biliyor muyum? Yoksa böyle bir just a karanlık biliyorsun. İş. Ha, biliyorum kim olduklarını. Ya, okay. İki tane sen vampir alacaksın. Tamam. Daha aşağısında bir iş yapmıyorsun. Tamam. Lütfen. Artık daha büyük işlerin taksicisisin. Yani hiç değilse Davut Bey öyle söylemişti diyelim. Yani işte hayır ama şeyden soruyorum. Belki de atıyorum birisi birini emikleyecek. Emikleyeceği kişiyi götürüyorum ben şimdi. Öyle işler de var ya. Belki bana alacağım iki kişinin vampir olduğunu söylediler mi, söylemediler mi? Öyle işler için genellikle başka gulyabani tipler var, tamam. Hortlaklar okay. Var. Sen özellikle yollanıyorsan çok da hayırlı bir iş olmasa gerek. Tamam, okey. O zaman böyle kapatıyorum şeyi. Vuruyorum direse, işte direkt atıyorum vitese, gidiyorum söylene. Dar sokaklar çünkü, köprüden o yalıya inene kadar oraya dön, buraya dön, ara sokağa gir, bilmem ne falan. İtişe kakışa bana verilen saatte o yalıda olmaya çalışacağım, gidiyorum. Labirentimsi bu İstanbul sokaklarında ve yollarında, açıkçası uzun süredir direksiyon sallamıyor olsaydın sana verilen saatten bir süre sonra giderdin, geç kalırdın. Ama sana güvenilmesinin bir nedeni var. Hiç değilse bu konuda seni vampir yapan kişilerin pişman olduklarını söyleyemem. Bu konuda doğru bir karar verdiği söylenebilir. O zaman mekana gelip el frenini çekip dörtlüleri yakıp bekliyorum. Bir yandan da yandan araba falan gelince onları da böyle yapıyorum bak. Yapıyorum. Sen orada beklerken iyi giyinimli bir adam yaklaşıyor. 40'lı 50'li yaşlarında. Bu sana verilen profile uymuyor. Böyle sanki şey yapıyor, taksiye böyle el sallıyor sana, binmek istiyormuş gibi. Doluyum yapıyorum, böyle yapıyorum. Böyle adam açıkçası İstanbul taksicilerinden bıkmış olsa gerek, biraz daha şey yapıyor hani, hep dolular falan tarzında böyle el kol hareketleri yapıyor. Hep dolular. Sinirini gösteriyor. Kardeşim dörtlüleri yakmışım, müşteri alacağım çok belli değil mi? Ben de istemez miyim? Götüreyim ha, müşteriyi alayım, her müşteri yetişeyim ama biz de burada esnafız ya. Programlı mısın sen? Programa mı bağlısın? Ben çağrıya geldim, çağrıya. Havaalanına müşteri götüreceğim. Abicim sen yukarı sokakta biraz daha beklersen bir adam bulursun. 20 bin taksi var İstanbul'da ya. Böyle şey yapıyor, telefonundan böyle bir şeyler indirmeye çalışıyor. Neyse kolay gelsin deyip böyle gidiyor. Kenara İstediğin yere böyle şikayet et. Senden böyle bir tepki beklemiyormuş muhtemelen. Yani ve tabii biraz daha pısırıp uzaklaştığını görebiliyorsun. O sırada böyle sanki senin normalde hani
takside oturuyorsun. Arada mesafe var falan. Uzakta iki katlı, güzel, nereden baksan 150 yıllık, 200 yıllık bu yalıdan bahçesinin dışındasın. Böyle iki katlı, beyaz, daha çok böyle mermer ve tahta kesimlerin birleşmiş olduğu barok bir mimariye sahip. Muhtemelen zamanında burada yaşayan gayrimüslimlere, mimarilere, mimarlarına yaptırılmış bir yalı olsa gerek. Normalde kimsenin duyamayacağı bir şey duyuyorsun. İçeriden böyle bir müzik sesi geliyor. Sonra bağırışmalar geliyor. Adım sesleri geliyor. Sanki ama bu çok uzakta. Sen bunu duyuyor olamazsın. Ya da bu senin doğanın getirdiği teybi kısıyorum. Yeni özellikler. Teybi kısıyorum daha iyi duyabilecek miyim diye. Farklı bir farkındalık yarattırıyor sana. Yani sanki içeride bir kargaşa var. Hayır olsun. Bunu duymuyorsun da içine doğuyor da olabilir. Hayır olsun ya. Yaşıyorlar vallahi. Bu var ya. Yaşıyorlar ya. Yaşıyorlar. Biz yaşayamıyoruz. Bir anda yalının kapısından birisi çıkıyor. Böyle yaklaşık 1.80 boylarında, takım elbiseli, böyle kafası böyle Amerikan tıraş, böyle düzgün bir saçları olan, böyle hani yapılı biri var. Elinde bir de tabanca var. O sırada o katın yan camlarından iki kişi fırlıyor. Tardu ve Cenk, bize karakterlerinizin nasıl gözüktüğünü anlatabilir misiniz? Tardu. Sade ama şık. Böyle üzerimde de tek parça bir elbise var. Bir partideyiz çünkü. Bir partiden çıkıyoruz. 1.70 boylarında ölü gibi bembeyaz tenli. Yine kıpkırmızı saçlı bir kadın. Peki Cenk? Renk? Ha, bitirdin. Ha, sen... Evet, bu kadar. Ben şey yapayım. Ya güzel, ben seni ne zaman konuştuk, ne zaman bitirip başladığını anlayamıyorum. Ha, böyle bir şey var. Pardon. Evet. Bitirdim diye de bana yani. Anlayamıyorum, tamam, kestiremiyorum tamam. Nerede lafa girmem gerektiğini. Tamam. Neyse şey. Siyah ama hafiften böyle griye kaçmış saçları var. Aynen bunun gibi aslında. Yanlardan falan tıraşlı. Biraz böyle modern olmaya çalışmış ama yaşı böyle sanki sakil duruyor yaşına. Biraz yaşı var gibi ama böyle genç çocuk tıraşı yapmış falan gibi. Üzerinde siyah bir tane tişört var. Onun üzerinde siyah bir tane böyle deri ceket var. Altında mavi taşlanmış kotlar. Onun altında siyah Harley Davidson çizmeler var. Bayağı şey, ne derler? Solgun bir suratı var. Solgun ama yakışıklı bir yüzü var. Hani o yaşlılık daha böyle çok vurmamış gibi. Çekici, olgun bir erkek yüzü var. Şurasında küçük bir cücük var böyle burasında. Cücük sakalı var. Neyse. Onu bırakmış. Direkt şey yapıyor. Kadının elinden tutarak böyle taksiye doğru koşuyor. Hop hop, abi. Sen bunları görüyorsun. Beyefendi. Açıyorum ben hemen kapıyı. Hemen arka kapıdan giriyorum. Hemen sizi bir saniye durdurmam lazım. Kedi tamam. Sabotajına uğramışım çünkü. Tamam. Çok kusura bakmayın. Bilgisayarın kablosunu sökmüş. Eğer olursa. Bir saniye. Şu an chat şöyle bekliyor ne oluyor diye. Tamam. Ya bu tarz şeyler şeydi. Ne deniyor buna? Nazarı mı deniyor? Ne deniyor? Nazar değdi. Nazar. Ama işte onun iyi bir şey falan yani, öyle bir şey. Ha. Evet. Tardu gir içeri Tardu. Siz misiniz tabii, kardeşim benim alacaklarım? Biziz. Gazla. Bas abi git. Tabii şöyle bir şey var. Arabayla aranızda bir çit var. Eli silahlı Sezgin'in korumalarından biri var. Bunu nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Abi bizi buradan çıkart, gözünü seveyim. Abi bizi buradan çıkart. Bak gözünü seveyim, bizi çıkart buradan abi. Nerede? Önümüzdeki adamlar var. Bir dakika. Siz hayatınızdan çıkart. Ne olur gidelim. Dur bir dakika. Ha. Siz daha benim arabaya gelemediniz galiba. Biz oraya erken gelemedik. Tamam. Evet. Ben bunları görünce açıyorum yan kapıyı ama. Ya mevzu olduğunu anladım. Açıyorum yan kapıyı. Okey. Siz pencereden fırladınız, düştünüz. Ön kapıdan biri sizin önünüzü kesmeye çalışıyor. Tamam. Direkt şey, ne derler? Direkt ben normalden üstün olan hızımı kullanıp adamın yanından kaçmaya çalışacağım. Çitlerden çıkmaya çalışacağım.
Ben de çevik bir karakterim zaten. Sıvışabiliyorum. Hatta Cenk'i de tutup çekebilirim aslında. Yok yok yok, sen kendi başının çaresine bak. Ha, okey, tamam. Ben Aynen. çevik bir karakterim zaten. Aynen. Sıvışabiliyorum. Aynen. O zaman sizden şu an bir atletik zarı alabilir miyim? Aldım. Tabii. Bir. Şimdi hemen oyuncularımıza onu anlatıyorum. 4 tane zar atıyorlar. Bu 4 zarın üzerinde eksi, boş ve artı var. Gelen artıların sayısıyla yeteneklerinin sayısını topluyorlar ve bana söylüyorlar. Ben de ona göre başarıp başarmadıklarını söylüyorum. Ben de arkadan zar atıyorum. Benim zarlarım gizli ama siz. Okey. Bir kim için geldi? Bir ortak attım. İki tane atayım. Bir kimin arkadaşlar seçin. Cenk'in olsun ilk. Tamam. Aynen, ilk benim olsun. İlk ben şey yaptım, hareket ettim. Zuhal'e de eksi 3 geldi. Hayırlı olsun. Benim artı 2 puan şey yok. 2 puan vermiştim. Çevik bir karakterdim ben. Hayırlı olsun. Şimdi hemen anlatalım. Şimdi Evet. şöyle bir durumu oldu. Kapıdaki görevli koruma silahını doğrulttu. O sırada Cenk ve Tardu hızlarıyla, onlar Toreador vampirleri oldukları için insan üstü hızlarda ilerleyebiliyorlar. Fırlamaya çalışıyorlar. Ama ve lakin tabii ki daha demin pencereden dışarı atlamış oldukları için, sendeledikleri için Cenk bir şekilde hızını kurtarıp aradan sıvışmayı başarıyor. Taksiye gidebilecek fırsata sahip. Ve lakin koruma bir el ateş ediyor. Ve silah Ne? sesi o etraftaki açıklıkta boğuluyor. Burası, bu yalının etrafında çok bina olmadığı için öyle ses yankılanmıyor ama etrafta, uzaklarda bir ağaç dolusu kuşun havalandığını duyabiliyorsunuz. Tardu, ne yazık ki sen vurulmak üzeresin. Fate oynadığımız için şöyle seçeneklerin var. İstersen bu işi büyük bir cost, yani büyük bir bedel ödeyerek başarılı yapmış sayabilirsin. Ya da fate puanlarını kullanabilirsin ya da başarısız oldum diyebilirsin. Kullanıyorum, kaçacağız. Peki nasıl kullanıyorsun? Ne yapma? Yani mesela neden kader senden yana bu noktada? Neden? Çünkü aslında ben o geceye hazırlıklıyım. Üzerimde aslında Aspektlerinden seçmen kıyafetten. lazım aslında bak. Fate harcama konusunu elindeki aspektlerden seçmen lazım. Karakter kağıdına bak. Oradaki cümlelerden bir tanesi bu pozisyonda işine yarıyorsa zarlarını tekrar atabilir ya da zar sonucunu artı 2 alabilirsin. Ama elindeki aspektlerden hiçbirisi bu pozisyona uymuyorsa Arya'nın dediği gibi daha kötü sonuç alabilirsin. Öte yandan kötü sonuçta da sanki yine mermi yiyeceksin gibi. Az daha hazırda mermi yiyip vampirim ya ben de yapabilir diye düşünüyorum Arya, ama bilmiyorum sen ne diyorsun. Bilmiyorum. Peki hemen bir soru. Oyuncularımız diyelim ki bedel ödemeyi seçtiler. Bedeli kendileri mi seçiyor yoksa Storyteller mi söylüyor? Storyteller söylüyor ama şöyle düşün. Şimdi senin bu attığın çeviklik zarı ya, aslında silah geldi oradan. Hani o merminin çarpması Zuhal'in başarısız olduğu anlamına gelmeyecek. Yaralanarak geçmesi anlamına gelecek. Aslında bir nevi bedel ödeyerek geçiyor gibi sayabilirsin. Ya da daha belalı bir şey olup mermi yiyince geçemeyecek. İşte Cenk o tarafta kalacak. Zuhal bu tarafta kalacak. O sırada korumalar köpekleri de salacak. Ghoul köpekleri falan. Bilmiyorum, bunlar hep sen de gönlüne kafana göre tabii ki. Ben Fate, hoş arabamda geldin. izliyorum. Evet Tardo, o yüzden karar sende. Şu an sonuçlarını biliyorsun. Hangi kararın ne sonuç vereceğini görüyorsun. Bedel ödeyeyim ya. Ya da tamam, yaralanmayı göze alıyorum. Ya Yaralanarak kaçacağım. başarısız oluyorsun yani. Hı. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi benim bunu tabii oyunculara anlatıyorum ben. Ben koruma için artı bir attım zaten. Hı. Koruma çok basit bir koruma. Çok yetenekli biri değil. Ghoul. O yüzden artı 2 bonusu var. Yani artı 3'e çıkıyor onun sonucu. Zuhal eksi 3 attığı için Zuhal burada 6 puanlık hasar almak zorunda. Çok fazla. Evet. O... Ödeme diyeceğim. Ya Fakat cimri davranayım dedim de. şöyle bir durum var. Zuhal'in karakter kağıdında ne yazık ki 6 canı yok. Evet. Dur, ben Ne şey kadar hesabını canı var? kaçırdım. Bir dakika, kaçırdım şey hesabını. Silahtan artı bir geliyor saldırıdan. Zuhal'in eksi Eza. üçü var. Evet, zar artı 1. Adam artı 2 özelliği var. 3. Zuhal eksi 3'te. Üf. Ama çeviklikte de Evet. artı ikisi var. 4 puan aslında. Evet, doğru. 4 puan.
Yani Zuhal'in kendi... Evet, kendi Zuhal'in ben şeyi unuttum. Kendi çevikliğini unuttum. Zuhal'in de iki çevikliği olduğu evet, için... Evet, benim iki çevikliğim var. Peki hocam, Celerity'den iki çeviklik daha sayar mısınız arkadaşa? Fate harcasa mesela, atıyorum. Fate'i böyle kullanabiliriz bu noktada, puan harcamayı. Bence ama Fate şöyle... Aspekt olacak mı? Evet, ben hemen mesela şimdi Zuhal kararını versin. Eğer mesela bir aspekt kullanmak istiyorsa tonlu aspekt var şu an kullanabileceğin. Evet, Serenity kaçma yani hızıma güvenerek o kurşundan da kaçabilecek noktaya gelmek istiyorum. Kurtuluyorum ondan. O zaman şöyle yapalım. Ama isabet etmiyor. Ha, Serenity çok... devreye alıyor silah çekildiğini görünce evet. Falan. Evet. Evet. Tardu korumanın silahını çekip ona nişan aldığını gördüğü zaman zaten Toreador vampir olduğu için inanılmaz güçlü hisleri, inanılmaz güçlü refleksleri ve insan ötesi bir hıza sahip. Şimdi bir fate puanı harcıyor Tardu. Kalıyor onun 2. Bana da artı 1 gelecek sonra. Şimdi okay. Öyle miydi? Yanlış mı söyledim? Yo. Sen bir fate biriktirdin Game Master olarak şu anda. 2 puan hasarını da Zuhal omzuna dizine bir yerine yedi. Story devam ediyor bakalım. Öyle miyiz şu an? Şimdi şöyle evet. Ben şunu önerecektim. Yine seyircilerimiz öğrensin, anlasın diye anlatıyorum. Zarlarını yeniden atmayı da seçebilir. Zarları -3 olduğu için aslında daha mantıklısı olan zarlarını yeniden atması. Ne güzel. Atalım. Atıyorum. Çünkü zarları -3 geldi değil mi? -3 gelmişti bana aynen. Atıyorum. Tamam. -1 oldu. +2 geldi yani zarlarında. Hayırlı olsun. Yani. Oh. Ya bir şey değişmemiş şey oldu. Evet. Yani şey olarak bir şey değişmedi hani. Şöyle oluyor. Bu kuşların uçmasıyla beraber bir mermi hızla kaçmaya çalışan Tardu'nun kolunu sıyırıyor. Ama bu derin bir sıyrık. Yani kurşun aslında girip çıkıyor. Fakat neyse ki vampirlerin ölü bedeni için bu çok önemli bir sonuç değil. Başarıyla Cenk de Tardu da büyük bir hızla, büyük bir aceleyle taksinin arka koltuklarında kendilerini buluyorlar. Ulan çatışma arkada var demediler ki ben şey yapıyorum hemen. Kapıyı çat diye kapatmaya vurduğum gibi vitese atıp hızlıca çıkmaya çalışacağım. Dayı çok sağ ol. Tam zamanına geldi. Sen iyi misin? Sen iyi misin? Tamam. Senin yüzünden şu halime bak ya. Bu arada bir şey olmaz sıyırmış ya. Ateş gelmeye devam ediyor. Burada Mehmet'e bakıyoruz. Ben burada bir sürücülük zarı atıyorum. Evet. Ağzımıza burnumuza da mermi ateşlendiği için ben bu sürücülük zarını atarken bir yandan da şeyi kullanacağım. Ne o benim şeyim? Arabam benim yuvam diye bir şey var yani, anladın mı? Arabada kendimi daha iyi savunabileceğimi düşünüyorum. Daha önce zaten böyle durumlara girmişim çıkmışım. Bir puan da fate harcadım. -3 gelmezsin ya. Köylülük ya. Okey, bir reroll yapıyorum o zaman fate puanımla. Okey, 1 geldi. 2 puan sürücülüğüm var. Bu kadar. Dur bakayım total ne etti şu anda. Hemen veriyorum bilgilerimi şu anda. 1 dakika. Araba benim yuvam stuntımdan ötürü sürücülük. Yani kendi arabamı savunurken bir artı 2'm var diye düşündüm. 1 zarımdan geldi zaten. 3. 2 de fate ile harcadım. Hiç böyle mermiler bile değmeden, anladın mı? O herif ne biçim sürdü falan. Hemen çekip gitmek istiyorum mevzulara karışmadan. Çünkü arabaya bu sefer çizik olsa patron bize soruyor, biliyor musun? Niye bu arabada çizik var, bilmem ne bin tane iş. Yani arabayı çizdirmemek şu an inanılmaz odaklı olduğum bir şey benim. Ve gerçekten de böyle şeylerdeki tecrübeni gösteriyorsun. Arkadan gelen bam 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 sesleriyle beraber bütün mermiler arabanın yakınından bile geçmiyor. Sen kıvrak bir manevrayla kendini yola atıp yolun tersinden de diğer sokağa geçip izinizi kaybettiriyor. Döndürürken hemen de böyle, anladın mı? Şeyden çıktım, dönüyorum. Dönerken de heriflere böyle elimde tespih diye küfür ediyorum böyle. Sonra sürüyorum hızlıca. Sahnede miyiz? Öylesiniz. Sen şimdi iyi misin? Sen ne oldu? Bir şey yok herhalde, değil mi? Tardu'ya dönüyorum. Onun haline baksana ya. Ya sen ya nasıl şey fark olmadı etmezsin ya? Odaya girdik. Ben sanıyorum ki her zaman ya bu kadın 5 tane kişiyi vampir yapmadı mı? Yapmadı mı? Yaptı. Her seferinde yalnız başınaydı. Gitmiş kızı çıkartmış yukarı. Tek başına olacak sanıyorum ben. Tek başına sanıyorum. Orada içeride adamları var. Niye adamları başında bunu bekliyor? Birisi ya sızdı, ya anlattı, ya bir şey yaptı.
Sen nasıl kontrol etmezsin ya? Nasıl çalışmıyor mu kafan ya? Ben hissederim diye düşündüm. Hissederim. Kardeşim çatışmaya taksi çağrılır mı? Asıl siz bunu söyleyin bana. Ne demek çatışmaya taksi çağırmak ya? Ya dayı, bir dakika, dur, kolum gitti şurada dur. Ne yapacağız ya, biz kolun ya? Yarına iyileşir. Benim kızım gitti kızım. Senin kolun yarına iyileşecek. Ben kızımı bulamayacağım bir daha. Bizi öldürecek biliyorsun değil mi? Mahvedecek. Çatır çatır yiyecek bu kadın bizi. Dur tamam sakinleş. Dur bir plan yapmamız lazım. Sakinleş şimdi. Dayı. Dayı iyi ki geldin. İyi ki oradaydın. Hakikaten yani. Şimdi Tuzla tersaneye çeker misin arabayı sen bir? Ben bu arada biraz o kadar dayı görünmüyorum ha. Genç gözüküyorum ben de bu arada. Ya bana bütün taksiciler dayı. Ben dayı, şeyim. Okay. Anladım, sen öylesin. Böyle. Rencide oldu. In-game bunu söyleyebilir yani karakter aslında. Ben dayı değilim diyebilir yani. Tabii. Dayı mı? Oğlum sen kaç yaşındasın dayı çekiyorsun bana? Ha pardon ya. Ben görünmemiştim. Özür dileriz. Çok pardon. Evet. Bilmiyor konuşmayı pek. Taksiye binince dayı sandık. Kusura bakma. Kardeşim siz... Tamam. Tuzla tersane mi diyorsun? Tamam. Kardeş Tuzla'da şimdi bir tane tersane var. Terk edilmiş. Oraya gideceğiz biz. Tamam mı? Sen nerenin taksisisin? Ne yapacaksın? Ben seni tanımıyor muyum bir yerden? Biz bir yerin taksisi, biz gecelerin taksisiyiz kardeşim. Sen nereden çağırdıysan beni? Siz çağırmadınız mı? Bir dakika. Sen çağırmadın mı beni? Yanlış müşteri mi aldım ben? Silahlı adamlar mı alacaktım yoksa? Tardu sen tanıyor musun oğlum? Ya biz... Ya bana bir tanıdık geliyor ama. Ben binmiş olabilir miyim bu taksiye daha önce? Arya? Bilmiyorum, binmiş olabilir mi? Yani şöyle bir durum var. Tabii ki bu taksi özel bir taksi. Siz bu hangi duraktan niye bir taksi çağırdığınızı biliyorsunuz. Bu geceki planınızda hemen kaçmak için güvenilebilir bu işleri bilen İstanbul'daki tek taksi durağı karşı tarafta. Karnıca taksi. Alır. O da buranın taksicisi. Anladım. Tamam, Kanlıca tamam. Taksideyim kardeşim ben. Kanlıca bilmiyor musun ne olduğunu? Tamam. Bizim taksimiş. Tamam. Şimdi bir tane bizi Tuzla tersanede bir tane oraya götüreceksin. Bizim orada bir işimiz var. Tamam mı? Ama hızlı gitmemiz lazım çabuk. Bu şeyde gideceğimiz yeri de durağa söyleme tamam mı abi? Hayda. O neden? Sıkıntılı bir takım işler oldu. Şimdi biz bu gecenin daha farklı olacağını düşünüyorduk. Öyle beklediğimiz gibi olmadı. Bir takım hararetler oldu. Bir şey oldu. Bir şeyler oldu. Yani boş ver abi sen. Bayan. Bayan. Senin oturduğun koltuğun altında bir göz var. Orayı aç. Orada kan torbası var. Al bir tane iç. Onu hesabına eklerim ben daha sonra. Hey hocam eyvallah ya. Sağa sola da kolunu tut. Kolunu tut. Sağa sola akıtmayın. Pislik içerisinde orayı bırakmayın. Gazlı bez var orada. Onu da sal. Ne yapıyorsan yap. Ne yapacağız? Ölmüşlerine değsin ya sağ ol. Ne yapacağız? Ölmüşlerine değsin mi? Tuzla'ya doğru sürüyorum ben o zaman şu an. Bazı alışkanlıklar asla bitmiyor. Aynen. Bir kardeş senin isim neydi? Mehmet. Ha ben de Cenk. Bu da Tardu. Eyvallah. Senin bir sigaran var mı? Var. Oturduğun koltuğun altında göz var. Orayı aç. Ne gözmüş arkadaş ya. Bir dakika biz sigara içebiliyor muyuz? Bu benim merak ettiğim konulardan bir tanesi. Karakter dışı soruyorum şu an. Alev görünce bağırarak kaçıyor muyduk biz vampirler olarak? Yok lan. Şöyle bir durum var. Aslında alev görünce kaçma opsiyonunuz var. Fakat çakmak kadar küçük bir ateş sadece içinizin irkilmesine neden oluyor. Asıl sorun sigara içmekte ciğerlerinizin tam olarak çalışmaması. İnsani özelliklerinizi kullanabilmek için vampir olarak vücudunuzdaki kanı uyandırmanız gerekiyor. Yok benim zaten şey gibi değil ya. Psikolojik tamamen yani. Çok eskiden beri içiyormuşum. O yüzden böyle benim için benim olayım bu yani. Ben içiyorum. İçime çekmesem de yani. Ben demin ki hatamı geri alıyorum. Şöyle diyorum. Arabada sigara içilmiyor yalnız. Nasıl içilmiyor ya? Ya yorma be kardeşim ya. Bütün araba kokacak kardeşim. Camı açarız ne olacak? Beğenmiyorsan ya, indireyim başka taksiyle git. Tamam içmiyorum tamam. Tamam. Bu arada Tardu sen bir ses duyuyorsun. Benim için bir farkındalık zarı atabilir misin? Tabii atalım. Farkındalık da değil mi awareness bu oyunda Türkçesi? Tabii. 1. Peki senin farkındalığın kaç puan? 4. 4 vermiştim farkındalığı. Tabii ki. Çok pardon kontrol edeyim çünkü emin olayım. Bağlanıyorum şimdi karakter kağıdıma. 3 vermişim. Totalin 4 oldu yani.
Şöyle bir durum var. Şu an trafiktesiniz. Arada da yanınızdan arabalar geçiyor, şeyler yapıyor ama sen bir motor sesi duyuyorsun. Bu motor sesi özellikle yapılmış bir motor. Böyle cenk dürtüyorsun. İçgüdüsel olarak. Cenk de fark ediyor. Sonra Mehmet Öztürk de fark ediyor bunu. Bir motor size çok doğru yaklaşıyor. Sen ikiz aynadan bakıyorsun Mehmet. Böyle siyah, özellikle hız için yapılmış bir motosiklet. Onun üzerinde böyle kırmızı kasklı, böyle siyah deri ceketli biri sizin arabaya doğru yaklaşıyor sanki. Peşimizdeler. Peşimizdeler. Abi bas bas peşimizdeler. Biri var. Biri var. Bacım burası Arkada biri İstanbul. var. Bunlardan Herkes mı? birinin peşinde olur. Bir dakika ya. Hayır Benim... hayır bunlar bizim peşimizde. Bak Dur bir çok dakika. hızlılar. Camı Gelmezler açıyorum. buraya kadar niye gelsinler? Niye Camı gelmezler? Ne açıyorum yapayım? ben. Açma camı, açma Camı camı. açma Allah kahretsin. Açma camı. açma. Diye Motor motor sekti böyle yaklaşıyor. yapıyorum. Motosikletçi elini böyle kenara atıyor ve ceketin içine götürüyor. Silah Sonrasında çekme ceket silah. çıkardığı zaman şöyle şu boylarda bir akrep görüyorsun. Ya Ve sen onunla taramaya direksiyonu başlıyor. kırıyorum üstüne. Koca arabayım ya ben. Vaf motosikletli. Bunun var ya şimdi anas neyse. Onun o motorunun egzozunu kırıyorum üstüne full. Sürücülük zararı atayım mı reis? Evet. Shooting atıyorum ben de. Yani Eksi 3 gelmezsin atıcılık ya. Biraz. atıyorum. Sürücülüğüm de benim bir. Eksi 2 sürücülük attım şu anda. Fate bir şey harcamadım. Şu an totalin kaç? Eksi 2. Eksi 2. Şu an başarısız oluyorsun. Tabii. Bu konuda yapmak istediğin bir şey var mı? Yo. Hayatta olur yani bazen böyle. Ha, bayağı da öyle yani. Bayağı kaldık yani. Okey. Ya Eksi alt 2. tarafı 2 dakika tarayacaklar arkadaşlar. Hemen ölmezsiniz ya. Ben direkt eğiliyorum abi. Giriyorum yani içeri direkt yani. Aşağıdır Ben böyle zaten böyle diyor. fark eder fark etmez indim yani böyle pustum. Aynen. Kendimi direkt aşırı derecede koruma pozisyonu aldım. Allah'ın adını verdim şey yap falan diyorum. Allah'ın adını verdim. Allah'ın adını verdim ya. Hadi ya. Hadi abi be. Bas be abi hadi. Kırdım şeyin üstüne adamın üstüne. Total sonucun kaçtı? Eksi bir. Yo benim dur. Sürücülüğün dahil. Benim sürücülük bir. Attığım zar 3. Eksi 2'ye geliyor. Araba benim yuvam diye bir şey var aslında. Bu arabanın içerisindeyken bir artı 2 alıyorum dedim ama sürekli arabanın içerisindeyim. Bu OP mi oldu acaba yoksa sen bunu sayıyor musun? O zaman Sayıyorum, sayıyorum. Artı sıfır sıfır. şu an. Sıfırım şu an. Okey. Şu an 3 zihinsel stres alıyorsun. Çünkü mermiler seni vurmuyor ama arabanı vuruyor. Böyle sen onun önüne kırmaya çalışıyorsun. O geriye basıyor. İşte böyle arabanın yandan şeyler oluyor. Arka cam patlıyor falan. Mermiler içeri giriyor. Şey oluyor. Falan diye. Rage'e falan girebiliyor muyum ben şu an yani? Çünkü hiç hoş bir şey değil bu yaşananlar. Girebilir tabii ki. Oha ne Arabanı demek? tarıyorlar. Ne demek lan? Bir de akreple. Eşkıya mısınız lan siz? Sanırım öyleler. Peki. O zaman şöyle sorayım. Şeyim şu an benim ne durumda? Sen söyle. Yani şu an akrepli bu motosikletli ne durumda? Ben arabayla nasıl bir manevra yapabilirim? Biraz sahneyi gözümde canlandırayım o açıdan. Şöyle, siz beraber kısmen dar bir sokakta, yani tek şerit aslında, hani girdiğiniz yer. Yani diğer yani doğrusu iki şerit, biri terse akıyor, biri düze akıyor. Motor arkanızdan yaklaştı. Ters şeride girdi. Oradan size yaklaşırken silahını çıkardı, vurdu. Yani yaklaşık olarak şöyle bir nasıl desem 6 metre falan genişliğinde bir yol burası. Ya da 8 metre. Orada hani sağa gidebilirsin, sola gidebilirsin, durabilirsin. Böyle hani çok böyle drift falan atman için yanda park edilmiş arabalar var ne yazık ki. Hani bu biraz zor olabilir. Kalabalık bir yerde miyiz peki? Yok, etrafta birileri yok. Okey. Tamam. Ama şöyle diyeyim, yani ev etrafta muhtemelen bunlar iş yeri olan iş hanları gibi binalar var ama tabii ki o binaların içinde birileri varsa onu bilemem. Peki iki tane hamle soracağım sana. Bir tabii ki bu herifi çarpıp atmak bir opsiyon ama şimdi herif arabamı taradığı için çok sinirlendim ben. Şey gibi bir şey deneyeceğim. Hani herif mesela ben şerit değiştireceğim. Herif arkamdan şerit değiştirip hani bizi taramaya çalışırken öyle bir anda durduracağım ki küt arkaya çarpacak herif. İnip sonra levyeli ağzını yüzünü kırmak istiyorum herifin. It's personal Deneyebilirsin. now. Ha, arabayı durduruyorsun bayağı. Hayır ama işte bakayım herife yani ben Bir duracağım. manevra deniyor.
Evet, herif de araba bana çarpıp duracak mı? Çünkü Uber ya bizim araba büyük yani sonuçta. Bu noktada aldatmaca kullanmak istiyorum o yüzden. Sürücülük değil de. Yani herif böyle ben bir şey yapıyorum zannedip kendi kırınca ben yapmayacağım aslında onu bana çarpsın diye. Bence olur. Bence uygundur. Okay. O da o zaman empati kullanır mantıken. Ya da farkındalık, pardon, farkındalık kullanır. Ya kralını kullansın. Eksi 2 attım. 2 de aldatmacam var. Total 0. Arkadan stantı mutantı falan olan birisi varsa destek alabilirim yani. Şu an ama şöyle bir durum var. Siz eşitsiniz. Ha, okey. Evet, bu durumlarda yine fate puanıyla bir oyuncu müdahale edebiliyor. Ya da daha hafif bir bedel alarak kazanabiliyor bu Bedel bedel. tartışma. Arabada hasar olsun işte. Sen arabayı böyle yana alıyorsun. Tam da dediğim manevrayı yapıyorsun. Önüne kırıyorsun. Kendisi çarpıyor. Çarptıktan sonra beklediğin üzere diğer tarafa uçup yuvarlanmıyor. Aksine bir kedi gibi, bir kedi misali ayaklarının üstüne iniyor. Bu kişinin de çok çevik olduğunu buradan anlayabilirsiniz, görebilirsiniz. Ama ne yazık ki araba çarpmanın etkisiyle beraber yani ön kaput komple iniyor. Hani Of. plaka falan sallanır durumda. Çok sert giriyor. Zaten Bayağı. dört ayağının üstüne düşmeseydi bu çarpmadan muhtemelen düşecek çoğu ölümde ölürdü. Hani siz de içeride Tardu ve Cenk bayağı sallanıyorsunuz. Evet. Evet. Ben burada hani şeyi de belirtmek istiyorum. Hani şey bir karakter değilim zaten. Vampirim ama böyle fiziksel falan bir olaylarım yok çok fazla. O yüzden korkuyorum şu anda yani. Sıçtık, bok yedik. Bunlar bütün güçleriyle bana gelecek diye anksiyete yapmış durumdayım yani. Bayağı arabanın içinde böyle duruyorum hala. Allah olsa da canımı alsa yeter artık diye Aynen. ağlıyorum neredeyse Aynen ben aynen. de. O zaman Bayağı vampir olmama rağmen yan bayağı koltuktan ben korkmuş levyemi durumdayım. kapıyorum. Böyle kapıyı açıyorum. Rayvan'ın oğlu ilk kez mi motosiklet kovalıyor lan bizi bu şehirde it oğlu it falan deyip herife levyeyle dalmaya doğru gidiyorum şu an. Böyle o Terminator edasıyla böyle ayaklarının üzerinde böyle doğruluyor. Kaskını çıkardığı zaman Cenk ve Tardu bunun kim olduğunu görüyor. Bu Sezgin'in özel koruması Bahriyeli. Adını bilmiyorsun. Eyvah. Bu Bahriyeli bizzat sizin peşinize düşmüş durumda. Kendisi de bir vampir. Bunu da biliyorsunuz. Peki, o sırada Mehmet Öztürk yaklaşıyorsun kendisine doğru. Ne yapacaksın? Ne deneyeceksin? Vuracağım herife ya. Bir şey denemeyeceğim. Necip abi var elimde. Yakın dövüşe artı 2'm var. Yakın dövüşe zaten 2'm base'te var. Şu an artı 4 lazer atıyorum. O da iyi bir şey gelirse. Ama eksi 3 geldi hocam. Ben bir şey deneyeyim Sayın mi? Game Master yani eksi 3 sürekli Biz de gelmesi öleceğiz galiba. bir tık şey mi yani böyle olur mu yani? Neyse. Geleceğiz Ben bir size şey... Cenk ve Tardu. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Miğferini çıkarıyor Bahriyeli. Ve böyle temiz kesimli, o sert mizacıyla, o böyle geniş çenesiyle beraber, böyle daha önce kırılmış olduğu belli olan burnuyla beraber, yine de karizmatik duran, böyle koyu saçlı, böyle hani şey tenli, kavruk tenli bir kişi kendisi. Böyle sen onun beklediğinden daha hızlı hareket ediyorsun. Muhtemelen senin de bir kandaş olduğunu, türdaş olduğunu anlamıyor. Kindred olduğunu anlamamış. O yüzden sen Vay, ona Kindred'ı savuruyorsun. kardeş diye mi, kandaş diye mi çevirdin? Çok iyi kandaş ha. Değil mi? Bence de fena değil. Güzel güzel. Sen Necip abi savuruyorsun. Aha. Totalin kaçtı? Bir. Onun totali de şu an artı sıfır. Yes be. İşte bu. Ona vurmanla beraber böyle yüzüne bir indiriyorsun. Ya akrep falan elindeyse ateşli silah kullanaması diye akrebi atmaya çalışacağım elinden şimdi. Emin değilim akrep elinde kalmasın herifin. Artı bir ile yapabiliyor musun onu? Artı iki mi gerekiyordu en az? Ya senin kararın tümüyle. Sonuçta artık yakın dövüşe girdik tahminim. Hani ben şey olarak söylüyorum bunu. Adını söyle. Şey, Fluff yani sen bu. akrebi böyle akrebe vurmaya çalışıyorsun ama Necip abi havada yakalamaya çalışıyor o da ve Aha. elinden çatır diye bir ses geliyor. Tamam. Böyle yüzünde bir acı ifadesi yok ama kesinlikle elinde birkaç kemiği yani sol elinde birkaç kemiğinin kırılmış olduğunu duyuyorsun. Kendisi bir fiziksel stres aldı şu an için. Bir. Okey. Tamam Evet. benim bunu Peki senden toplamam sonra lazım. kim act ediyor senden Ben sonra? etmek isterim eğer acil bir ektim var. Fate kurallarında bir sonraki player'ı kendi
turunu bitiren söyle. Yani burada okay. karar veriyor. Bahriyeli oynasın o zaman. Bahriyeli'ye Bahriyeli'ye bırakıyor inisiyatifini. Evet evet, let's see ya. O böyle şeyi yakaladıktan sonra bayağı senin kafana dayayıp akrebi taramaya çalışıyor. Ve hı-hı. bunu çok hızlı bir şekilde yapmayı deniyor. Okey. Evet, görelim bakalım başarabilecek mi? Hay, hadi bakalım. Çevikliğim bir benim. Zar da atıyorum. Evet. Eksi bir geldi o da. Ama hep eksi gelirse bu oyunda biz ölürüz yani. Ben kırmızı zarları sarılara değiştirebilir miyim yani? Niye veriyorsun? Niye veriyorsun adama zaten? Benim güzel planım vardı. Yani fark eder oğlum. Sıfır totalim benim şu an. Okey. Onun totali şu an artı 4. Oha! Yuh! Abi evet. Hey! Bey! Okey. Ben artı 1 attım. Tamam. Artı 2 onun kendi atıcılık yeteneği. Oho. Bir de elindeki akrepten dolayı ona artı 1 verdim. Hı-hı. Çünkü çok yakında şöyle bir şekilde kafana doğrulttuğu için taramalıyı muhtemelen vuracağını düşünüyorum. Şu an artı 4'teyiz. Bu peki noktada... böyle şey gibi yapsam mı onu? Ben de azıcık konuşmalı Game Master'ı trolleyen oyuncu olayım. Yani yakın mesafedeyiz. Elimde levye var. Belki de yakın mesafede zor ateş ediyor olsa falan olmaz. Hani öyle. Ama levyeni yakaladı ya zaten, elindeki kemikler çatırdadı. Doğru diyorsun. Peki. Hani kendini çekip seni şeyi doğrultuyor. Yani hani tamam. Yani tabii ki burada bunun bir insan olmadığını da tabii, şey yapmak lazım. Ben yani araya gidemiyor muyuz biz? Ölecek yoksa? Evet ya. Evet, yok. Bu adam konuşulamıyor mu hiçbir şekilde? Yani şu an fırsatımız yok mu? Ya da ne bileyim böyle araya girmeye şey yapma abi falan. Şu an şöyle, bu olan oluyor. Mehmet Öztürk'ün buna olan tepkisi ne olacak? Yani şu an mesela fate puanı harcayıp bir şeyler yapabilir. Şu an önce tepki hakkı onda. 4 hasar alıyorum. Ben physical'ım 6. Böyle taramasıyla beraber hani bitch. Böyle kenara çekiliyor Mehmet Öztürk. Böyle o şeyinin koluna böyle mermilerin geldiğini, bacağına falan saplandığını görüyoruz. Mideye mideye. Tak 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 yiyorum buraya böyle ben. Puh diye bir tanesini tükürüyorum ağzımdan sonra mermi kovanların. Böyle o da şaşırıyor bu arada. Şimdi Bahriyeli seçiyor ki hadi şey çok istedi, Cenk çok istedi. Cenk de olsun. Öleceğiz yoksa. Ben arabanın içinden böyle direkt çıkıyorum, tamam mı? Dur lan! Dur! Dur lan dur diyorum. Elimde böyle ceketimden bir tane böyle defter çıkartıyorum. Böyle sallıyorum defteri böyle. Bak bana bak! Bak bunu görüyor musun? Bu ne biliyor musun? Bak bak bak! Böyle bakışlarını sana doğru çeviriyor. Ve böyle hani anlam veremiyor ne olduğunu hani. Böyle uzakta çünkü. Sonra fark ediyor o defterin ne olduğunu. Şey yapıyorum. Hepinizi böyle... okurum. Hepinizi okurum. Maskeli balo falan umurumda değil. Hepinizi okurum. Bak. Bundan... Bir tane de aynı zamanda benim bir arkadaşım da var. Eğer belirli saatte belirli bir yerde olmazsam bunun içindeki her şey... Bak hepinizi okurum. Yemin ediyorum ben. Benim hayatım değerli değil. Tamam mı? Hepinizi okurum. Böyle sallıyorum. Bırak, bırak gidelim. Şimdi senin bir kışkırtma zarı atman gerekiyor. Kendisini evet. kışkırtabiliyor evet. musun diye. Bakalım artı, nasıl sakin evet. kalabiliyor mu? Artı 2'm var. Ha ben pardon, ay ben atıyordum zarları, unutuyor muyum? Pardon, attım hemen. Oha 3 geldi ya. 3 geldi. Kışkırtma kaç? Kışkırtman kaç? 2. 5. 5. Onun artı 1. Şu an böyle şey oluyor. Hani o senin elindekini gördüğü zaman diye böyle bir şeye başlıyor. Böyle dişleri çıkıyor. Geri dönün, geri dönün. Arabaya doğru koşmaya başlıyor böyle. Ha! Dayı! Araya girebiliyor muyum? Sana Günhan'a mı koşuyor herif? Öyle. Cenk'e mi koşuyor Günhan'a adam? Doğru koşuyor. Tamam. Fakat şöyle bir şey var. 4 zihinsel stres almak yerine kendisi frenzy'ye girmeyi tercih ediyor. Yani öfkeden kuduruyor şu an. Vampir olduğu için hani içindeki öfkeyle beraber böyle bir tehdit, böyle bir saygısızlık karşısında vampir doğasına daha fazla hakim olamıyor ve doğrudan araca doğru fırlıyor. Elindeki mesela akrebi falan da bırakıyor. Direkt pençeleriyle beraber arabanın üstüne doğru fırlıyor. Koşarak. Belli bir mesafeye geldiğinde zıplayacak. Burada act etmeyen, yani turunu kullanmayan yalnızca Tardu kaldı. Şimdi o yüzden sıra Tardu'da. Tardu seçecek. Yani Tardu ne yaptığını söyleyecek.
Ben yani ama çok öfkeli konuşabilsem ben sıradaki ne olduğunu ve yani sıra sana gelecek. Şu an sen bizi kullanıyorsun ama bizden sonra seni bitirecek demek istiyorum karşımdakine. Yok, karakter Frenzy'de. Frenzy'deki vampir şey gibi Frenzy'de düşün. evet diyemiyorum. Yani Evet diyemiyorum o yüzden. sapık 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 manyak bir yaratık var şu an karşımızda artık yani. Bu iş fiziksele döner. Yapıştıracağım, yapacak bir şey yok. He Ben ya. deliriyorum, çıldırıyorum ve evet ben gireceğim. Ama benim beden bir. Çeviklik Yani. iki. Arkasından dolaşıp onu tutmaya çalışacağım. Çevikteki iki hiç az değil bu arada. Evet, ben onu Ama arkasından dolanıp tutmaya çalışacağım ki diğerleri de yardımcı olabilir diye düşünüyorum. okey. Sen sana burada bir aspekt yaratmaya çalışıyorsun. Yani bir avantaj yaratmaya çalışıyorsun diğerleri için. Durdurmaya çalışacağım hiç değilse. O zaman şöyle yapmak daha mantıklı. Onun arkasından yaklaşmanın en güzel yolu gizlilikle yaklaşmak bu noktada. Hani doğrudan üstüne atlarsan çünkü seni görür. Bu noktada bence gizlilik atman daha mantıklı. Ya da şöyle diyelim. Zuhal, elindeki statlardan en yüksek, skilllerinden en yüksek olan senin hangisi? Yani en becerikli olduğun şey ne? Kışkırtma. Ha? Kışkırtma. 4 kışkırtma mı sende? Evet. Tamam, o zaman şey gibi düşün. Yani avantaj sağlayacaksın ya bize. Avantaj sağlamak için mesela arabanın içindesin sen. Cenk indi. Arabanın içinden Cem'e vurup gelsene ulan it falan yapıp herif böyle 10 falan arabaya Evet. saldırttırıp anladın mı? En güçlü zarın Giyiyorsa ya. hadi bana gel. Giyiyorsa gel. Hadi bana Ya gel diye bağırıyor. herif kaputa maputa vursun Cenk'e vuracağını. Hani öyle şey yap. İşte kışkırtılmış diye aspekt eklenir mesela. Herife. Belki biz de onu sömürürüz. Yani en güçlü skill'lerimizi kullanmak böyle taktiksel anlarda daha mantıklı oluyor. Hadi yiyorsa bana gel. Gel bakayım. Adamsan bana gel. Hadi. İki attı, toplam altısı var. Okey. Kendisinin şu an şöyle bir durum var. Şimdi kendisinin empatisi yani açıkçası fena değil. Artı bir falan. Ama ve lakin kendisi şu an kuduruyor. Öfkeden kuduruyor hani. Bu yüzden eksi iki alıyor şu an. Hani bu free use aspect olarak bunu kullanabilirsiniz. Kesinlikle böyle Tardu'nun içeriden ona şey yapmasıyla beraber tam böyle Cenk'in olduğu tarafa giderken böyle Tardu'yu görüyor ve Mahriyeli ile Tardu'nun tabii de bir geçmişi vardır elbette. Uzun süredir birbirlerini tanıyorlardır yani. Buna şeyle beraber direkt arabanın üstüne fırlamayı tercih ediyor. Ve hani arabanın üstünden Tardu'nun olduğu tarafa gitmeye çalışıyor. Şimdi bu noktada Tardu seçiyor kim oynayacak. Burada herkesi seçebilirsin. Bahriyeli'yi de seçebilirsin. Mehmet Öztürk'ü de seçebilirsin. Cenk'i de seçebilirsin. Bir sonraki hamleyi kim yapacak? Mehmet abi yapsın. Belki Necip'le yapıştırır bir şey yapar. Şey, Frenzy'deyken fiziksel hasar alması falan azalıyor mu herifin? Böyle bildiğim özel bir şey var mı bununla alakalı? Çünkü Fifth Edition'ı hiç bilmediğim gibi Fate'de vampir doyamadım. Hani şey gibi bir bilgisi var mı da benim adamın? Yükseliyor diye biliyorum. Ya bu Yükseliyor diye Frenzy'ye biliyorum. girdi. Buna şimdi sopayla vurmak anlamsız gibi bir şey var mı? Yoksa yine de yediği sopadan sopayı güzel yiyor mu yani? Özetle onu sorayım. Sopayı Daha güzel çok atıyorsan güzel yer. Yani tamam, ama evet. fena ortalamaysa yemeyebilir tabii. Ya yani şöyle yani tabii bazı statları yükseliyor. Tamam. Benim bildiğim kadarıyla aggravated falan daha çok yiyorlar diye biliyorum ama o tabii ki eski sistem. İşte ben de Tabii yani. aggravated vuran bir şey taşımıyorum yanımda açıkçası. O yüzden bakalım halledeceğiz olduğu kadar. Yani uçuk yaralar diyelim burada. Türkçe konuşursak uçuk yara verebilecek bir şey yani. Aşırı İnsan yaralar. ötesi aşırı yara. Ben onu uçuk yara diye çevirdim. Hani şey yapabiliriz. Tamam o zaman ben hızlıca herifin yanına gidip lan daha da arabaya mı saldırıyorsun diye herifin kafasına akışetmeye çalışacağım şeyi Necip abiyi. Necip abiden artı ikimiz var. Yakın dövüşten artı ikimiz var. Herifin de kışkırtılmış şerefsiz şeyini kullanarak artı ikim de orada var. Daha da benim çağrım Cenk ve Tardu ismindeki relationship Falan. aspektimi kullanıp yani bu iki tanesini bana emanet ettiler kullanıp ondan sonra artı iki de oradan alıyorum. Fate puanı harcadım buna. Ama reroll da yapabilirim artık sonuca göre. Bakıyorum. Sıfır geldi burası. Toplam artı altı ile şahsın omurgasına doğru Necip abi akşediyorum. Okey, o da şöyle. Artı 3 attım onu. Kendi yakın dövüşü onun artı 2. 5 etti. Şu an kendisi de kışkırtılmış durumda. O yüzden kendisi de artı 2 alıyor. Tamam. Ediyor sana artı 7. Ne daha da? Yani Oha. Okey. evet. Bana soktun yani. Yok bir geri de.
Geri gerideyim ya. Ay pardon. Rol yaptım yanlışlıkla. Böyle arka taraftan böyle koşuyor Mehmet. Elinde Necip abi var. Arabanın üzerine zıplıyor ama vurmasıyla beraber ne oluyor? Herif de yay gibi çok sekiyor öyle. Çok iyi hissettirmiyor. Ama müdahale edebilirsin tabii ki. Tüh. Kötü oldu. Peki böyle durumlarda birbirimizle aynı anda planlar kurup şey yaptığımızda bonus veremiyor muyuz? Help action gibi bir şey yapamıyor muyuz? Create an advantage yaptı ya Zuhal demin. O şekilde onları şey yapmak lazım. Ama ben senin zarına kendi action'ında bir şey veremiyor muyum? Başka bir advantage yaratman lazım. Tabii orada mesela şey olacaktı. Tardu sana aktaracaktı. Sen de advantage verecektin. Sonra ben vuracaktım ama herif zaten aşmış gitmiş herifi. Bu arada biraz zor şey yapmamız şu anda. Durdurmamız. Bakalım. Bir müdahalede bulunuyor musun ona? Ben mi? Şey, Mehmet. Müdahalelik çok bir şeyim yok. Zaten şu an saldırımı yaptım. Tutmadı. Daha fazla fake puan harcayacak mıydın? Yok. Bir kere. Fate'i de harcadım yani. Keşke fate harcamışsın. Statım sayım 0 geldi çünkü zarım. Ya bir dakika. Fate'i de harcayınca... Bir saniye. 2, 2, 6... Benim çağrım Cenk ve Tardu ile beraber ben 8'de oluyorum şu anda. 6 değil. Heh. Okey. Bir fiziksel stres daha alıyor. Böyle vuruyorsun. Tank diye bir ses geliyor böyle. Yine kemik çatırdığı sesi geliyor. Ve bu sefer böyle acı içerisinde öfkeyle bakan o yaratık sana doğru dönüyor. Böyle diye içerisinden böyle bir içgüdüsel bir hırlamasıyla beraber sana dönüyor böyle. Hani sen bunu ne cüret yaparsın ifadesini yüzünde görebiliyorsun şu an. Ben de giriyorum lan frenziye o zaman. Bu ne böyle? Herkes frenziye giriyor kardeşim. Biz de girelim frenziye o zaman. Provok olman lazım. Neyse tamam. Evet. O araba vurulduğunda yapacaktım onu. Okey geçti. Tamam evet. Şimdi Cenk de sanırım sıra. Ya da Tardu'yu da seçebiliyor olman lazım senin. İkinci tur olduğu için. O zaman Tardu'ya veriyorum ben tekrar. Tardu, sen onun dikkatini dağıttın ve dikkatini dağıtmandan yararlanıp Mehmet elindeki Necip abisiyle beraber kendisine müdahale etmeyi denedi. Ve lakin Bahriyeli'yi biliyorsun. Bu fazla bir biraz sert bir şey. Yani duvar gibi biraz. Tabii ki siz de 3 vampirsiniz. Elbette başarabilirsiniz ama neyin ne doğru ne kadar risk almak istediğiniz kararı sende şu an. Ben de aynı anda yani Mehmet'i tek bırakmıyorum. Ben de dalıyorum. Evet kolumda yara oldu şu bu ama benim bedenden artı birim var. Ben de dalıyorum. Çünkü ya hep ya hiç korkmuyorum yani. Zaten öleceksem de öleyim yani. O moddayım. Kurtulmaya çalışıyoruz adamla. Adamı yok etmek için ben de saldırıyorum kafasına burada doğru. Taktiksel olarak doğru olan adamın demin zarı çok yüksek geldi. Biz bunu gördük ya oyuncu olarak. Şöyle yapmamız lazım. Okey biz avantaj yaratmaya devam edelim. Mehmet kendi turuna geldiğinde artı 4 olarak vursun bundan sonra. O yüzden sen mesela işte ben demirle vurdum herif düştü ya. Belki sen bir tane elinde tutmaca falan gibi bir şey de deneyebilirsin böyle. Tamam yani ben de tutmaya çalışayım. Yani çünkü benim belki o kadar vuramayacağım ama en azından onu tutmaya çalışabilirim. Ya da işte şey de çıkarabilirsin. Demin mesela Arya bize şeyi söyledi ya senin Bahriyeli ile geçmişin var. Mesela bu bir aspekttir aslında. Acaba bu aspektten ötürü senin bildiğin İşte bu Kur'an-ı Kerim'den şey korkar. Mı? İşte bunun dördüncü parmağı yok. Oraya vurursan daha çok hasar alır falan gibi böyle. Belki de bilmiyorum hani. Bahriyeli ile ilgili ne biliyorum ben? Ne biliyorsan onu biliyorsun. Bu fate, bu sistem size ait yani. Ya mesela gerçekten fate puanı harcayıp ben bunu yapıyorum, bunu biliyorum diyebiliyorsunuz bu oyunda. Mesela normal burada bu fate sisteminin bir özelliği. Seyircilerimize hemen bir onu ben bilgilendirmesini geçeyim. Mesela Vampire the Masquerade'in kendi sistemini uyguluyorsanız evet doğru olan orada Storyteller'a sormak. Ama Fate'in sisteminde Fate puanı harcayıp böyle detayları siz kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Ben onun klana ihanetini biliyor muyum? Klana ihaneti? Evet. Bizi peşimize gönderen hanımefendi ihanetiyle ilgili ya da ona yaptığı bir yanlışı biliyor muyum? Mesela Fate puanı harcarsan evet. Farkındalığımdan bilemiyorum ama değil mi? Hayır, senin zaten şöyle bir özelliğin var. Sen özelliğini kullanabilirsin burada. O özelliğimizi seyircilerle bir paylaşır mısın? Benim hem klanımdan dolayı hem de zaten verdiğim puanlamadan dolayı farkındalığım zaten klanımdan dolayı Toreador'da yüksek.
Hayır, Ayrıca benim bir... bir de evet benim şöyle bir o zarımı atmak istiyorum ben. Ben Senin bir aspektin kişilerin var. evet benim aspektim var. Kişilerin en derin sırlarını, en sakladıkları, o tutkulu en kavurlamaya çalıştıkları bir sırrı biliyorum. Doğru zarı atarsam. Atayım O mı zaman zarını? atam. Hı. Atıyorum. Eksi bir geldi. Bravo. Yani inanılmaz bir cenabet durumu bu. Ben evet, Peki bugün yedim. alakalı şeyin ne? Özelliğinin artısı kaç? Farkındalığım mı? Evet. Farkındalığım 3. 3. İki de Şu an topla. o da -2 attı o da. Ha. Şu an sen bunu başardın. Peki bu özelliğimizi seyircilerimize bir aktarabilir misin? Senin bu özelliğin hani nasıl bir şey? Benim özelliğim her Hani in-game bir tasvir de edebilirsin. Hani biz in-game yani oyun içerisinde bir hani tasvir edebilirsin nasıl işlediğini bu gücün. Tamamen sende onun yaratıcılığı. Yani kişilerin dışarı farklı gösterdikleri hani bir sırları vardır. Herkes. Hatta neredeyse tersini yansıttıkları. Ben her oturumda mı diyeyim? In-game oyunun içinde mi anlatayım? Yoksa Oyun içi karakter. tasviri yapalım, evet. Özelliklerini anlattık çünkü. Hı. Hepimizin bir maskesi var. Ben o maskenin arkasındakini görüyorum. Şanslıysam. Seziyorum. Bu akşam şanslıydın sanırım. Hı. Çünkü Bahriyeli'ye baktığın zaman onunla olan geçmişinizden ötürü, şu an peşinizde olmasından ötürü ve kendi içgüdüsüne Cenk'in kışkırtmasıyla beraber yenildiği için onun sen en derinlikteki sırlarından bir tanesini görüyorsun. Böyle Cenk sen bunu fark ediyorsun. Böyle Tardu sanki bu dünyadan ayrılıyor bir iki saniyeliğine. Böyle Yine delirdi yine. gözleri bembeyaz oluyor. Yine manyak, yine o triplere Ve girdi. Bir şeyler kendisine oldu yine geliyor. ona. Sizin için bir iki saniyelik dediğim gibi almadığınız bir nefes süresi kadar Tardu aranızdan ayrılıyor. Ama Tardu o sırada çok büyük bilgilere ulaşıyor. Yalıdasın. Bakıyorsun böyle. Ellerini kaldırdığın zaman Bahriyel'in ellerini görüyorsun. Önünde bir beden var. Sezgin'in eski zamanlardan bir rakibi. Ellerinde onun kanı var. Sana diyor ki Sezgin, onun diyor kalbinin kanını iç diyor. Sen böyle şey oluyorsun. Bir saniyenin duruyorsun böyle. Ben böyle bir şeytaniyeti yapamam diyorsun. O da diyor ki emrediyorum yapacaksın diyor. Ve orada o akşam Nihal'in kalbinin kanını içiyor. Onun ruhunu yok ediyor. Şu an o canavarındaki pişmanlık, Mihal'e yaptığı bu günahtan dolayı hissettiği pişmanlık tam gözünün önünde. Mehmet bir taksinin tam üstünde onunla mücadele ediyor. Sen Bağırıyorum. Hı. bu bilgi sana Hı. geldi ötelerden. Zuhal, bunun bu yaptığı vampirler aleminde En evet evet çocuk en yemek gibi bir şey işte yani ne bileyim evet I don't evet. know. Ha. Çocuk yiyoruz biz normalde yani insanlarda çocuk yemek neyse vampir aleminde bu. Ben bağırıyorum ve bizim de mi kalbimizin kanını içeceksin diye bağırıyorum. Oo, Bize şerefsize bak. bunu bize de mi yapacaksın? Böyle biri misin sen? Onun maşası mı olacaksın? Hep başkalarının ruhunu mu sömüreceksin? Böyle mi Sen devam daha edeceksin diye bağırıyorum. lafını bitirmeden önüne atlıyor. Ve Tam böyle ön onun roman o sahnesi. korkunç dişlerini böyle tamamen çıkarmış salyalı o öfkesiyle yüz yüze geliyorsun. Peki o sırada Cenk ne yapıyor? Yerdeki akrep yerde mi? Ben ona takıldım. Şerif çünkü frenziye girdiyse ve tutuyorsa falan akrebi yere düşürmüş olması gerek. Biraz uzakta ama sen onu hızlıca alabilirsin belki de. Ben hızlı bir vampirim. Sadece Evet. gerektiği şeylerde. Evet. Ben şey yapıyorum abi. Direkt çeviklik kullanarak akrep alıp şeye Tardu ile ilgilenirken direkt kafasına 35 sayacağım. Yakın mesafeden. Deneyebilirsin. Bunun için atıcılık yapman lazım. Atıcılığım hiç yok benim. Peki, Fakat araya keyim var. alacağım. Ben bir araya giriyorum Fate kurallarının neticesinde. Şimdi hem gittin, hem aldın, hem döndün, hem sıktın.
bin tane iş ya, normalde düz bir Fate karakteri bunu yapamaz. Ama bu arkadaş celerity'li bir vampir olduğu için bunu yapabilecek durumda. Evet. Bu celerity'sini evet. kullanması için Arya hocam Fate puanı harcasın mı harcamasın mı? Bu arada bu sisteme biz kendimiz karar verdiğimiz için arkadaşlar konuşarak yapıyoruz bunu. Yani her Game Master evet. yani masasındaki arkadaşlarla konuşup bunu kendi seçebilir. Evet. Ve normalde bu da Fate kurallarında yok. Ama şöyle bir durum var. Biz vampir oynadığımız için vampir kuralları da aynı. Şöyle bir şey var. İsterse kan, vücudundaki kanı kullanıp böyle şeyler yaptıkları için acıkıp, yani vücudundaki kanı harcayıp büyülü enerjisini sömürüp böyle bir şey yapmayı da tercih edebilir. Yani iki seçeneğin var. Bu arada bunu da bir diğer oyunculara da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Vampir özelliklerinizi kullanırken açlık da alabilirsiniz. Bu zihinsel Fate stres olarak mı geçiyor? Direkt bu bir bedel. Okay. Yani şimdi bedeller var ya, oraya hafif ya da ortalama olarak açlık bedeli alabiliyorsunuz. Aynı zamanda beslendiğiniz zaman bunlar iyileşiyor. O yüzden normal bedellerden farklı. Tek yani eksi yanı sizin o boşluklarınızı doldurması. Hı hı. Ben direkt bunu açlık olarak kullanıyorum ya. Açlık alacağım tamamdır. Yani. Hafif kendin böyle şey oluyorsun. Zaten içindeki kanı hissetmeye başlıyorsun. Fokur diyor böyle. Bahriyeli oradan bağırıyor. Bu taksici bir şeyler yapıyor. Tardo deliriyor, kendini kaybediyor falan. Hemen aniden bir şey yapman gerektiğini hissediyorsun. Çok ilginçtir ki o kanın içindeki gücü sana kullanmayı Sezgin öğretmişti. Bugün, bu gece Sezgin'in kuyusunu kazmak için bu kanını uyandırıyorsun. Kan damarlarında akmaya başlamasıyla beraber içindeki kaslar o bahsettiğimiz insan ötesi hızı gösteriyor. Göz açıp kapayana kadar 5-10 metre ötede fırlamış olan akrebin dibinde bitip onu alıp başka bir göz kırpmasıyla zaten küçük bir flash metin de var. Onu da oynayabilir miyim? Bahriyeli'ye onu doğrultuyorsun. Nasıl bir flash metin? Silahı elime alınca aklıma böyle bir tane bir saniyelik bir hikaye geldi. Flashback böyle. Oraya koşarken onu düşünüyormuş olabilir mi? Yani sen bunu düşünebilirsin ama şu an action biraz daha şeyde. Tamam. Tamam. Burada. Tamam. Zarından sonra onu belki görebiliriz. Evet tamam olur. Tamam. Aynen. Bakalım. Sayacağım. 30 sayacağım herife. Atıcılık direkt yani. Evet. Aynen. Hiç yapamayacak kesinlikle. Ama bakın. Şunu belirtmek istiyorum. Onlar şimdi şu şekilde duruyorlar ya. Aşağıda yatardı. Ben şöyle saymayacağım. Yandan sayacağım yani böyle, anladın mı? Hani böyle hata yaparsak falan kıza gitmesin yani. Şey olmasın. Bakacağız işte. O bakacağız zarına göre. Tamam ben detayımı vereyim de sonra şey olmasın. Tardu'yu vurdun falan olmasın. Böyle pazarlık. Fate olduğu için evet, zardan sonra bunların pazarlığını yapıyoruz. Ha okey tamam. Atıyorum. Evet. Attım. Sıfır geldi. Çoğumuza eksi üçlerin, eksi birlerin geldi bu gecede. Hiç fena bir zar değil. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Şimdi hemen hesaplayalım. Cenk'in atıcılık yeteneği, yani silah kullanma yeteneği sıfır. Evet. Müthiş. Zardan da sıfır geldi. Müthiş. Fakat akrep açıkçası zor bulunan ve böyle bir durumda işine yarayabilecek bir silah. O yüzden artı bir alıyorsun. Aa okey. Aynı zamanda şu an kendisi tamamıyla Tardu'ya odaklanmış durumda. O yüzden bir artı 2 daha oradan alıyorsun. Artı 3 etti. Peki başka var mı bu durumda sana avantaj sağlayabilecek bir var. Durum? Var. Bir tane anım var işte, onu anlatayım mı? Fate puanı harcarsan evet. Harcıyorum. Anime karakteri gibi. No. Tamamdır. Yani 2 tamam. Kaldı senin de. Aynen. Abi okay. 1985 okay, 1985 Manisa şeyi, kışlası. Askerlik eğitimimdeyim. Koşuyorum moşuyorum bilmem ne. Orada işte komutan bağırıyor, diyor ki tamam şimdi hepiniz silahları alın, şimdi hepinize adam olmayı öğreteceğim, erkek olmayı öğreteceğim falan diye böyle. Bana bir tane herkesten farklı bir silah veriyorlar. O silah da bu bir akrep. Tamam mı? Komutanım yalnız ben diğer arkadaşlar M5 M4 kullanıyor, ben niye akrep kullanıyorum falan diyorum. Hüseyin sus, o kalmış, onu öğreneceksin sen de falan diyor böyle. Allah Allah, bismillah falan diyorum. Böyle o günlük talimimi akreple yapıyorum. O yüzden bildiğim bir silah. Yok artık. Biraz şimdi evet. Fate'in başka bir özelliği. Evet. Böyle bir şey olduğu zaman ben, yalnızca ben değil, herhangi bir başka oyuncu yok artık diyerekten o olana müdahale edebiliyor. Ya öyle, ya mesela akrebin şeyi neydi? Menşeyi neydi?
Hiçbir fikrim yok. Akrebin menşei ya İsrail olması ya da mesela onlar size özel yani bir bileşik eğitim verilmiştir. Orada vermişlerdi. Öyle hani bu kaldı al bunu sık olmayacağı için. Asker akrep falan böyle bir, biraz evet yani. Evet. Hani öyle bir özel eğitim almışsındır diyelim. Öyle düzeltelim orayı. Okey öyle olsun canım. Komando girmişim. Gibi hani değişik bir eğitim yani özel bir eğitim almışsın sen şans eseri. Şans eseri bu... tamam zaten hiç ilgim alakam yok. Bir tek o adım var yani aklımda bunlarla ilgili. Bütün hayatımda silahlarla ilgili bu var doğru düzgün. Okey. Bunun üzerine artı 5 oluyor senin sonucun. Ben kendisinin evet. sonucunu söyleyeyim hemen. Fate mi harcadı bu artı 2'si için son anısını anlatıp bonus alması evet, için? Evet. Evet. Yes. Kendisi eksi 1'deydi. Şanslısınız. Yani oo. Aranızda 6 fark var. Kendisi 2 stres daha alıyor. Sonrasında da böyle sırtından tarıyorsunuz. Hafif neydi? Superficial'ı ben nasıl çevirmiştim unuttum. Yüzeysel? Yok. Yüzeysel değil. Önemli olmayan yara. Ah böyle şeyler beni çok üzülüyor. Zeybek falan nasıl çevirmişsin? Hafif derecede şey alıyor. Ne denir? Consequence. Önemsiz bedel alıyor. Yani önemli bir bedel alıyor şu an. Orta seviyede. Sırtından vuruluyor böyle şey. Tarbu senin yüzüne kanlar fışkırıyor böyle. Tamam böyle arkasına şey oluyor. Arabaya denk geliyor şey oluyor. Araba çing diye hatta bir tane de arabadan ses geliyor. Çünkü tarıyor böyle. Çok ama iyi. Böyle tamamen taranıyor. Ve bir dizinin üstüne düşüyor böyle. Kan böyle tükürüyor yere. Ve o diye kudurduğunu duyabiliyorsun böyle Tardo. Dayı! Vur! Ha. Bu arada... Şu an Bahriyeli'de. Okey. Hepiniz oynadınız. Şu mekaniği ben yine de bir açıklayacağım şeye. Genel olarak herkese. Fiziksel stres var arkadaşlar oyunda. Bu fiziksel stres combat bitince gidiyor. Mesela ben demin 4 hasar aldım ama 6 canım var. Ki maksimum 6 canın olabiliyor bu sistemde. Ben bu combat bittiğinde onlara puh diye tüküreceğim. Yani vampir olduğum için. Başka bir karakterde de ya o sıyrık geçiyor falan gibi anlatıyorsunuz onu. Ama consequence dediğimiz yani bedel diye çevirmiştik bunu Fate Condensed'de Türkçe'ye. Bedel almaya başladığında işte orada harbi canın yanıyor demektir. Yani işte şey mesela şu an hafif bir bedel aldı bu herif. Çünkü fiziksel stresi yani streslememizin sebebi o anladın mı? Ulan ölüyordum falan hali stres gerçekten. Ama bedelde önce hafif sonra orta sonra ağır bedel alıyorsun. Ondan sonra uğurluyoruz zaten oyunda. O yüzden herif aslında şu an ölmeye çok yaklaştı. İki kere daha hasar aldığında. Çünkü tek bir puanı bile yüksek bedellerle harcaman gerekiyor. Combat iyi gidiyor yani şu an dışarıdan Fate sistemini bilmeyenler rahat takip edemiyorsa diye söyleyeyim ben. Budur. Bu araya girip böyle bir açıklama yapmak istedim. Evet, evet. Vampirlerimiz şu an için iyi durumdalar. Ama gecenin kalanında ne göreceğiz? Hala meçhul. Evet şu an Bahriyeli'de sıra. Böyle şey oluyor kafası karışıyor bir yerde. Tardu seni yakalamaya çalışıyor. Böyle boynunu atlıyor seni. Böyle yerde durduğu gibi boynunu atlıyor. Seni yakalamaya çalışıyor. Buna karşı mı koyacaksın? Ya da bunu böyle kullanıp ona farklı bir hamle mi yapmayı deneyeceksin? Şu an sendeyiz. Boynumu tutup, eli boynuma giderken ben onu tutup çevirmeye çalışıyorum. İyice etkisiz hale getirmeye çalışacağım. O zaman bunun için sen atletik atman gerekiyor. Çevik, evet. Çeviklik. Artı 2'm var. Zar atalım. Çeviklik mi? Sen şimdi ona kaçmaya çalışmıyorsun. Onu vurmaya çalışıyorsun. Engellemeye çalışıyorsun. O yüzden burada atletik kullanman gerekiyor. Şey, tümüyle savunma yapmak diye bir hareket de var. Bu oyun hiçbir şey yapmayacak ve nasıl çevirmiştik o sistemi hatırlamıyorum ama o yüzden acaba araya girmese miydim? Aa unutmuşum bunu. Fate Condensed'de nasıl yaptığımızı. Sen ona bakarken biz de olduğumuz gibi devam edelim. Aynen öyle. Burada atletik yok. Yani en azından panelde ben atletik görmediğim fizik, için. Fizik kullanabilirsin. Beden var. Beden artı bir ya. Yapabilirim. Beden. Evet beden. Gerçi eksi 3 gelip duruyor. Onu bilemezsin. Evet bilemem ama bana çok sinirliyim çünkü Nihal'in kanını içmiş. Deliriyorum. Kendimden geçmişim. Ve ben de ona var olan gücümle saldırmaya yani tutmaya çalışıyorum. Attım zarı 3 geldi. Artı 3. Bak, beden bende bir. Sen o kızın kanını nasıl içtin şerefsiz, adi canavar diye tutup çeviriyorum. Çok ağır konuştun yalnız. O da artı dörtte bu arada. Biz yani eşitsiniz. Böyle. Kendisi artı iki, zarı sıfır geldi ama aynı zamanda kendisi kışkırtılmış yani friends durumunda. O yüzden
kendisi de 4'te. Şu an eşitsiniz. Ya hafif bir bedel alıp başaracaksın ya da Fate ile müdahale etmen gerekiyor. Hafif bir bedel alıp başarma yok ki. Ama dur, bu aksiyonu deneyen o değil mi? Şey yapan taraf, dayanan tarzı o zaman kendi seçiyordu kullanmayacağını Fate'i. Bahriyeli'nin hareketi bu çünkü. Aa yani... Bahriyeli'nin hareketi. Ha, ama şey aslında zarı atıp bir şey yapmaya çalışan hep biziz ya. Şey gibi bir dünya yok yani. Hani karşı tarafın sayısı var sadece diye düşünüyoruz aslında. Yine aslında okay. Şey yine agency burada Zuhal'de oluyor. O yüzden sen seçiyorsun Zuhal. Tamam, hafif bir bedel almaya okuyayım ben. Çünkü ya da mesela nefret... Fate harcayabilirsin. Fate harcayayım ya. Tamam, Fate harcıyorum. Harca mesela... Harca bacım, harca, harca. Harca, evet. Yok olsun artık. Sıkıldım yani. Bu adamı parçalamak istiyorum. O da şey yapıyor. Engelliyorsun. O da böyle damarlarındaki akan kanın hızlandığını görebiliyorsun. Sen vampirik gücünü kullanıyorsun. O da vampirik gücünü kullanıyor. O da açlık aldı kendisine. Bedel olarak. Yani yine eşitsiniz. Tamam. Bu noktada... Bu noktada bedel harcayacağım. Okey. Şöyle, sen onu vurmaya çalışıyorsun. O da seni vurmaya çalışıyor. İkiniz de birbirinizi böyle taksiye vuruyorsunuz. İkiniz böyle yere seriliyorsunuz böyle. Ne o seni yakalayabiliyor ne de sen onu yakalayabiliyorsun. Ama hani böyle yere düşüyorsun. Ve demin hani kolundaki o şey... aldığın yara biraz daha acımaya başlıyor. Bir fiziksel stres daha aldın. Çok değil. Şu an ikisi de yerde. Bahriyeli'deydi sıra. Kimde olduğunu seçiyor. Şu an o tekrardan seni seçti. Hamle sırası yine sende. Yine bende. Evet. Ben artık biraz sıvışmaya, kaçmaya çalışıyorum. Çünkü umduğum gibi vursam da geçiremedim. O yüzden elinden kurtulmaya, yanından kaçmaya çalışıyorum. O da seni daha tutmaya çalışıyor, daha fazla tutmaya çalışıyor. Bu sefer çevikliğini kullanacaksın. Hı hı. Çevikliğim. O yine atletiğini kullanıyor. Hı hı. Atıyorum zarı. Hı hı. Eksi bir geldi. İki vermiştim ben. Bir oldu. Bir, okey. Onun toplamı 4 şu an. Yani yine senden üstte, yukarıda. Ya işte hayat. Burada kararlar tardı. Choices. Belki de Sezgin'e isyan etmeden önce düşünmeniz gerekiyordu bunu. Ya. Peki şu an tutuyor yani. Ya bir hasar vermiyor aslında değil mi? Tabii tutmaya çalışıyor, yakalamaya çalışıyor. Okay. Ama yakaladıktan sonra belki bir şey yapmaya çalışıyor ama bilmiyorum. Belki ısırmaya çalışır. Belki Nihal'in kanını içtiği gibi senin de kanını içmeye çalışır. Bunu bilemeyiz. Tarık aktar bize ya. Evet ya, ben baş edemiyorum bununla, öldürecek beni yani. Kurtarın diye bağırıyorum. Ne yapabilirim ki? Tekrar yapıştırmayı denesem o öldürecek beni. Belli yani. Seni yakaladı böyle hı-hı, seni boğar gibi böyle tepene çıktı. Ama hı-hı, boynunda bir açıklık var. Hani sanki biraz hı-hı daha ona zaman tanınırsa o korkunç dişleri senin boynuna ulaşacakmış gibi duruyor. Peki senden sonra hamle yapacak kişi kim? Cenk. Bendeysek eğer direkt şey yapıyorum ben. Silah hala elimde. Yani artık baya point blank'ten falan kafasını sıkacağım yani. Hani baya direkt şeyden burasına falan koyacağım yani ve sıkacağım direkt. Ölmüyor herif çünkü. Yani ben de delirdim artık ve çok korkuyorum ve çok paniğim. Ve bir an önce bitmesini istiyorum bunun. Yoksa öldürecek bizi yani. Böyle. Bence bu durumda bu arada avantaj alırım gibime geliyor. Çünkü baya Tardu'yla inanılmaz derecede ilgili, onu öldürmeye çalışıyor. Frenzy'ye girmiş durumda. Hı. Onları zarımıza attıktan sonra söyleyebiliriz. Tamam peki. Sen hiç yemeyeceksin benim bu küçük pazarlıklarımı. Attım zarı. Bundan, eksi bir geldi anladım. Zarın. Zar eksi bir. Fate'in şeyine göre giriyor. Böyle Cenk arabanın biraz uzağındaydı. O tarafa doğru koşmaya başlıyor. Tabii şu an normal böyle koşuyor. Hani büyük bir hızla koşmasına gerek yok. Fakat arabanın arkasında yere düşmüş olan Tardu ve Bahriyeli'nin şeyini gördüğü zaman, halini gördüğü zaman panikliyor. Silahı tutuyor, doğrultuyor kafasına doğru. Birkaç adım daha atıyor ve ıskalamamak üzere tetiği çekiyor. Peki ne oluyor sonrasında? Ne oluyor? Atıcının 0. Evet. Zar +1 sanırım. Evet.
Yakındasın. O yüzden evet doğru. Artı bir veriyorum Evet. oradan. Aynı zamanda yine bir akrep var. Şu an artı üçtesin. Evet. Beynine sıkmak istiyorum. Öf, hadi bir orta konsekans geldi şerefsize. Evet şu an artı iki desin. Eksi bir. Onun artı iki de eksi bir oldu. Artı bir. Artı iki desin şu an. Müdahale edecek misin herhangi bir? Yani müdahale edecek misin derken sıkıyorum canım. Yani mesela fate puanı harcayacak mısın? Ha, ekstra bir şey yapacak Başka mısın diye tabii soruyorsun. başka bir aspect kullanacak mısın? Şey aspektimi kullanıyorum ben. Dur bakayım. Hiç ben de edebilecek miyim acaba bunu? Dur dur, bir şey söyleyeceğim. Kullanmana gerek yok çünkü kombatta şöyle bir şey var. Herif artık consequence, yani bedel almaya başladı ya. Aldığı her bir hasarı karşılamak için bedel harcaması gerekecek. Anladın mı? Sen şu an iki hasar verdin ya. O zaten dörtlük Ha. kısmını silmek zorunda. Yani O zaman tamam canım. Tamam düz düz yani düz sen şu düz an artı bir sıkıyorum. alsan da 4 puan harcatıyorsun herife. Yani şu an fenayız yani. Aynen. Tamam düz Stresleri sıkıyorum. Düz doldu, doldu sıkıyorum. it oğlu itin. Bir de ben vuracağım şimdi. Ondan sonra Böyle Buffy'deki vampirler gibi kül olacak it. sen böyle onu doğrultup sıkmanla beraber tam kafasından isabet etmiyor. Yanağına ediyor, şeyine ediyor falan ama zaten vampirlerdeki önemli olan şey vücut bütünlüğü, kafa bütünlüğü. Ve böyle o darbeleri almasıyla beraber Tardu, senin suratın tamamen kıpkırmızı, soğuk bir kanla kaplanıyor. Vampirlerin vücudu o kanı sıcak tutmuyor genellikle. Bahriyeli öyle vampirlerden. Soğuk kanlı olanlardan. Ya da o ihale yapmış olduğunun korkunç hissiyatı senin vücuduna yapışmış bir şekilde o kanın sıcaklığını bile hissetmene engel oluyor. Fakat o bağırarak kenara düşüyor. Bu sırada ben bir fate puanı harcıyorum. Aha. Etrafta insanlar gelmeye başlıyor. Bu kadar ses, gürültü falan. Ha. Böyle sokağın başından insanlar bakmaya başlıyor. Neler oluyor burada, ne oluyor falan diye. Ve bu korkunç manzarayı görüyorlar. İnsanlar sokağın ortasında ateş ediyorlar. Kavga çıkıyor. Tabii ki şu an vampir olduğunuza dair bir fikirleri yok. Ama Violated. Evet. eğer bu kişi Bahriyeli böyle çıldırmaya devam ederse evet vampirlerin gizemli dünyası afişi olabilir. Tam ne durumda şu anda yani? O hala hayatta mı? Hala şey yapıyor mu? Hareket edebilecek durumda mı? Yani kafasını tutuyor böyle ve yerde böyle yuvarlanıyor böyle. Hani acı acı içerisinde ama hani ayağa kalkmaya da yer arıyor gibi. Tabii senden sonra Mehmet Öztürk'e geçiyor tur. Yani Mehmet, ben şey direkt bağırıyorum, bakıyorum böyle. Mehmet abi, vur şunu kafasına, vur falan yapıyorum böyle. Şöyle bir şey deneyeceğim. Herife bir tane çakıp bayıltabiliyor muyuz vampirleri? Ne yazık ki vampirleri bayıltamıyorsunuz ama felce sokabilirsin torpora. Okey. O zaman şöyle bir şey deneyeceğim. Tardu'yla beraber bu herif, tanımadığım bu şerefsiz it, benim arabamın önünde kapışıp duruyorlar ya, kapının tarafında olduklarını düşünüyorum. O yüzden şöyle bir şey deneyeceğim. İneceğim aşağıya. Herif de ağır yaralı ya. Bir tane herifin ağzına sokup, yani böyle bayılsın, arabanın da içine geçsin. Çünkü sonra arabayı dağlık bir yere sürüp orada daha dövmeye devam edeceğim seyirciden uzaklaştırıp. Niyetim bu. Deneyebilirsin bunu. Tamam, indim yanına. Necip abiyle ağzına doğru vurup arabanın içine ittirmeye çalışıyorum herifi. Arabanın içinde bitsin yani konu. Çünkü şoför koltuğuna geçip kapıyı kapattım mıydı artık içeride selerit ile döveriz onu diye düşünüyorum. Attım zarımı. Bir geldi. Necip abiden artı 2'm var. Yakın dövüşüm artı 2. 5 puandır bu. Nereden baksan. Kemiksiz 5 puan bu. Aynı zamanda çok yaralı şu an kendisi. Yani kendisini savunabilecek bir durumda değil. O yüzden bir artı iki de oradan var. Tamam. Kendisinin zarı X artı iki geldi. Peki. Bedeninde artı iki. Artı dört. Sen artı üçün var. Bu noktada dediklerini yapabilirsin. Kendisi torpora girdi. Tamam, o zaman herifin Oh. beynine vurup arabaya doğru ittiriyorum. Daha da vuracağım. Bakıyorum torpu hani böyle kaşı gözü yakaymış gibi. Binin lan arabaya, binin falan oluyorum böyle, aşırı araba hasar aldığı için Tamam inanılmaz adamı sinirli birisiyim. ortamıza alıyoruz herifi. Ben akrebi yanıma alıyorum bu arada. Böyle insanlar size bakıyor. İnsanlar böyle telefonlarıyla böyle fotoğraf falan çekiyor. Böyle İstanbul'un Allah ortasında kahretsin. olanlar falan tarzında böyle sizin fotoğraflarınızı Bir de çekmektelerdi. ben tanınıyorum da. Ben şöyle Yani. yapıyorum ama. Siz arabadaysanız inip böyle arabayı, kapısını kapatıyorum, tamam mı? Hani siz içerideyken hani şey vardır ya, güvenlik kapıyı kapatma tribi vardır böyle. Şak diye dışarıdan siyah arabayı kapatıyorum.
Son kalan fate puanımı da elektronik obfuscate'im için harcıyorum ve herkesin telefonunda boktan kedi mimleri gözüküyor bizim fotoğraflarımız yerine. Sonra da arabaya binip yürüyün gidin lan siz de falan diye bağırıp tesbihimden da bağırarak gidiyorum oradan. Hatırlarsanız elektronik obfuscate hareketim vardı benim sırf böyle durumlar için. İnsanlar böyle şey yapıyor. Bu ne ya falan ula. Böyle hepsinde dımbıllandayı çıkıyor anladın mı? Falan yapıyor böyle dımbıllandayı. Tatlıymış ya falan baksana şu kediye falan. Kediyi bırak ya kadının hali görmüyor musun? Ne yapıyorlar falan. Çeksene. Aa bozuldu ya bu olmuyor falan tarzında böyle. İnsanlar daha böyle bir kaosa geçiyor falan böyle. Yani şaşırıyorlar ne oluyor ya falan diye böyle. Hat falan kesildi. Aa büyük oyun falan tarzında etrafta insanlar böyle bir şaşırıyorlar. Siz de o sırada bundan kaçmak için gereken fırsatı buluyorsunuz ve arabaya herkes biniyor. Tarzı nasıl? Sen ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun bu durumda şu an? Ne yapıyorsun? Ben şey modundayım. Ben aslında dönüp insanlara polis olay yeri kaybol falan diye bağırabilir miyim? Bağırabilirsin tabii çözdük, ki. Çözdük abla onu biz. Araba gidiyoruz. Gidiyor muyuz artık Arya? Ben yanlış mı anladım? Bilmeden. Gidiyoruz mu artık? Gidebilirsiniz. Sen o süreçte bir şeyler yapıyor musun? Ben onu soruyorum. Ben dönüp insanlara bağırıyorum. Polis olay dal falan diyorum. Sonra ya ama yüzüm gözüm kan içinde ve o kan kokusu falan beni böyle bir mahvetmiş durumda. Hem tiksiniyorum hem bir şeyleri tetikliyor ama kaos içindeyim. Ben de bir an önce ortamdan kaçmak için hemen taksiye biniyorum. Ve dönüp bağırmaya başlıyorum. Allah kahretsin diye. Sürtük karı mahvetti bizi şu olaya bak. Öleceğiz galiba. Hayır öleceğiz. Falan diye bağırıyorum. Evet şu an arabadasınız. Tarlı arkada bağırıyor. Hı hı. Ben şeyim, arabayı sürüyorum ama şöyle bir durum var. Araba şu an çok hasardı. O yüzden sapa bir yere sürüyorum açıkçası. Hani polisin bizi görmeyeceği. Bu arkadakilerle de bir konuşayım çünkü bu arabanın hasarı da çok. Birisinin bu parayı da ödemesi lazım. Bir yandan da karnımdaki mermileri sıyırıp atıyorum. Fiziksel stres diye değil onlar. Burada alıyorum böyle. Ne koduğumun yanında çing. Sırası çing. Anladın mı? Mermilerimi tükürerek yola devam ediyorum kovanları. Şimdi Mehmet Bey. Araba bir böyle ara sokaktan geçiyor. Radyo böyle şey yapıyor. Tıs 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 deyip herhalde bir mermi yemiş arada. Böyle radyo gitmiş falan. Camlar inmiş. Hani yandaki bir tane sağ taraftaki yolcu tarafındaki ayna böyle yok. Hani şu an böyle orada kocaman böyle bir şey izi var. Böyle mermi izi var. Sokakların içinde gidiyor ve hafif bir yağmur yağıyor. Çok değil. Çiseliyor. Böyle demin yaşadıklarınızı düşünürsek çok sürreal bir an yaşadınız. Şimdi Mehmet Bey böyle bu ben böyle bir yandan şey falan yapıyorum. Buralarımdan böyle kanları falan böyle şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi Mehmet Bey bu biz sıkıntılı bir olay yaşadık. Ben hepsini açıklayacağız size. Ben anlıyorum çok garip bir durumdayız şu anda farkındayım. Bu vatandaş uyanırsa çok kötü şeyler olur. Şimdi benim ayarladığım bir yer vardı. Biz hiç lokasyonu bozmuyoruz. Tuzla Tersane. Burada bir tane terk edilmiş bir tersane var. Bunu anlatmaya çalışıyordum zaten daha önce. Kardeşim ne tersanesi? Arabadaki hasarı görmüyor musun? Ana yola ben çıkamayız biz bununla. Şurada sapa bir yere çekeceğim. Kardeşim. Halledeceğiz sapa kardeşim. Sapa bir yere çekeceğim tamam, bunu közüceğiz. Polis tamam, çevirir bu arabayı. Bununla hiçbir hiçbir yere gidemezsin tersaneye versaneye bununla. Ben tersaneye değil ben sana yenisini de alırım. Önemli değil. Şimdi bizim bir sıkıntımız var. Ben sana anlatacağım. Tuzla tersanesini çekersen bak ben sana anlatıyorum da direkt o bütün eski terk edilmiş tersanelerin olduğu yerde 3. tersaneye de gireceksin. Orada bizim bir işimiz var. Tamam mı? Hadi gözünü seveyim. Hadi ne olur. Kurban olayım. Arya bunu sana sormam lazım. Şimdi hakikaten bu tersane bizim gidebileceğimiz kadar yakın bir yer mi? Çünkü benim anladığım biz yıldan çıktık. Oralarda bir yerde bizi vurdular. Bunu Tuzla tersan dediğine daha açık trafikte yarım saat olması lazım. Evet. Okey uzun yol var yani ve riskli bir yol ve bir sürü de elektronik görüntüleme şeyi var o yolda. Haliyle ben hasarlı araçla o yola gitmem. Benzinliğin arkasındaki inşaatını oraya çekiyorum ben açıkçası arabayı. Artık orada ne konuşacaksak konuşalım hep beraber. Bu arada arabada Tardun'un daha önce bahsetmiş olduğu üzerine ağır bir kan kokusu var. Şöyle bir baktığınız zaman tam ortalarında oturan Bahriyeli'nin ne ölü ne de canlı olan bedenini yüzü dağılmış ve o bahsettiğim yakışıklı yüzden geriye çok bir şey kalmış gibi durmuyor. Ve oradan böyle kan damlıyor. Şey kanlı. Ve vampir kadının kendi has bir kokusu vardır. Onlar
hani mistik bir şey. Bunu biliyorsunuz. Arabanın içini bok ettiniz. Al sigara da içiyorsan hiç bu saatten sonra ya. Ben bir tane yakıyorum. Ölü bir bedeni dirilten, yükselten bu kan. Açıkçası arabada aç olanlarınız varsa sizin de bir içinizi bir hoş yapıyor diyebilirim. Değişik bir susuzluk hissi. Bir kuruluk. Özellikle de bu hayatta kalmanızın, sahte illüzyona devam edebilmenin, hayatta kalmanın getirdiği açlık, Bahriye'nin pis kanının kokusuyla kendini hatırlatıyor diyelim. Benim açlığım var zaten. Kontrol edilemeyecek bir şey değil. Tardu'da var. Tardu'da da var sanırım. İrade. Kontrol edilemeyecek bir şey değil bu kan kokusu. Ama kesinlikle canavarın içgüdülerini anımsatan bir duyu. Mehmet Bey. İçinizi bir hoş yapıyor. Peki şeyi soracağım Arya. Bu... Yani başka bir vampirin kanını içmek direkt diableri olmuyordu değil mi? Bitirene kadar içmek bir diableri oluyordu. Bitirene kadar, evet. Bitirdikten sonra özellikle içerseniz o zaman ruhunu içmeye başlıyorsunuz. Ruhunda içmesin. O zaman şeytaniyet işlemiş oluyorsunuz. Bu bir şeytaniyet yani. Diableri, tamam. Amarant. Tamam. Büyük günahlardan bir tanesi. Bu Mehmet Bey, bu kan torbalarından rica etsem fazla var mı sizde arabada da aşağıda? Kardeşim. Var, iç. İç. Tamam, al. Al sen de Tardu. Al iç. İç abi. İçiyoruz. Biz emikliyoruz böyle. Kahretsin siz ya. Tamam. Sen şimdi tam çek de şunu bir icabına bakalım biz. Şimdi bu uyanır bilmem ne. Sen nereye çekiyorsan çek, madem götürmeyeceksin. Bu kim ya? Siz çek kimsiniz abi. Ya? Kim bu bize saldıran ya? Anlatacağız. Şu öldürelim şunu, bir halledelim. Şunu bir halledelim. Son ölümünü verelim şuna. Final ölümünü yaşatalım. Sen, kafalar rahat olsun. Sen o akrebi mi? Akrebi mi aldın arabaya sen? Ulan polis çevirse akrepli arabayla mı gidiyoruz biz şu anda ya? Sen ne diyorsun? Motorla peşimizden geldiler ya. Motorla peşimizden geldiler ya. Diyorum. Hadi çabuk. Adam üçümüzü dövdü. Adam üçümüzü dövdü burada. Uyanınca bir tur daha dövecek. Ya bu ben herif, burada hayatımda almadım elime. Bir kere aldım. Bu herif kim? Siz tanıyor musunuz bunu? Sen orada bir şeyler dedin buna. Manitan mı bu senin? Kim bu? Eski sevgili işine mi soktunuz beni ya? Manitan mı? Manitan falan değil ya. Allah korusun. Böyle bir herifi mi seçerim ben? Yazıklar olsun ya. Canavarın teki bu abi. Canavar bak. Vampir falan dinlemiyor. Herkesin ruhunu çekiyor. Bunun kim başında abi? Bir tane kaltak var asıl. O çok fena da. Abi bir gidelim, anlatacağım ben sana her şeyi. Bir gidelim vallahi. Yok. Ben gelip el frenini çak diye çekiyorum. Gelmişiz inşaatların oraya. Biz bu herifi burada gömeceğiz. Gömelim mi? Bu bir tanıdığı var mı? Hadi bunu arayan sorayan olur mu? Gömelim. Bunun arayan soranı bu it köpek bu. Bunu hemen burada son ölümünü yaşatalım. Ondan sonra hemen de bu bölgeden çıkalım abi. Ben şunu soracağım ama benim karakterin şöyle bir endişesi olabilir mi? Yani it köpek bize saldırdığında bunları öldürüp gömmek maskeredi bozuyor ya da kamerayla bizi geriyor mu? Böyle hani usulü nedir bu işin Arya? Ben biliyor muyum bunu? Eğer Camarilla'nın geleneklerine uyacaksan, bunun 6 tane has geleneği var Camarilla'nın. Şehirden şehre bunların yorumları değişse de İstanbul'da başka bir kandaşı böyle öldürmek ve gömmek açıkçası kurallara aykırı. Yok. Sadece prensin, Mustafa'nın hani hakkında ferman başlattığı, kan fermanı başlattığı kandaşların ölümü helal, uygun. Onun dışındakilerin ölümünün kararını siz veremezsiniz. Yani hiç kimse biri hesap sorarsa bu konuda hesap vermeniz gerekebilir. Kardeşim, adamı öldüreceğiz, koyacağız sağa sola, ondan sonra gelip bunun hesabını sormazlar mı? Motorla akreple gezen adam bu. Kimlerden bu? Bir söyleyin ya. Bak, ben sana şimdi çok kısa bir şekilde özet geçiyorum, tamam mı? Çok kısa bir şekilde. Biz böyle bir organizasyonuz. Bizim başımızda şu Sezgin var ya, bir tane. Sezgin'i tanırsın. Büyük eskilerin popçusu. Tanırsın değil mi? Sezgin. Ben çok pop Sezgin, dinlemem ama. Sezgin Şakıyan, tanımıyor musun? Sezgin Şakıyan ya. Abi nasıl bilmezsin ya? Çok ben pop dinlemem, ilgim yoktur ya. Ben genelde caz klasik. Sezgin Şakıyan'ı bilmiyor musun? Tanımıyorum, yok. Prodüksiyon Sezgin Şakıyan. Tamam, Sezgin Şakıyan'ın bir tane böyle bir tarikatı gibi bir şey var. Biz yıllardır oradaydık. Fakat oradan çıkmamız gerekti bizim. Bu da onun adamlarından birisi. Şimdi biz ihanet ettik mi? Bence etmedik. Ama etmiş gibi göründük. Kader olarak etmiş gibi olduk. Ne oldu? Bunlar da peşimizden adam getirdiler. Biz böyle bir olay olmasını istiyor muyduk? Biz böyle bir şey olmasını istemiyorduk. Biz girdik, bir takım sıkıntılar oldu. Bizim oradan kaçmamız gerekti.
Biz oradan kaçtık. Biz arabaya taksiye seni de çağırmıştık. Biz normal binecektik biz sana. Sen bizi götürecektin. Bizim seninle hiçbir olayımız yoktu aslında. Ama şimdi ne oldu? Orada bir takım sıkıntılar oldu. Sıkıntılar olunca biz arabaya bindik. Ya bir dur. Abi biz vallahi doğru düzgün insanlarız. Bak bunlar önüne gelenin kanını içiyorlar. Vampir bunlar. Cannibal bunlar. Yamyam bunlar. Vampir bunların ama o anlamda değil. Evet, o anlamda değil, alınma. Bir tane, hele bir tane kadın var, onu anlatacağız biz sana. Canavara bak, canavar kimseyi gözü görmüyor. Herkesi ya yok ediyor ya elinin altına alıyor. Gözünü seveyim ya, yardım et bize bak. Vallahi sıyrılalım şu geceden. Ben 30 senedir vampirim. Bak ben çok zenginimdir ha. Aslanım bir dakika, bir sakin vampirim. Olun bakalım. Bir dakika, bir sakin Arda, olun. Arda 50 senedir vampir. Biz de kimsesiz değiliz, bizim de başımızda adam var. 22 merkez. Hayır yani... Hayır ya bir dakika, biz de vampiriz de onlar daha vampir, onu diyor yani. 22 evet, merkez. Evet. Merkez arabada hasar var. Ne bileyim ya. Kim arabada işte, sen... arabada hasar yapıyorsun? Var. Çatışmalı mevzu çıktı. Arabada hasar var. Bir tane de vampirimiz var, yaralı. Bunu ne noktaya bırakalım? Vampir mi? 3 kişi aldık diyelim. Bir tanesi kötü oldu. Bunu ne yapmak lazım? Tamam. Bu hattan çık. Çık bu hattan, çık. Yani vampir dediğim kapitalist anlamında. Cevap gelmiyor. Yani şunu yapmaya çalışıyorum aslında. Bizim bu taksi işinde illaki böyle olaylarımız oluyordur. Anladın mı? Hani emniyet gerektiren. Madem bu işin bir usulü şekli var, hani her bizle çatışan vampiri kafasını kesip atsak kamerayla kızacak demek ki. İşte demek bu herifi biz bir yere teslim etmemiz lazım. Onu anlıyorum ben. Lokasyonumu vereyim, gelsinler herifi alsınlar diye düşündüm açıkçası. Başka bir taksi falan gelsin alsın yani. Sen, ben bunu duyuyorum ve direkt şöyle, sen ne yaptın? Sen gömdün bizi. Sen bizi gömdün. Sen bize final ölümümüzü verdin. Sen bizim fermanımızı, sen bizim defterimizi dürdün şu anda. Sen hiç vicdan yok mu ya? Sen niye böyle bir şey yaptın abi? Aslanım durun bakalım ya, bu şehrin bir düzeni var, bu şehrin bir prensi var, kralı var, kraliçesi var, sultanı var. Bunların hepsi bir arada, bunların hepsi böyleler bunlar. Şimdi bak, şimdi biz de böyleydik onlarla, sonra böyle olduk. Böyle olduk. Tamam, böylelerken böyleler diyorsun da. Böyleydik, böyle olduk. Böylelerken böyleler diyorsun da, bu taksinin plakasının da bir sahibi var. Şimdi bu adamın arabasında hasar oluşmuş. O adam zannediyor musunuz ki sizin Sezgin Saltı'a sormayacak mı zannediyorsun? Sen benim arabamda mermi izleri var. Senin adamın Sezgin benim arabama ateş etmiş. Onu sen kime anlatacaksın? Marco Paşa'ya anlatacaksın. Sen gideceksin Mustafa'ya mı anlatacaksın? Şey diye seni çıkartacaklar oraya, şerifi getirecekler. Bizi öldürürler, seni de öldürürler. Bugün biz yarın sen kolay mı evet. sanıyorsun? Ya peşini bize, bırakacaklarını mı sanıyorsun şu dakikadan sonra? Bize hiçbir şey olmaz. Her şeyi gördüm. Siz ne yaptınız bu kadar? Gördüm. Siz ne yaptınız bu kadar korku? Ne yaptınız ya siz? Şimdi bak, biz sana her şeyi anlatalım. Tamam mı? Sabahtan akşama kadar ben sana hayat hikayemi anlatayım dayı. Hiç önemli değil. Ben sana Tardut anlatsın. Bir sigara var mı ya? Evet. Bana da bir Dur. Tane verin ya. Öf. Bir tane de bana arabada vardı. Bak ben de sana anlatayım 3 saat arka plan hikayemi. Tardut anlatsın. Sonra sen bize anlat. Sonra sen bir daha bize anlat. Tamam mı? Ama şu anda olmaz. Şu anda bunu öldürmemiz lazım. Buradan gitmemiz lazım. Sen ne yaptın? Sen lokasyon veriyorsun. Bir şey Şurada yapıyorsun. Bir fasulyeci var. O zaman gidelim de ben orada bir turşu suyu içeyim en azından da sohbetimizi orada yapalım. Yok ama üstümüz başımız kan, olmaz. Olmaz. Sen şimdi bizim benim bir tane, ben sana tuzla tersane diye o yüzden diyorum. Benim yerim var. Ben ayarladım bu işi. Ama şu herifi lütfen şurada bir öldürebilir miyiz rica ediyorum ya. Merkez geri dönüş almadım, o zaman kafama göre hareket ediyorum. Kafana göre. Ya o zaman gel öyle şey, hadi yürü gidiyoruz ya. Yapıştır. Tamam dur, çıkartın abi, çıkartın herifi arkadan. Hadi gelin gel, bir el at abi. Adamı öldürmeyelim ha. Ya ne demek öldürmeyelim Hep kardeşim geliyor, ya. Tersinden ses geliyor. Bir şeyler daha söylüyorsun. Hayır, alıyorum. 32-25 merkez. Bu bandın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen bir sonraki teybi takın. Ha, benim teyp bitti ya. Bir dakika. Çıkırt. Tık. Çıkırt. Merkez herkese nasılsın hayırlı bu akşam? Sabahlar. Herkese hayırlı sabahlar. Herkese iyi işler. Nasılsın merkez bu akşam? Keyfin yerinde mi?
İyiyiz, seni sormalı. Vallahi yine kaderin piyonu olduk bir merkez. Bir tane müşteri aldık. Ne oluyor? Ateş ettiler arabada delik melik. Abi telefon uçmuyor ya. Ben anlamıyorum ki merkez yani. Dikkat et. Arabadaki hasarı da boş ver. Can sağ olsun diyelim. Dostlar sağ olsun ya. Oysa ben de bu gece yüreğim elimde. Sana bir sırrımı söyleyecektim. Şu mermi içimi delmeseydi çink. Seni alıp götürecektim. Sen anlıyor musun olanı? Köklüyorum yani. Tuzla'ya doğru sürüyorum vallahi. Deli işte ya, deli. Çattık. Ay ya, çattık ya. Abi benim evde full Ahmet Kaya plakları var. İlgilenir misin ya? Vallahi sen seviyorsun bu işleri, sana hediye edeyim. Merkez sürüyorum Tuzla'ya doğru merkez. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sen kimle konuşuyordun abi otelsizde? Merkezle konuşuyorum ben ya. Ben anlatacağım sana, dur anlatacağım sana. Bu manyaklardan mı, bu delilerden mi? Deli, deli manyak işte, gitmiş adamın kafası. Sen bize Malkav taksici mi çağırdın? Ben çağırmadım. Pardon, Cihan, sen çağırmadın mı? Ben ne kadar bileyim herifin Malkav olduğunu. Bunu mu bilmiyorum? Beni Malkav vur. Taksici. Beni yol. Ay hatırladım bu adamı ya. Allah kahretsin, sıçtık var ya. Kardeş bir şey diyeceğim ya. Kişisel olmazsa sana bir sorum var ya. Sor gözüm. Yani ben şey gibi değilimdir. Yanlış anlama, biz Tardu da öyle. Biz öyle o tarz değiliz de yani. Meraktan soruyoruz. Evet, söyle canım. Klan ne kardeş? Klanı bırak da bu arabanın hasarı ne olacak kardeş? Ya onu ben halledeceğim. Klan değil, para konuşalım biz seninle. Tuzla'daki mekanı. Sen sanayide var arkadaşlar benim, abi ya. Sen beni tanımadın. Ben anlıyorum seni. Sen beni tanımadın ama ben ünlü bir müzisyenim. Bende para var. Ben sana bu arabanın en kralından yaparım. O problem değil. Senin ama klan neydi? Klan nereden bizim de? Bilmiyorum ki klan. Bizim klan kaderin klanı be kardeşim be. Kaderin klanı. Sen şimdi çünkü bir telsiz eline aldığın bir şeyler konuştun ama telsiz sana cevap vermedi. Onun farkındayız değil mi? Değil yani... işte değil. Ne çabuk? Değil mi? Sen şimdi biliyor musun bir şeyler? Asıl sıkıntı. Abi sen bayağı seni tanıdık ya. Seni bize bayağı methettiler biliyor musun? Ben şöyle, şimdi seni hatırladım abi ya. Sen çok kral bir adammışsın. Benim gelip sizi bu akşam burada alacağımı da merkez söyledi bana. Telsizden duydum ben açıkçası. Şu adrese git, şu saatte iki kişi gelecek dendi bana. Geldim, evet, aldım. Evet evet. Abi senin merkezden kankalar var bizim ya. Bu adam duraktan gel. Bu arada öylesine gelmiş. Kayıptan haber duymuş. Efendim. Bir anda Sezgin'in sesini duymaya başlıyorsunuz. Nasıldır? Ama şarkı söylüyor. Ha, kasetten. Sanki bir telefon çalıyor. Ha. Ha tabii doğru. Tamam. Bahriye'den geliyor telefon sesi. Sezgin'in ünlü şarkılarından biri çalıyor. Tardo hangi şarkısı çalıyor? Direkt isim verme. Ya da değiştirerek ver. Bir herif sevdim uzaklarda. Böyle bir şarkı çalıyor. Hangimiz açsın? Sen mi açacaksın? Ben mi açayım? Kim açsın? Açalım mı? Aç ya. Açma. Açma, takip ediliyoruz. Açma. Telefonu ver bana. Ver bana telefonu. Dur. Belki hallederiz. Dur bir dakika. Ben açıyorum telefonumuzu. Telefonu açma. Takip ediliyoruz. Ver telefonu bana. Yok abi sakin ol. Bizde abi. Abi sen arabanı sür. Sen lokasyona evet, git. Abi. Bizde. Aynen. Ben geriye dönüyorum. Direksiyon falan sapıtıyor. Ver telefonu bana. Takip ediliyoruz. Yok onu ben yok. Yok. Hayır hayır. Abi bizde. Sakin ol. Ben de. Ben de. Abi sana memleketleri bu arada. Arya ben burada paranoyamı devreye alıyor ve yani trouble'ıma giriyorum. Anladın mı? Bu benim trouble'ım şu an. Kendi başına bela. Evet, şu an başıma bela sarıyorum. Arkadaşlar, Fate sisteminde böyle bir şey var. Yer yer kendi başınıza ya da grup arkadaşlarınızın başına bela sararak Fate puanlarınızı geri kazanıyorsunuz kombatta harcadıklarımızı. Ben şu an şeyim, direksiyon falan saçmaladı, anladınız mı? Falanız böyle yani. Al arabayı al. Al telefonu veriyorum ben. Telefonu verdim. Tamam. Al. Kırıyorum telefonu, atıyorum sonra camdan. Bakıyorsun böyle, saygıdeğer anacım yazıyor böyle. Senin ananı deyip kırıp atıyorum camdan. Takip ediliyoruz. Her yere gitmemiz lazım. Tuzla'daki yer problem içerisinde olabilir. Ediliyorduk. Bursa'ya sürelim. Ediliyorduk. Mehmet abi takip ediliyorduk. Ediliyorduk artık edilmiyoruz. Duk tamam mı? Geçmiş zaman. Hadi abi gidelim biz. Abi gidelim Ahmet Kaya dinleyelim bak. Vallahi plaklar var orada. Müthiş 10 numara.
Bursa Şehir Hastanesi'nin altında benim tanıdıklarım var. Sizi oraya bırakayım. Hayır acaba... hayır sen de gel. Sen de gel. Sen bizsiz biri gitme. Sen de gel bizimle abi gel. Evet, sen bizsiz biri gitme şu anda, tamam mı? Bursa'ya acaba, acaba Mehmet şöyle bir durum olabilir mi? Bunların üzerinde hala bazı elektronik eşyalar olabilir takip edilebilecekleri. O telefonu arayan onları da arayabilir. Onları tabii. Telefon var mı üstünüzde falan. Sizin? Telefon var mı üstünüzde? Bende yok telefon. Sende yok, var mı? Yok bizde telefon. Çok inanmıyorsun. Kredi kartı falan var mı? Yok, yok kardeşim. Şimdi yok. Sadece bak tek parça elbise var. Allah çekiyorum. Onun da belasını versin. Dolandı zaten. Defter var elimde sadece. Emniyet şeridine, var elimde sadece. Emniyet şeridine çektiğim gibi el freniyle cart diye duruyorum yolun ortasında. Sen normal kafaksızdın. Programda bunlardan bahsediyorlar böyle. Telefonlardaki çiple vay her yeri araştırıyorlar, şey yapıyorlar. Seni hatta Davut Bey de uyarmış. Demişti tabii. Ki İngilizler bak çok haklısın, çok doğru. Bu büyük oyun doğru. Sen her zaman lokasyonun takip edilebilir. Sizi... Abimizde var mı ya? Telefonu gördük biz onun üzerinde. Ben sizi araçla aldım. Ondan sonra bu motosiklet bizi geldi. Çat diye buldu. Nasıl buldu o zaman? Demek ki sizin üstünüzde ya. Çip var. İnin. İnin üstünüzdeki çipi çıkaracağız. İn. Tamam iniyoruz. İniyoruz. Tamam. Böyle daha büyük bir şeye geçiyor. Olmuyor mu ya? Daha geniş bir yol burası. Hani İstanbul'daki o köprüye giden bilmem ne yapan büyük viyadükler falan o taraftasınız. Hayır senin ses kısıldı bu arada. Böyle mikrofonu azıcık böyle kendine doğru şey yapsana. Nasıl şimdi? Az daha gelir bence. Nasıl? Böyle. Süper tamam okey. Şimdi şöyle siz tabii oradaki viyadüklerden falan durdunuz. Yanınızdan arabalar geçiyor. Hafif dediğim gibi yağmur çiseliyor üzerinize. Uzaktaki o sarık büyük lambalar hafif sisli havayı dağıtıyor. Uzaktaki boyları değişik binaların, apartmanların, biraz daha ötedeki gece konuların olduğu bir bölgedesiniz böyle. Gerçekten bir İstanbul manzarasının ortasındasınız. İnsanlar İstanbul dendiği zaman hep Kız Kulesi, Kadıköy, Taksim falan geliyor ama İstanbul'un gerçek yüzü de belki bu otobanlarda, otobanların arasında sıkışmış o binalarda geçiyor. Herkesin yalısı yok neticede. Çıkartın üstünüzde ne var? Çip var üzerinizde. Elektronik bir şey var mı üstünüzde? Ben çıkartıyorum direkt. Abi ayıp oluyor yani. Böyle. Vallahi abi, sizi bak, burada bak, bırakır bak, giderim. Tamam abi, bak kaldırıyorum elini böyle. Üstünde tek parça elbise var. Soyunayım mı ya? Şimdi mahremiyim. Ben de defter var. Bu defteri al. Tamam. Türk'üzünü soyunduracak mısın burada bacım, beni abi? Bacım sen gir arabanın içerisine soyun bir bak her yerine. Okay, tamam bakıyorum abi. Kardeş sen de çıkart. Cüzdanla müzdanla iyi bak. Tamam çıkartıyorum ben her şeye bakıyorum. Ayakkabılarını çıkart bakayım. Ayakkabılarımı da çıkartıyorum. Ben cebimden küçük bir çakı çıkarıp ayakkabılarının topuğunu kesiyorum. Cenk'in oraya çünkü çip saklayabiliyorlar. Topuklularımı da çıkardım attım arabanın dışına. Buluyor muyuz neticede? Biraz arıyoruz böyle elektronik bir şey var mı diye. Elektronik bir şey çıkmıyor. Var mı üzerinizde Tardı ve Cenk? Yok. Benim, acaba adamda mı var? Dövdüğümüz adamda bir şey olabilir mi? Üzerinde. Ya zaten gördüğümüz bunu öldürelim. Yanımızda götürmeyelim. Bunu bu yol kenarına atalım. Artık buna öldürelim ama öldürelim bunu. Yani ambulans alır bunu... ondan sonra niye bunun kalbi atmıyor? Vir bin tane olay. Bunu ya, öldüreceğiz. Bunu öldürelim. Bunu öldüreceğiz. Evet. Bunu öldüreceğiz. Tamam. Sür. O zaman bin. Tamam. Hadi. Biniyorsunuz arabaya. Tekrardan yola koyuluyorsunuz. Nereye Mehmet Kaptan? Tuzla Tersanesi'nde bunun mekanı varmış. Oraya doğru gideceğiz ama benim sana bir soru şimdi burada. Tabii bu taksicilik olayında her türlü müşteri biniyor. Kimi gün canımız sıkılıyor. Maskület bozulmasın diye bazı şeyler yapıyor olabiliriz ara ara. Böyle şeyler yaptığımızda bilhassa artıklardan kullanmak için, kurtulmak için bildiğin bir yer olabilir mi? Bir zar atayım mı bununla alakalı? Kontakt satabilirsin yani bağlantılar zarını kullanabilirsin. Bağlantılar tamam. 3 artı 2'm var 5. Tamam. O zaman uydurayım mı hemen bir tane? Ben de söyleyebilirim, sen de uydurabilirsin. Ben şöyle, akü sıvısı değiştirdiğimiz bir yer var bizim, tamam mı? İşte akü sıvısı asittir biliyorsun. Yani akü sıvısı deposu var bir tane yani, anladın mı? Orada bol bol litre litre akü sıvısı depolanıyor. Büyük böyle plastik variller var orada. Oralar hep akücü yani orası. Sanayide, Tuzla'ya giderken şey tarafında, Pendik tarafında. Ben o zaman şey diyorum, gidelim de orada bir akü sıvısını biz bir değiştirelim diyorum yani. Bence mantıklı. Güzel. Aküye bir baktıralım. Bu arada bir 30 saniye ben çay koymaya gidip gelebilir miyim? Onu nasıl yapalım ya da bir 5 dakika falan şey yapalım mı? Yapabiliriz belki hani bir 2-3 dakika ara verir miyiz? Ben de bir şeyler alabilirim. Ben de bir çiş molası isteyecektim. Tamam. O zaman akücüye... Ay evet ya.
Akücü'de buluşuyoruz 5 dakika sonra o zaman hemen. Evet. Hemen şöyle bir de chat'i kontrol edeyim. Chat, düşünceleriniz, duygularınız nasıl? Beğenmişler mi şu ana kadar olanı? Bizde çiçek gibiler. Ben salıyorum. Intro'mu verdim. Hemen geliyorum. Tamam, o zaman ben de intro veriyorum. Benim yayınıma da haber veriyoruz. 5 dakika. Geldim. Ben de geldim. Evet, şu an yayına gelenler şeyden önce bayağı bir sürü kişi koltuk izledi değil mi? 4 tane koltuk izledi. Tabii ama yani ne yapacaksın? İnsanlar hiç mi yapmasın işte, hayat. Yani ben bir kameramı kapatıyorum. Çocuk kalkanı açıyorum bir. Tamam. Buradayım ama yani. Onu da söyleyemedim. Aralarda arkadaşlar benim kameram gidebilir. Çocuk kalkanıdır. Bir takım kötü alışkanlıklarımı görmeyin diyedir. Ben gerildim ha. Niye ya? Başımıza çok büyük bir bela almış gibi hissediyorum çünkü. Ha tabii canım. Neyse dur bakalım yani. Hikaye nereye gidecek? Ben heyecanlıyım bayağı. Şu noktaya kadar keyifli. Muhtemelen şey güzel olacak şimdi. Sizle beraber sizi kovalayan herifi asite yatırınca ben de o ortaya çıkmasın diye yani hikayede sizin karakterleri daha çok saracağım. Şu an kafamdaki plan o. Evet evet. Aboneleri bir sonraki yayında okuyacağım bu arada arkadaşlar. Biz de daha yeni ısınıyoruz oyuna. Hep beraber grup kimyamız falan oturacaktır yani zamanla. Ama bayağı şey bir giriş oldu zaten. Aşırı böyle in media res, aşırı action'lı bir giriş oldu. Bakalım ne olacak. Bayağı bela aldık gibi başımıza. Michael Bay filmi gibi çok eğleniyorum. Helal. Aa, kısa özet verelim yayına yeni gelenler için. Sevgili arkadaşlar, yayına yeni gelenler için kısa özettir. Şu noktaya kadar ne oldu? Benim karakter VIP taksici. Gecelerin karanlık taksilerini yönetiyor. Zuhal'in karakteri Tardu. Günhan'ın karakteri Cenk. Tam ne olduklarını benim karakterim çözmüş değil. O yüzden ekstra spoiler vermeyeceğim. Ama yaşanan şey şu.
Bunların başlarında bir bela var. O beladan kurtulmak için bir takım olaylar denediler. Olay iyi gitmedi. Benim taksiye bindik. Çatışmalar yaşandı. Yanımızda bir tane vampirin şeye girmiş, yani böyle paralize olmuş. Yani ölmüyorlar vampirler de, artık böyle hani şey gibi kalıyor. Ölü bir ceset gibi kalıyor. Ama geri dirilebilir 3-5 gün sonra. Onun cesedi var. Araba çok ciddi hasarlı, herhangi bir noktada bizi polis durdurabilir. Arabanın içerisinde akrep taşıyan bir Cenk ve üstü başı kan içerisinde bir Tardu var. Ve şu an turşucuya gidiyoruz. Hayır, tersaneye gidiyoruz. Hayır, turşucuya gidiyoruz. Evet, ben buradayım. Kameram kapalı sadece. Siz bana aldırmayın kameram kapalı olduğunda. Evet, ben de döndüm. Aynen, ben hoş oyundayım yani. Efendim. Aralarda açılır kapanır. Hoş bulduk. Ben de bir bag aldım. Reklam yapmıyorum ama. Okey. Dur bakalım. CS akrep ne abi? Arkadaşlar akrep şey. Bu işte şey MP5 diye de bilebilirsiniz çoğunuz. Yani şey submachine gun. Şey yani otomatik silah işte yani. Kısa namlulu otomatik silah. Bizim yaşımız mı çok büyük kaldı ya? Chat nasıl bilmezsiniz ya? Chat'te Kurtlar Vadisi izlemeyen gençler var demek ki. Akrep'i bilmemek için Kurtlar Vadisi hiç izlememiş olmak gerekiyor. Evet. Akrep şey işte ya. Yani ne bileyim, çoğunlukla işte şey şehir içerisinde güvenlik görevlilerin falan üzerinde gördüğünüz otomatik o kısa tabancalar, hafif makineli onlar. Evet. Bilgisayar oyunlarında SMG, Submachine Gun falan gibi isimler altında genellikle gördüğünüz alet odur yani. Uzi değil. Uzi'nin büyüğü bu. Uzi'nin kalitesi gibi düşünün. Uzi'yi rapçiler kullanıyor ya, akrebi şeyler kullanıyor. Mafyalar ve güvenlik görevlileri kullanıyor. Karanlık mafyalar. Bu dünyanın olanı. Evet, hazır mıyız? Döndük. Ya vallahi hazırız. Ben hazırım, aynen. Buradayım. Okey. En son Tuzla'ya gidiyordunuz. Evet evet, aynen. Bu şey muhabbeti vardı. Akü asidi. Tuzla yolunda ben bir bağlantım var. Turşucu Hikmet var. Turşucu Hikmet arka deposunda da depo akü suyu tutuyor. Sanayinin içindedir bunun mekanı. Bu saatlerde de açık olur. Ben Turşucu Hikmet'in oraya çekiyorum. Adı Hikmet olmasın, çünkü bu evrende başka adı Hikmet olan biri var. Tamam. Sonra karıştığı zaman böyle bu turşucu olan mıydı yoksa bey, tamam, olan mıydı diye bir gullüm de olabilir tabii ki. Onu siz bilirsiniz. O zaman ismi sadece turşucu olsun. Just turşucu yani, anladım. Hani sanayideki tamam, turşucunun oraya çekiyorum. İşte bu sahneyi uzun oynayalım mı? Sen istersin. İstersen oynayalım, istemezsen hızlı geçelim. Oynayabiliriz. Çekiyorum o zaman turşucunun oraya. Nasıl bir mekan burası? Burası şöyle yani, sanayide belli bir saatten sonra işte mekanlar kapanır, ufaktan pavyona dönüşür. Bir saatten sonra kaçak etçiler falan açılır böyle, tamam mı? Hani Türkiye'deki, İstanbul'daki en azından sanayi mahallelerinin gecesi acayip hareketlidir. Yani şeyler, kepenkler indikten sonra tuhaf bir durum oluşur böyle. Bu şey gibi düşün, dükkanın önü bu herifin şey, harbiden akü bakım bilmem ne falan gibi böyle. Ama dükkanı akşam olduğu zaman yan taraftan tezgah açıyor herif. İşte şey gibi, herifin uzmanlığı asit yani, anladın mı? Herif sabah akü suyu değiştiriyor, akşam sirkeli olsun, limonlu olsun, turşu bunun işi. Harbiden o gecenin bir saatinden sonra millet gelip orada işte sarhoş falan, turşusunu yiyor bilmem ne falan. Muhabbetini ediyor, turşu çay ikilisiyle geçiniyor herif. Bir şekilde bizim karanlık ortamlarımızla da bağlantısı var. Sorusunu sormadan, abi depoya mal bırakacaktık denince hani oradan onun hesabını çıkarıyor, depoya mal bırakıyorsun. Gayet güzel. Buradasınız. Turşucu dükkanın önündeki yerde şey yapıyor, böyle ne denir? Hani ayrı açmış bir tezgahını. Orada müşterileri var. Onlara muhteşem içkisinden ikram ediyor. Orada duruyor. Böyle yeleği, onda böyle bir şey yeleği var ama onun böyle fosforlu bir yeleği var. Hani muhtemelen karanlıkta falan, gece buralarda çok gezdiği için kendisi ortaya çıksın diye, ya da tamamen beğendiği için giydiği böyle bir parlak yeleği var. Hafif de sakalı var. Seni görünce tanıyor zaten seni. Biniyor. Abi. Hiç ses etmeden garajın kapısını açıyor. Diyor, şimdi senin diyor işin vardır.
Geç ne işin varsa gör. Bir mal bırakacağız abim. Senin çocuklar ilgilensin de arabanın içinden. Biraz akarı kokarı var yalnız mevzunun. Ona göre istersen poşetle alsınlar yani. Peki bu yerden mi geliyor bu olay? Yani Yukarıdan abi, yukarıdan. o zaman bilirsin ki bizde hizmette kusur olmaz. Keşke sevseniz. Herhalde arkadaşlar da sevmiyor. Turşu Sevmez herhalde. ne? Turşu ben içiyorum ya. İçer misiniz turşu suyu? Acılı. Yaptırayım Yok, mı? biz yok, biz almayalım. Sağ ol abi. Ben Sağ ol. içiyorum. Afiyet olsun. Sen iç abi, Bak. sen iç. Şu Afiyet ne olsun. ya? İçip içip dağıtıyorsun. Sonra biz temizliyoruz. O yüzden git içeride tuvalette bari yap. Onu içeceksen. Git tuvalette iç. Tamam abim. Aldım ben bir bardak böyle içinde turşuların da olduğu acılı turşu suyunu. Önce gidip içip sonra da kusuyorum galiba değil mi onu ben? Gidiyorsun. Sen o sırada oraya gidiyorsun. Arabayı çekiyorsunuz. Tardu ve Jack, ne yapacaksınız o sırada? Senin ne olduğunu özellikle anlatacağım Mehmet. Ya bu ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Bu turşu suyu gerçekten turşu suyu mu? Bu turşu suyunun kerameti ne? Ben bir olayı inceliyorum. Böyle kokluyorsun ve kokladığın anda olmayan miden kalkıyor. Uzun zamandır çalışmayan, çürümüş olan, hiçbir işlevi olmayan miden kalkıyor. Böyle hani o şeyin boğazından içeri aktığını hayal ettiğin anda asıl hissettiğin açlık artıyor. Allah Allah. Niye ben bu pis turşu suyunu içeyim burada bu kadar güzel bir büfe varken diye düşünüyorsun. Bir sürü insan var burada. Bu kalbe atmaz, bir şey yapmaz. Ghoul değil, bir şey değil. Nasıl turşu suyu içiyor gibi bir düşünceye varıyorsun. Evet. Hatta ben bunu oradaki adam duruyor mu yanımızda hala? Adam orada böyle bir şey karıştırıyor böyle. Dayı. Bu turşu suyun olayı ne? Bu niye buna gitmeye? Bu niye şimdi bunu içmeye gitti? Bu içilmez mi? Bence çok güzel içilir yani. Ama siz içemeyebilirsiniz. Öyleymiş. Onun sizin böyle akrabalar içmezmiş. Ben öyle duydum. Abi sen ne zamandır tanıyorsun bu adamı? Bunu mu? Diyor böyle tuvaletin önüne gösteriyor böyle. Valla bir süredir tanıyoruz hanımefendi yani. Sağlam adam mıdır? O oralardan gelip de bize bir halimizi hatırımıza bir tek bu can sormuştu. Başka kimse sormaz. Aa, iyi vefalı adam diyorsun yani. E tabi ne kadar olunabilirse diyelim. Tamam, o zaman siz şimdi ne yapacaksınız? Bu bizim bir vatandaş var. Arkada bir kargomuz var da bizim. Onu paket edecek misiniz siz? Biz paket etmeyiz. Ne Biz banyo yaparsınız? yaptırıyoruz. Tamam, siz banyo, İç dış bir bir de yıkama. işte bilmiyorum ki bu konuşmaları. Yani Geliyorum ben geri o sırada. Yani. gidecekti mi falan Sen diye gelmiyorsun. hareketler yapıyorum Ha, böyle. gelmiyorum peki. Sen gelmiyorsun. Sana döneceğim. Tamam dur. Okey. Gidecek mi yani? Orada kalmayacak mı hani artık? Bir orada olan şey orada olmayacak mı? Ayşe tatile çıkacak mı yani? Haşere de temizliyor musunuz? Evet. Arabalı haşere falan oluyor ya. Breaking Bad Öyle. ne olacak? Valla kimsenin tatile çıktığı yok. Haşere de temizlemiyoruz. Ama sorduğunuz şey biz bu arkadaşla ilgilenecek miyiz? O işi bana bırak. O iş Tamam. bende. Tamam. Sağ olasın. Tamam. Allah razı olsun ya. Kolay Allah gelsin. razı olsun. Senin işin zor ama. Yani iş var ama öyle diyelim. Evet. Evet, çok şükür, çok şükür. Olmaya da bilirdi, değil mi? Yani bu ekonomide. Ekonomi kötü, bayağı kötü. Kötü. Vallahi hiç belli olmaz. Yarın siz gelirsiniz, biz size de hizmet veririz. Hiç korkmayın. Tabii, tabii, tabii. Allah razı olsun. İyi ki tanıştık ha. Sen Siz bilmiyorsunuz. nerelisin? Buralıyız. Buralısın. O sırada Mehmet sen gidiyorsun. Banyoya giriyorsun. Kapıyı kapatıyorsun. Kokluyorsun böyle tiksinç. Tabii. Tiksinç. İçiyor musun? Onu diyecektim sana. Benim böyle durakçılık falan olaylarım arada sırada oluyorsa insanların arasında tutunacak kadar kendimi tekrar alıştırmış olabilirim bunlara.
Elbette olabilir. Deneyecek misin peki? Tabii. İşte ben tam onun işte konuşamadık seninle. Belki burada değil, hatta adamın yanında bile oh falan deyip 2 saat sonra diye çıkartma falan gibi de olabilirim belki hani. Böyle şey yapıyorsun. Burnunu kapatıyorsun. Tamam. Bunu daha önce yaptın. Ne olacağını biliyorsun. Ya irade zar atayım ben sana. Gel, o benim şeyim olsun. Böyle bir... Evet. Öyle yaptıracağım zaten. Ha tamam. Kapatıyorsun burnunu. Gluk diye iğrenç o şeyi boğazından akıtıyorsun. Çünkü içiyorsun diyemem. Hani gluk oluyorsun ve o aktıkça böyle için böyle bir bulanıyor, öfkeleniyorsun, şey yapıyorsun. İrade değil de beden zarı atabilir misin benim için? Beden zarı hemen atıyorum ya. 3. Toplam 3. Böyle şey oluyorsun. Vuruyorsun ve böyle oradaki lavabodan çop diye bir ses geliyor. Tam sonra duvara da vuruyorsun. diye etrafa saçılan salyalarında böyle turşu suyu var. Kokusu geliyor ağzına, oluyorsun. Klozeti açıyorsun. Vücudundaki kanın onu içeride tutmaya çalıştığı için vücudunu canlandırdığını hissediyorsun ve sakin bir şekilde duruyorsun. Oh. Hafif acıkma bedeli aldın. Hafif bir acıkman var sende şu an. Tamam. Ama o içinde duruyor. Tamam. Ne kadar süre durur bilmiyorum ama en azından birkaç saatliğine o içeride duracak. Tamam, okey. Fakat vücudundaki fonksiyonları çalıştırmaya başladın. Aynaya baktığın zaman böyle bir canlanıyorsun, kanlanıyorsun ya. Hani kelime anlamıyla gerçekten kanlanıyorsun. Hmm. Böyle o ölü bedeninin solukluğu, hani soğukluğu ve solukluğu geçiyor ve tekrardan böyle ellerinin ucu böyle pembiş o rengine kavuşuyor. Böyle şey oluyorsun. Deliklerim kapanıyor. Buralarında delikler vardı bir takım. Evet. Ucuz atlattın. Kusmadın. Oh. Ama bu büyük bir irade istiyordu. Chat, gerçekten tebrik edin. Turşu suyunun üstüne bir çay dayı gitmez mi şimdi? Zorlama. Okey, iniyorum aşağıya o zaman. Oh diye boş bardağı da getiriyorum abime. Abim ne yaptın, bizi bir şey hallettin mi? Bugün iyisin ya. Onlar halledecekler. Arabayı mı istiyorsun ayrı olarak? Ya arabanın da üstünde delik var diyorum ya. Buralarda bizim bir Rüstem Usta vardı. Hızlıca acaba o deliklere bir boya moya vursa da akşam dikkat çekmesek diye düşünüyorum ya. Bu arabanın işi çok. Yarın çok, gelir. Çok. Yarın. En erken yarın. İşi çok bunun. Burada... Ya arabayı böyle vereceğiz ya da yarına kadar beklersin. Turşu abi bir şey söyleyeceğim. Kendini bir turşuya dönüştürmüşsün öncelikle. Seni tebrik etmek istiyorum. Uzun zamandır gördüğüm en komik şey bu. İkinci olarak şunu sormak istiyorum. Buralarda tek gecelik otel var mı? Bayan var ya yanımızda. Öyle bir sorum olsun sana. Şekil. Tek bak gecelik. Önce sana şunu. Aç da kıçına gül. Tamam. Tamam mı? İki olarak. Tamam. Benim burada bir bilinirliğim var. Benim burada bir şöhrüm var. Şahretim var. Her şeyim var benim. Sen o yüzden böyle bir yer var. Sana adresi yazıyorum. Yürüme mesafesi Kalemde. Olsun abi, arabayı buraya bırakacağız ya. Sana aynı içinde diyorum yani. Siz yürürsünüz. Tamam. Al bunu. 3 yıldız, 2 yıldız bir şey ama idare eder. Tek bile yeter bize ya. Bir gecelik işimiz yani var abi zaten. Onlar bizim gibi ödeme almıyor. Dur bir dakika. Onlar bizim gibi ödeme almıyor. Heh, tamam. Umarım yani sakal atarsınız artık onlara da. Adımı da vermeyin, almazlar sizi. Dur işte, ama öyle yapmıyorum ben. Benim muhabbetim 4 ya. Süper bir skillimi kullanıyorum burada ve herifi bağlayıp böyle daha da hani kardeşim bizim bir yerimiz var falan derecesinde bir şey çıkartmaya çalışacağım bu muhabbetin sonundan, anladın mı? Abi işimiz görülsün falana getiriyorum. Okey. Sen adamın böyle bir şey yaptığını anlayınca, tamam mı? Hani böyle turşu muhabbetinden şey yaptığını anladığın zaman, çok haz etmediğini anladığın zaman lafı çeviriyorsun. Bakalım çevirebiliyor musun? Zarını atabilirsin. Zar 2 geldi. Muhabbette 4. Toplam 6. Ben bunlarla beraber abiye şey çekiyorum. Abi diyorum, evet, ya. Bu hani ortamın gecelerinin olayı sensin. Senin gözün bilir. Şimdi bizim farklı bir durumumuz var. Arabanın durumunu görüyorsun. Üstünde delikler melikler var.
Sen bu akşam bizim bir işimizi gör. Bundan sonrasında ben de senin her türlü işini görüyorum bu akşam falan. İşte bilmiyorum, daha da muhabbeti uzatamadım şu an, herifi de aşırı uydurduğum bir NPC olduğu için. Adam böyle bir kana kana bir turşu suyunu içti önce. Seni bilirim bak. Vallahi bu kadar güzel istiyor ki. Bak hanımefendi, görüyorsunuz şimdi bunu nasıl kıracaksın Yani şeker gibi yani? adam gerçekten. Ben yeni tanıştım ama. Kıramam. Vallahi yok, kıramam ben bunu. Tamam, şimdi sen istediğin daha mı güvenli bir yer? Daha mı şey bir iş? Abi iz bırakmasın. Yani biz bu akşam görüyorsun yanımızda hanımefendi topuklu ayakkabısıyla elbisesiyle gelmiş, arabada delik. Yani kimse sabahına bize yani kamerasız, kağıtsız, anladın mı? Hani böyle bir sabaha görelim abi biz. Böyle adam böyle elini bir şeye atıyor, böyle çekmeceye atıyor. Böyle ses duyuyorsun. Al şu anahtarı. Tamam mı? Şuradan arkaya dönüyorsunuz bak. 3 depo geri var. Tamam. Oraya bizim Yılmaz'ın da bıraktı. Açmıyor. Tamam mı? Aşağı inin. Orada sizin tam sizlik bir yer var. Al bunu. Turşu abi cansın. Bak ama bana borçlandın. Ama 24 saat sonra arabayı senden temiz alıyor muyum? O alırsın onu. Tamam. Tamam. Yani onu hesaba ben eklerim. Hesaplaşırız onu. Her türlü abim biz buradayız, sağ olasın. O zaman arkadaşlar Seni yerinde. sorarlarsa araban burada, sen burada değilsin. Hadi git. Hadi bakalım. Hadi. Teşekkür ederiz. Çok iyi Teşekkürler bir valla. insanmışsın. Çok iş yaptınız, Teşekkürler. hadi. Allah, Ya harika biri ya. içimiz zaten. İşimiz. Dedikten sonra siz oradan ayrılıyorsunuz. Tarif ettiği yere doğru gidiyorsunuz. Burası da Sen dediği gibi bırakılmış bir depo. Takip edilmiş. Yani böyle anlıyorsunuz hani buradaki çoğu depo bakımsız ama bunun böyle şeyini falan sökmüşler komple. Tabelası mabelası hiçbir şey yok. Tardı ve Cenk, eklemek istediğiniz, o sırada yapmak istediğiniz bir şeyler var mı? Ben direkt şeyin yanına geliyorum. Mehmet'in yanına geliyorum. Mehmet abi, şimdi hallettin sen galiba işleri. Şöyle kardeşim, şimdi Turşu abi yıllar önce kendisini turşuya dönüştürdü ve bu gördüğüm en komik şeylerden bir tanesi. Çok zeki bir Belli. adamdır. Bunun dışında şimdi bu arabayla bizim işimiz çok zor. O şerefsizin turşusunu kuracaklar, onu siz anladınız değil mi? Ya şimdi ben orayı tam anlamadım. Şimdi onu ne yapıyorlar ya? Ben dedim ki gidecek mi dedim. Gidecek Ya ama dedi gidecek senin işte bildiğin benimki. gibi. Ama gidecek de yani bedenen mi gidecek yoksa yani böyle öldürecekler de bir beden olacak mı yani? Komple mi? Puf. Yani Breaking Bad'liyor muyuz adamı yani? Hani ne yapıyoruz şu anda? Onu Onu bilmiyorum ben. Ama adamın turşusunu kuracaklar yüksek miktarda asitle. Öte emineceğim yandan yine. arabayı tamir Evet. edecekler ama 24 saate ihtiyacımız var. Uyuyor musunuz? Zıbarıyor musunuz? Birbirinizi mi emikliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Yarın buradan çıkıyoruz. Arabanın masrafı kaçsa sen onu karşılıyorsun. Ondan sonra seni Tuzla'daki tersanene gidiyoruz. Bu konuyu nasıl çözeceksek çözüyoruz. Ama güneş saatlerini burada geçiriyoruz. Yılmaz abinin deposunda. Bakalım burası da nasıl bir yermiş. Tamam uyar, tamam bir aynen bir öyle yapalım. Geçeceğiz artık, yapacak bir şey. Aynen bir öyle yapalım. Tamam. Biz uyuyacağız yani. Zaten yaralıyız, kötü durumdayız falan. Dinleneceğiz yani. Tabi bu Dungeons and Dragons olmadığı için yaralarınız ve şeyleriniz öyle geçmiyor biliyorsunuz. Tabii. Uyumanız aksine vampirin uyuması daha da zorlu şeylere neden olabilir. Şöyle ki içeri girdiğiniz zaman burası aslında baktığınız zaman bir hayli düzgün bir depo. Böyle kullanılan böyle demirden, metalden, işte kutular bilmem neler, normal karton kutular falan. Hepsi düzgünce yerleştirilmiş, konulmuş falan. Bunun nedeni muhtemelen buranın bir süredir kullanılmıyor olması. Eğer kullanılsaydı burası bu kadar düzenli olmazdı. Onu görüyorsunuz. Baktığınız zaman böyle aşağı inmeli böyle bir lift olduğunu görüyorsunuz ortada. O lifti şalteri açtığınız zaman hani aşağı inip üstünün kapandığını görebiliyorsunuz. Yani eğer sizin yeriniz afişe olmazsa muhtemelen güneşten korunursunuz bu depo içerisinde.
Yeniniz afişi olursa güvenliğinizin çok iyi olabileceğini söylemiyorum. Ama zaten bu kadar kendinizi derin bir çukura batırmış olduğunuzdan dolayı zaten yeniniz keşfedilirse muhtemelen sizi güneş değil, güneşten önce başka şeyler öldürür. Evet. O yüzden bunun düşüncesine girmenize gerek yok. Bize bir şey olmaz ya. O zaman şöyle bir aşağı inelim. İn bakalım bir. Gelin. Deponun ben gidiyorum şalterden tak 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 şalterleri ışıklarını açıyorum. Bir kokluyorum böyle. Var mı ilginç bir koku burada? Rahatsız eden beni. Normalden daha keskin. Yağ kokusu var. Yağ kokusu tabii. Tamam. Normal sanayide. O liftin yanına gidiyorum. Liftin de tuşlarına falan basıp çalıştırabileceğim bir şeyse eğer anlıyorsam o kadar. Ki çok zor değildir herhalde. Onu da alt kata indirmeye böyle çalışacağım. Böyle bir alçalıyor böyle önce. Sonra anlayınca bu böyleymiş diye indiriyorsun. Tamam. Yani lifti üstümüze kapatacak şekilde altına inebiliyor muyuz onun? Yani o size güvenli bir bölge yaratıyor. Okey. Oraya girelim etraf o zaman. Etraf alanı tanıtıyorum. Aynen. Ben direkt lifte giriyorum yani. Çok böyle baymış vaziyette. Erken bu arada. Ha daha avlanma vaktimiz var mı? Tabii daha şu an yani 11:30-12 falandır gece. Ha daha peki. Şimdi o zaman. Kardeşim senin ismin neydi? Cenk. Hanımefendi senin adın neydi? Tardo abi. Siz benim arabama hasar verdirttiniz. Kanlarımı da içtiniz depodaki. Değil mi? Hı-hı. Evet evet. Öyle yapmış olduk kader olarak. O zaman avlanacağız. Avlanacağız da şimdi ben sana biraz durumun olayını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz oradan gittik. Hayatımızı kardeşim kadar... bana anlatma. Hayır 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 bak bunu sen bir dinle. Bana anlatma ya. Neyi sen anlatıyorsun az, bana? Sen de en az bu işin bizim kadar artık yani öyle demek istemesem de faili olduğun gibi oldu. Neyin seni faili? Mehmet abi seni de yaşatmazlar. Biz ben artık kader arkadaşıyız görmüyor evet. musun? Kaçacaksak senin yani ötesindeler artık. Geriye dönemezsin abi. Tekrar risk hayatına vallahi gözünü seveyim dönemezsin. Kim bu? Seni Prestij Müzik zaten. Ailesi mi kardeşim? Yok abi onlar başka. Şimdi ben sana anlatayım da önce biz bu açlığımızı şey yapalım. Bir oturalım ben sana bütün her şeyi uzun uzun anlatayım. Sen de biliyor ol. Onu o şekilde yapalım abi tamam mı? Ama burada var mı buralarda bir otostop? Benim bir otostop numaram var. Yapayım mı ister misiniz? Besleniriz. Yok ya sanayi burası. Burada sarhoş çoktur bu saatte. Buran geliyor buralara. Evet, sokaklarda evet. geziyorlardır. Turşucunun orada ama... bile beklesek buluruz. Ya dayı ya abi şey yapmasak böyle çürük çarık dayı emmesek de böyle şimdi bu saatte Taksim tarafından gelenler olur. Ben güzel otostop numaram var. Gencecik kız emsek. Ben daha çok seviyorum karı öyle. Karı kız peşindesin. İnanılmaz hayır, ya. Öldüktük hayır, ya. Hayır öyle değil. Hala o anlamda değil. Karı kız peşindesin ya. Yeter şimdi, artık ya. Bir şey söyle. Tardo konuşabilir miyim kardeşim? Bak şöyle bir durum var ortada. Şimdi bunlar benim en sevdiğim şudur. Ben eski İstanbul'uyum. Bunlar Taksim tarafından geliyorlar. Sabahlara kadar içmişler. Kanlarında bunların hep alkol oluyor böyle. Güzel oluyor. Hani böyle yapalım bence. Daha güzel olur. Ne dersiniz? Şöyle adam bir yemişken yesin diyorum. Adam akıllanmıyor ya. Adam hala akıllanmıyor. İnanılmaz. Ben onu çözeceğim. Bana güveniyor musunuz? Ya ben senin neyine güveneceğim? Ya tamam gel abi. Tamam gel yukarı. O zaman seninle şey yapalım. Dayı yemelim. Gel hadi. 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 Hadi dayı yemelim bakalım. Hadi o zaman. Hadi. Dayı. Hadi. Kötü yok, oldum. Terli 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 sanayi dayısı emelim. Hadi abi. Tardo bayılır. Hadi gidelim. Yenge sen demeyecek mi? bir yudum emelim. Böyle deyince çok kötü oldu ya. Gerçekten. ya beslenme alışkanlıklarım çok değişecek galiba. Ben şimdi sizi bilemem. Ben sizi yalıdan almışım. Buraya kadar getirmişim. Ama konu şu. Benim tamam arabam ya, tamir olacak. Sen benim gözümün tamam. önünde bu tamir masrafını karşı... Çok pardon. Kovan kalmış ağzımda. Çok mermi sıktı o adam bana. Tükürüp tükürüp duruyorum 10 dakikadır. Çok affedersin. Turşu yedim demin. Onu çıkartmam lazım. Siz böyle şey noktasındasınız ya. Hani hangisi daha tehlikeli acaba? Bir Malkavian taksiciyle beraber depoda yaşamak mı? Gecenin kalanını. Yoksa Sezgin'in gazabı mı? Ve kendisinin tepkisini de bilmiyorsunuz. Biri telefonu kırdığı için. Şimdi, ya şimdi çağıracağım da oradan bir şey gelmesin. Cenk. Ya tam çağırmayacağım ya. Dayı emelim diyorum ya. Dayı emelim. Ben 20 yıldır
Ben 20 yıldır erkek emmemişim. Burada bana dayı emdireceksiniz gecenin bir vakti. O zaman dayı emiyoruz. Hadi hep birlikte. Lütfen ya. Emmeyeceksin abi. Ne var? Lütfen. Bir sonraki olayda da inşaatçı emelim. İster misiniz? Bütün gün çalışmış, terlemiş inşaatçı emelim. İster misiniz? Birader. Tamam, hadi. Sen artık terbiyesizlik etme ya. Bu insanlar emekçidir ya. Bu insanlar mavi yakalıdır ya. Tamam, ben bir şey demiyorum. Emekçiliklerine devam etsinler. Ya tamam, emekçinin ya, kanı şey gibi demiyorum. Kan olur mu? Gerçek kan emekçinin kanıdır. Tabii siz yalılarda öyle oralarda takılıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Ben okeyim abi. Gidip emelim ya. Gerçekten. Abi benim çorbacı çıktı. Benim yengem tamam, dayıya okey. Benim yengem tamam, dayıya okey. Ben de okeyim ya. Gidelim. Aşıl sana ne geldi? Senin karı kız merakından geldi. Benim dayı karı kız öyle mi? Öyle evet, mi Tardo Hanım? Benim karı kız merakından geldi öyle mi? Evet. Ben mi gittim bütün gece bunların orjilerinde bilmem nelerde kanlar emdim? Oo. Ben mi gittim Sezgin'in bir numarası olmaya çalıştım? Senin kendi olayın vardı, sen geldin bana dedin ki ben buradan çıkmak istiyorum falan. Benim daha bu hikayedeki ana hikaye benimdi. Ben çocuğumu kurtarmaya çalışıyorum. Benim çocuğum var bu kadının elinde. Ben sen, burada bir fate puanı harcıyorum. Karı kız emmekle ne alakası var ya? Dur aşırı repliyorlar. Okay. Burada bir fate puanı harcıyorum. Tardu açıkçası Cenk damarına bastı. Bu akşam bu kadar şey olmuşken hala bir de seni suçluyor utanmadan. Sanki kendisi o orjilere gitmemiş gibi. Sanki kendisi o çorabı sizin başınıza örmemiş gibi bir de şey yapıyor. Bana lütfen zor bir irade zarı atabilir misin? Oo. Ay ben zarı ben attım ya, o kadar evet, unutuyorum ki çok pardon. Böyle bekliyorum sonucu ne olacak diye. Keko gibi baktım. Bir zar. Bir. İraden kaç? Benimki bir. Yok seninki değil Tardo'nunki. İkiydi galiba. Hadi. Üç. Okey şöyle şu an başaramıyorsun. Ve içindeki öfkenin kabardığını hissedemiyorsun. Dışarıdan birileri bizleri izliyor olsaydı şu an diyebilirdi ki ne var? Öfkelenir, bağırır, çağırır, kızar. Velakin vampirlerin öfkesi öyle bir şey değil. Vampirler çok daha büyük, kırılgan ya da toksik bir öfke hissediyor diyebiliriz. Çünkü damarlarına basıldığı zaman gerçekten gözlerini kanın kırmızısı bürür onların. Ve şu an Tardo bunu hissediyor. Ne demek orjilere gitmişlerdi, kanlar içmişlerdi, Sezgin'in bir numarası olmaya çalışmışlardı falan da filan da. Bu daha uzun süredir Sezgin'in altında. Bu böyle ne yapıyor? Bu neler diyor böyle? Suha çıldır. Şu an Tardo'nun RPS'ini yaparken Zuhal'cığım senden korkunç bir öfke görmek istiyorum. Kulaklıklar dikkatli olun. Evet kulaklıklar dikkatli olsun. Bana hani toksik maskülenlik realness yaşatmanı istiyorum yani. Ben bu kadının bir taraflarını senin gibi yalamadım. Coş. Ben hiç olmazsa arada bir direnç gösterdim. Daha coş. Sen kadın ne dese okey. Cenk şuraya git. Hemen gidiyor. Daha coş. Cenk şunu bana yap. Hemen koşuyorsun. Zuhal daha da coşman lazım ya. Böyle gülüyorsun tamam mı? Sinirden gülüyorsun ve o sinirden gülüşün böyle dudağını ısırıyorsun. Dudağını ısırmanla beraber dudağına kan tadı geliyor. Çünkü dişlerinin çıkmaya başladığını hissediyorsun. Böyle omuriliğinden böyle bir sinir geliyor. Sarhoş kavgası moduna gir Zuhal. Çıldırman lazım bu sahnede. Oyundayım. Tamam. Allah'ın amcası ya. Sen misin bana bu konuda laf söyleyecek ha? Sezgin'le neler yaptığını ben biliyorum. Sezgin'e de neler yapmışsın. Sezgin'le takılırken iyiydi. Ben hiç değilse kadınla takılmadım. Sen her bokuna okeysin. Her şeyini yaptın. Şimdi gelip Tardo şöyle orcilerde, Tardo böyle orcilerde. Sen başını kaldırmadın orcilerden ulan. Kaç tane kızı sömürdün? Kaç tane insanı sattın o kadın için? Gelmiş şimdi bana orcilerde. Ne oldu? Şimdi mi oldun? Şimdi mi böyle vicdan oldun? Biz şimdi mi vicdan sahibi olduk? Ben demedim mi sana? Bak ben bunları yapmış olabilirim. Sana kardeşim. Konuşmaya başladığın sen zaman. Sen kendin isteye isteye vampir oldun bir kere. Ben sanki bunu seçtim. Gelmiş bana yükleniyor. Allah belanızı versin sizin be. Senin bela okuma, bela okuma, bela okuma, bela okuma. Konuşmasına izin vermiyor. Böyle bir yerde erkek, şey oluyor. Erkek değil
mi ya? Erkek değil mi? Burnunu boka sokuyor kadınla beraber. Kadının peşinde köpek gibi ivi bir. Sizgincim harikasın. Harikasın. Her şeyi en çok sen biliyorsun. Bilmem ne. İvirik. Ondan sonra ne? Benim çocuğum var. Çocuğun şimdi mi aklına geldi? Senin gibi baba da olmaz olsun. Sürekli çocuk kartını oynuyorsun bana. Yeter artık be. Ne var? Evet çocuğum yok. Ne olmuş yani? Tardı sen bana böyle... ana değil misin demek istiyorsun. Tardı böyle gözünün ucunu böyle şeyi fark ediyorsun böyle. Bir avuç orada böyle alet edevat var işte. İngiliz anahtarı bilmem ne, wrenchler falan. Onları fırlatmak istiyorsun şu an ya. Ve seni tutan kimse yok. Ben sigaramı yakıp kendime çekilebiliyor muyum şöyle? Hani? Evet yapabilirsin tabii ki. Yani böyle niye bunları Cenk'e fırlatmıyorsun ki şu an? Hak ediyor başlıyorum yani. Başlıyorum. Allah senin belanı versin. Allah senin de belanı versin. Bela okuma. Bela okuma. Bela versin. Okuma diyorum bak. Ben de mi sinirleneyim? Ben de mi sinirleneyim Tardu? Atalım mı bunları birbirimize? Yeter bıktım birbirimizi hepimiz mi? Birbirimizi mi? Burada savaşalım birbirimizle. Böyle mi? Sakin misin? Sakin misin? Değilsin. Ağlamak istiyorum. Ağlayamıyorum bile. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ağlayamıyorum bile. Bu durumlarda şöyle bir şey var. Tabii ki seyircimizi bilgilendirelim. Vampirler... Üzüldüklerinde ağlamazlar. Ağlatırlar. Bu noktada bence Zuhal bir kışkırtma zarı atabilirsin. Tardu bence Cenk'e bir kışkırtma zarı atsın. Atıyorum hadi bakalım. Seni de nasıl bu sinire öfkeyi karşılıyor Cenk şu an? Yani şimdi şöyle ben aşırı derecede korkmuş vaziyetteyim. Çünkü zaten gerginim ve genel olarak çok cesur bir karakter değilim ben. Ve kadınlar duygusal tepkiler verdikleri zaman ne yapacağımı bilemiyorum. Çok geriliyorum. Yani bunu handle edecek bir donanıma sahip değilim. Genelde çıkmışım böyle durumlarda kapıyı vurup. Buradan ama çıkamıyorum tabii ki. Gerginim ve genel olarak şey yapacağım. Sakinleştirmeye yönelik oynayacağım yani. Hani böyle yapıyorum sürekli. Ellerimle öyle. Tamam ne yapalım birbirimizi mi öldürelim şimdi falan gibi yani. Empati atabilirsin o zaman sen. Empatim çok yüksek bu arada. Artık 4'üm var. 4 empatim. Kışkırtmadı bende 4. Okey atın bakalım. Zar 0 geldi. Birincisi. İkincisi de 0 geldi. Hiçbir şey fark etmiyor. Okey. 4'e 4 şu an. Aspektlere bakmamız lazım. Şimdi Zuhal delirmiş durumda. Yani Tardu 6. Mert'in karakteri ise Cenk. Onun korkmuş olduğu var. Korkma bence bu konuda artı vermez. Empati kurmanda senin. Aksine daha da pısmana neden olabilir. Bu nasıl yorumluyor mesela? Mert bunu Cenk'in bakış açısından nasıl yorumluyor? Yani şöyle yorumluyorum. Zaten böyle bu işin çok böyle bir arka planı var. Biz çok uzun zamandır birlikteyiz orada ve çok fazla şeyler yaşandı. İşte bir yandan böyle biraz da kardeş gibiyiz ama işte böyle çok da şey kardeşler değiliz aslında. Ama bir yakınlığımız var ve birbirimize ihtiyacımız var falan. Ben o sebeple anlayabiliyorum aslında bunların geldiği yeri. Ama böyle biraz da suçlu hissediyorum açıkçası bu konuda. Bunu şimdi hemen Fate kurallarından bakalım. Bunu kullanmak için Fate'i harcamak zorunda mı yoksa free use olarak bunu ekleyebilir mi Cenk? Suçluluk. Bir şey söyleyeyim mi? Kafamdaki müziği dinliyordum. Muhabbeti kaçırdım. Neydi bu soru? Şimdi Cenk kendisini suçlu hissettiği için evet. Burada free use aspect alabilir mi suçluluk duygusundan dolayı? Yoksa bunu Fate kullanarak mı yapması lazım? Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey yok ha. Anime o değil ki bu. Yani aspektlerinde böyle bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Ama şey kullanabilir. Relationship aspektini kullanabilir. Kardeş gibiler ya. Ne yazıyor ki relationship'te? Cenk'in yani relationship şey aspektinde... Ne yazıyor abi senin relationship aspektinde? Ya benim relationship aspektim yok. Öyle bir aspekt almadım ben. O zaman yani kullanamaz mısın? Evet. Ya ben bunu normal RP'nin içinde olarak anlatıyorum. Aspektin içinde olarak. Ama şey yok. Yapabilirim. Ama işte stat kullanabilirim burada. Kullanayım relationship stand. Relationship aspektinde Zuhal'le yani Tardu'yla alakalı bir şey olursa Zuhal'le alakalı bir şey olursa var. Stunt'ın var mı böyle kullanabileceğin? Onu anlamadım. Var. Ama player'a stunt atabiliyor muyuz? Hayır. Yani, stunt'ın ne ki senin? Duygusal yoksunluğun kokusu diye bir stunt'ım var. Ve ne oluyor? Yoksulluk yani yok şu an. Bence patlamasını yaşıyor aksine. Yani. Ya ama geçmişte yaşadığı ve elde edemediği şeylerle ilgili böyle bir öfkesi var ya şu anda. Onu manipüle edebilirim gibime geldi benim. Ya da ikinci stantım var. Yıkıklık efsaneleri diye. Hmm. Kendimle ilgili bir yıkıklık hikayesi anlatıp kendime sempati duydurabilirim. Sanki burada o ikincisi daha iyi çalışır gibi geldi bana ama evet, harika. Olabilir.
İkisini de yaparım kullanabiliyorsam. İki daha mantıklı. Çünkü bir de aksine şu an manipüle edebileceğim bir duygu yok ortada. Tamam. Çünkü canavarın duyguları insani duygular değil. Tamam. Onun dilinden ancak başka canavarlar anlayabilir. Sen ona insani bir şekilde yaklaşamazsın o yüzden. İkincisi daha mantıklı o noktada. Hani Tardu'nun içindeki insana seslenmeyi deneyebilirsin bu noktada. Çünkü o şu an gittikçe zıvanadan çıkmaya doğru gidiyor böyle. Senin en son kafana bir tane İngiliz anahtarı uçtu. Hı-hı. Böyle Altornavida falan diye böyle fırlatıyor tamam. Şu an. Ya da bu sahnede istersen Tardu ile alakalı bir relationship aspekti artık düşünüp karakter kağıdına yaz. Benim bir relationship aspektim de şu an. Bana gelen çağrı Cenk ve Tardu yazıyor yani sizle alakalı yapacağım şeyleri bonus alabilmem için. Okey. O da mümkün. Okey. Bu aspektini yazarım da şu anda kullanmam yani bu aspekti, öyle diyeyim. Okey canım. Okay. O zaman tamam. Hadi bir okay. Dinleyelim senden bir yıkıklık efsanesi dinleyelim. Anlıyorum bak bacım. Ben Tokat'taydım. Tokat'taydım. 5 yaşında bir çocuktum daha. Küçücük bir çocuktum. O zamanlar benim zaten ne olduğum belliymiş. Bak benim kardeşim biz lisedeyken benim en sevdiğim Oha, kadına, hala, en sevdiğim kıza. Sen hala öfkelisin bu arada. Sen ya bana ne senin kardeşin ya? Dinle. Benim kardeşim benim lisedeyken o zamanlar aşık olduğum kıza yürüdü ve ne yaptı biliyor musun? Yani. Benim gözlerimin içine bakarak bunlar 3 ay boyunca benim gözlerimin içine bakarak bana yalan söylediler. Benim kanayan kalbim buradan geliyor, tamam mı? 3 ay boyunca kendi kardeşim benim gözümün içine bak. Ama sen en azından daha çok ondan benim kardeşimsin. Neden biliyor musun? En azından şu gerçek öfkeni, gerçek nefretini benim gözümün içine bakarak söylüyorsun. Ben şimdi ne yapayım? Şimdi bana vuracak mısın gerçekten? Bana vuracaksan vur. Çek vur ama bak. Ben insanken kardeş belleyemediğim kişiyi bu karanlıklarda yürürken seni bellemişim. Sen benim buramdasın ya. Sen abla bak. Ne diyor bu? Seni bellemiş mi? Ne diyor ya? Bir şey diyor. Puan 6'ya 6. Çok seviyordum benden bir kere. Puan 6'ya 6. Burada şimdi birbirimize müdahale edecek misiniz ekstradan? Şu an 6'ya 6'sınız. Nasıl yani? Yani senin o şu an onu sakinleştirmenin yetmiyor bu. 6 oldunuz. Onu kışkırtması 6, senin empatin 6. Çek vur ya. Çek vur ya o zaman. Çek vur. Ben haklısın ya. Ben iğrenç birisiyim. Ben şerefsizim ya. Beni zaten kendi kardeşim kazıklamış. Annem babam evden atmış. Ben İstanbul'a gelmişim. Yer bilmem, yol bilmem. Kadının birisi çıkıyor seni yıldız yapacağım diyor. Evet dedim ya. Lanet olsun. Evet dediğim güne lanet olsun ya. Beni getirdiler bilmem ne. Ben işte... senin o emcüklediğin o 18 yaşındaki küçük kızlara benzemem. Bana böyle masal anlatma, tamam mı? Sen... Arya bir şey söyleyeceğim. Arya bir dakika. Ben dementation atabilir miyim şu an Tardu'ya? Ya çünkü bu çocuk manipüle ediyor bunu. Ben de Malkavian halimde bu panik ucundurdu biraz. Şey yapıyorum. Ama böyle dementation yani puan da harcat bana. Ben acıkayım iyice. Tardu'ya şey diyorum. Yenge ne diyor bu sana, orospu mu diyor ya? Böyle anladın mı? bazen böyle tartışmanın arasında bir tane cümle çok fena tartışmanın yönünü değiştirir ya. Ben böyle araya girip... Şimdi ben şunu söyleyecektim. 6'ya 6 olduğu için bu durum aslında Tardu'ya bırakacaktım. Hani çünkü içindeki öfkeyi yöneltebileceğin bir yer de veriyor sana şu an Cenk. Tamam mı? Hani çünkü hala saçma sapan yok kadınlar bilmemler zatlar zutlardan konuşmaya devam ediyor. Hı hı. Ve sen onu boğazını koparmışsın konuştukça. Evet. Fakat aynı zamanda bir yerden de hani bu da işte böyle yetiştirilmiş, bu da böyle yapılmış tarzında sana iki tane yön açıyor idi. Ama sanırım Mehmet Öztürk'ün buna bir şeyi var. Bak cümlem şöyle, dementation cümlem. Yenge yanlış anlamazsan bu sana orospu diyor galiba ha. Onunla merle orospu mu var ya? O kim ki bana orospu diyecek be? Ha? Bir fate puanı harcama yeterli. Zaten. Harcıyorum ya, yansın. Yo, fate puanı yine acıkıyorum. Açlık. Ya biraz sonra gidip avlanacağız ya zaten. Açlığa yazıyorum ben onu. Olur. Böyle şey yapıyorsun. Böyle vücudundaki dirilmeyle beraber, tamam mı? Böyle buradaki o enerji ya çok uzun süredir sanırım insanların ilişkilerinin içerisine, daha doğrusu diğer kandaşların ilişkilerinin içerisine bu kadar girmemiştin. Seni hiç sokmuyorlardı. O yüzden dayanamıyorsun ve Tardu'nun hissettiği bu yoğun duyguyu yükseltiyorsun. Aynen. Sigaramı Tardu uzatıyorum böyle... Tardu'ya doğru böyle. Oo. Böyle sigarayı alıyorsun Tardu. Normalde şimdi fate olduğu için bu normalde böyle sahneler olmuyor. Velakin vampire fate oynadığımız için sigarayı
Tardu almıyor. Sigarayı canavar alıyor. Oh. Ve şöyle bir şey görüyorsunuz. Tardu, sen ne yaptığının farkında değilsin. Sadece koltukta oturup izleyen birisin diyelim. Şöyle oluyor. Bana bak. Seni buna kuduğumun gerizekalı şerefsiz amcık. Senin o boğazını da koparırım. Senin o dilini de koparırım. Tamam mı? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun diye kalkıyorsun. Üzerine saldırıyorsun. Tamam, senin üzerine doğru geliyor Cenk. Fırlıyor. Tamam. Böyle, sen onu havada görüyorsun Mehmet. Böyle hani havada fırlıyor. diye etrafa saygılar fışkırtarak Tardu Cenk'in üzerine fırlıyor. Cenk, sen şu an anlıyorsun. Bu gerçekten bir şey parladı. Bir şey parlattı onu. Senin söylediklerin ya da senin gücünle alakalı bir şey bunu manipüle ettiğini anlıyorsun. Ama orada böyle Mehmet Malkavian falan derken Tardu önüne inip sana pençesiyle vurmaya çalışıyor. Bana çeviklik atabilir misin? Evet. Bu arada şeyim yok. Çevikliğim yok. Eksi bir. Evet. Tardu'nun dövüşün ne kadar yüksek? Dövüş? Çevikliği... Beden mi? Ha, benim yakın çeviklik 2. Yok, yakın dövüş değil mi? Yakın dövüş diye becerin olması lazım senin. Sıfır da olabilir. Sıfır da olabilir. Sıfır sıfır. Okey, süper. Okay. Ben zaten bir tık şeydim. Bu ikisi de dövüşmeyi bilmiyor yani böyle. Sakat kavga sezdirmek ama... için biraz böyle. Ama X bu arada that's offensive. Ama şöyle evet. Frenzy'de olduğu için artı 2 alıyor Tardo. Cenk, senin totalin kaç? Cenk. Abi sesin gelmedi, bir saniye pardon. Eksi bir totali. Eksi bir. Totali. Şöyle Tardu inip sana vurmasıyla beraber hani böyle saçma sapan konuşan birine böyle bir tokat atarlar ya. Hı-hı. Onun da pençe versiyonunu yiyorsun ama ne olduğunu anlamadan yüzünde şöyle 3 tane evet. Çok keskin iz oluyor ve böyle yüzün kanamaya başlıyor. Sevda an... Demirel tokadının pençelisi mi? Evet, benzer bir şey yedim böyle. Ne dedin sen? Ne dedin? Diye şöyle 3 tane çizgi alıyor. 2 fiziksel stres aldın. Evet. Böyle yüzünü tutuyorsun o anda. O güzel yüzünü, o modellik yapmış, kapaklara model olmuş yüzünü tutuyorsun. Evet. Ve ben bir fate puan daha harcıyorum. Ya kaçacaksın, ya korkacaksın. Bunun kararını sen vereceksin ama. Ben fate puanımı harcıyorum. Kaçıyor musun, korkuyor musun? Korkuyorum. Okey, o zaman bana irade zarı atabilir misin? Tabii ki. Will artı bir. Bir. Eksi iki. Bir müdahalede bulunacak mısın buna karşı? Şu an başaramıyorsun. Yani şey yapacağım. Ne derler? Ben kaçmaya çalışacaksın buradan. Kaçmaya çalışacağım mecbur. Evet, buradan kaçmaya çalışacağım ama şey değil yani. Ne derler? Mekanın dışına çıkıp orada durmaya çalışacağım yani. Celerity ile fıt diye gideceğim böyle diye. Açıkçası korkun şu an hiç mantıklı ve şey değil. Sanki içindeki canavar senin de kontrolü almak istiyor. Ya şöyle, şuradan dolayı kontrol altına almak isteyebilir. Ya bu benim yüzüm, benim veli nimetim yani. Hani benim yüzüme bu şekilde şey yapacaksan, zarar ben vereceksen yani. Ben yüzümden para kazanıyorum mu diyeceksin? Evet, all bets are off yani hani. O biraz da o açıdan çıtırdan sinirlenebilirim gibi de geliyor. Böyle şey alıyorsunuz. İki şeyi görüyorsun Mehmet. Tamamen dışarıdan görüyorsun sen bu olanı. Hani Tardu ve Cenk ne olduğunun farkında değil artık şu noktada. Sen böyle görüyorsun. Böyle Tardu büyüyor resmen. Tamam, hani boyu belki Cenk'ten biraz kısa, belki şey. Ama hani böyle büyüyor Tardu ve hani bu tabii ki fiziksel bir büyüme değil. Ama böyle Cenk böyle o da tıslamaya başlıyor. İkisi de tıslıyorlar birbirlerine. Bu iki tane kedi kaplan gibi böyle birbirlerine var. Tardu'nun bir tane daha vurmasıyla beraber Cenk böyle arkasını dönüp böyle bir şeyin arkasına saklanıyor böyle. Tardu böyle ona bağırıyor, gidiyor böyle bir tane kutuyu fırlatıyor. Fırlatmasıyla beraber Cenk depodan dışarı çıkıp gidiyor. Tardu, sen o sırada böyle Mehmet'e dönüyorsun. Diyorsun ki sen de mi öyle düşünüyorsun onun düşündüğü gibi? Ha, oh. Seni de mi kovayım buradan böyle? Yok siktir abi. Git lan. Estağfurullah. Dünyalar siktir tatlısısın git. Canım ablam. Ay, orospu muyum bana? Ha? Ha? Orospu muyum ben? Ha? Ne oldu? Muhabbet zarı atıyorum. Muhabbet zarı da benim 4. Bir de zar attım. 1 geldi. 5 toplam. Diyorum ki
Olur mu güzel ablam ya? Biz kimlerle neler yaşadık bu gecelerde? Ben seni anlıyorum. Bu herif seni... Bu herif var ya. Bu şerefsiz seni manipüle ediyor abla. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen dost Şerefsiz zannetmişsin ya. bunu. Şimdi şöyle, sakinleşmek mi istiyorsun Tardu? Yoksa şey mi yapmak istiyorsun? Hani daha öfkelenmeye devam etmek istiyor musun? Sakinleşeyim artık ya. Zaten Ama şey de gece olabilir. Ben de mahvol. öfkesini yatıştırmaya çalışmıyorum onun ha. Şeye yani Cenk'e karşı gaz vermeye devam edebilirim açıkçası. Çok da problem değil. Sen haklısın Okey. abla falan ayağına gireceğim ben böyle yani. Ama öfkesi sana dönmüş durumda şu an. O diğeri kaçtı çünkü. Ha, gel kovalayalım ablaya gidebiliyor muyum peki? Abla Gebilirsin şerefsiz. tabii ki, evet. Abla şerefsiz kaçıyor. Bunu yakala istersen. Bu senin arkandan şöyle böyle demedi mi ya? Ya demedim. Orospu çocuğu yakalayalım hadi. Nerede o git? Nerede? Nereye gitti? Peşliyorum ya. Peşleyeceğim adamı. Yani Evet. öfke Böyle aikidosu yapıyorum anladın mı? Bana gelen öfkeyi böyle hop diye Cenk'e yönlendiriyorum onu. Bana ne yani çünkü. Aynen. Aynen öyle yolluyorsun. Hani şey yapıyorsun böyle tardı böyle diye böyle peşinden gidiyor onun böyle. Oh diye çıkıyorum ben de Tardı peşinden sen sadece çıkıyorum. bunu hatırlıyorsun. Yani böyle oradan eline bir şey alıyorsun. Böyle bir orada bir daha önce fırlatmış olduğun alet edevattan birini alıyorsun. Böyle orada işte bir tane böyle kapak var onu alıyorsun falan. Böyle birbirine falan vuruyorsun. Neredesin? Çık korkak falan diye. Ne zaman sen adam olduğunda karşıma çıksan puf falan diye onları da fırlatıyorsun böyle. Oh gece Anca gece. kaçarsın zaten böyle şerefsiz. Ben hiç çıkmıyorum. Giriyor. Ben hiç Sezgin çıkmıyorum. çağırsa koşa koşa giderdin ama. Gel lan Cenk, buraya. kontrol çok sende değil. Sen inanılmaz bir korku yaşıyorsun. Benim Fate Puan'ım kalmadı bu arada. Evet burada E, ya. Ama bu arada kaçıp aldığınız gidiyorsun fate puanlarını bu yazın. arada. Fate deponuz doluyor aldığınız fate puanlarıyla. Evet. Kaçıp gidiyorsun sen de içeriden. Hani böyle oradan kendini sokağa atıyorsun. Böyle sokakta insanlar görüyorsun. Böyle karanlığa falan saklanmaya çalışıyorsun. Çünkü o Tardun'un korkunç sesini duyuyorsun. Böyle birileri vuruyor Evet falan. evet. Evet. Bayağı. Hatta ben şey falan çıkacağım. Otobana falan çıkacağım yani. Çok kaç çıkabilirsem yani. Arya peki bir şey Okey. soracağım. Ben de böyle bilinçsiz taksicilik yapmayayım iyice. Gecenin üçünde sanayi mahallesi de zaten tuhaf tipler olduğu için burada çatışma da olur, bıçaklanma da olur anladın mı? Yani maskarayı da bunun çok bozmayacağını düşünüyorum bir yandan aklımda ama. Yani ben de Tardu'nun peşinden fırlıyorum. Hani böyle şey, Cenk'i bulamazsa sağa sola sataşmasın ama Cenk'i bulursa da biraz bunlar birbirlerini dövsünler. Benim de arabama hasar gelmiş gıcığım ikisine de hani birazcık ben de onun stresini atıyorum şu an açıkçası. Yani sen de hani bana şeyin bilgisini ver. Tardu aniden sivile mi bile falan saldıracak olursa öyle bir şey hiç izin verme niyetim yok benim. Gider kafasına levyeyi vururum umurumda olmaz yani. Okey, onlar çıkıyorlar. Öncelikle Cenk'e dönüyorum. Cenk böyle sen kendine geldikten sonra ha böyle bir köşedesin. Böyle bir çöp konteynerinin yanına böyle çökmüş olduğunu fark ediyorsun. Ve anında kendinden tiksiniyorsun. Ne olduğunu anlamıyorsun. Kendi bir anda böyle çöp kutusunun yanında buldun böyle. Hani böyle bakıyorsun bir deponun oradasın. Bilmiyorsun neredesin. Bir sürü etrafta birbirine benzeyen bina var. Uzaktan böyle eğlenen insanlar var. Uzaktan böyle arabesk bir müzik çalıyor falan böyle. Hani dünyan dönüyor falan böyle. Hani kızın ne alemde? Sezgin'de ne oldu? Tardu nerede? Bu taksici Mehmet midir falan nerede? Hani böyle dünya dönüyor anladın mı? Çok sürreal bir yerdesin. Böyle hepsi aklına böyle doğuyor. Böyle İstanbul'dasın, bir vampirsin, kan içiyorsun. Hani böyle şok içerisindesin. Ve böyle bir yer. Ben şey yapıyorum. Ne Hiç derler? filmlerde olduğu gibi değil. Evet. Ben bir de açım. Bayağı bir herhalde artık oldukça. Evet, içinde de böyle o açlık hissiyatı tam buranda kendisini hatırlatıyor böyle. Yüzün acıyor. Elini yüzüne götürdüğün zaman kan var böyle. Ben dokunduğum zaman aklıma şey geliyor. O yarayı dokunca bakıyorum şöyle bir. Ben otostop numarası yapacaktım değil mi? Falan yapıyorum böyle. Aklıma otostop geliyor. Otobana doğru yürümeye başlıyorum beslenmek için. Otostop numarasını çekeceğim klasik. Böyle elini falan cebine atıyorsun böyle hani şey yapmadan uzak böyle yürüyorsun. Orada böyle birkaç kişi var uzakta falan. O böyle iki kişi aralarında sohbet ediyor herhalde falan. Onlara da böyle gözükmeden böyle biraz temkinli bir şekilde otobana varıyorsun. Evet. Burada ne yapmaya çalışacaksın? Araba durdurmaya çalışacağım otobanda. Ya benim böyle bir tane hep kullandığım bir trekim var, numaram var. Çok zor durumlarda kaldığım zaman bunu kullanıyorum. Böyle bir klasik 3-4 tane senaryom var uyguladığım. Kadın şoförleri uyguluyorum sadece. Okey, burada deniyorsun. Bu açıkçası biraz şanslarıyla alakalı bir Evet şeyler. evet tabii.
Tabii. Ya da böyle işte kalabalık kalabalık araba gruplarına falan böyle şey karşıdan dönen. Hani ekstradan doğaüstü bir müdahale etmeyeceksen, yapmayacaksan Yok. bu neye bağlı olur? Bilemedim ben açıkçası sistem içerisinde. Yani sadece şey normal bildiğin böyle yolun kenarında otostop tekli çekeceğim. Kim alırsa gibi. Zar atayım mı ben sende mi? Okey, şöyle bekliyorum. Zar atılacak bir şey yok sanırım burada. Bence de yok. Böyle bir skill yok çünkü öncelikle. Tabii. Yani Bekliyorsun böyle. evet. Hani Aynen. şans benden bir yana güler falan diye. Bir araba geliyor. Ama biraz şey bekliyorum yani. Biraz böyle iş tutar gibi bekliyorum yani. Hani anlatabiliyor muyum? Hani böyle biraz böyle iş tutar gibi yani. Böyle bekliyorsun. Bir araba geçiyor, iki araba geçiyor, üç araba geçiyor falan. Dördüncü araba böyle yavaşlıyor. Bir anda honk diye duruyor böyle. Şey yapıyorum. Ne derler? Böyle biraz sedaktif bir şekilde böyle davetkar bir tavırla eğiliyorum böyle cama doğru kafamı yavaş yavaş yapıyorum. İyi akşamlar. Böyle bir adam var. 20'li 30'lu yani böyle 30-35'li yaşlarında falan. Sen şarkıcı Cenk değil misin ya diyor. Evet öyleyim. Yüzü Abi ne çizik işin demiş ha. var senin burada ya? Yüzün müzün çizilmiş. Ne oldu abi sana? Araba kazasını yaptı ya kardeşim bir yardım edebilecek misin bana? Delim abi tabii ya. Aa Gel bak gel. dünyanın Çek haline çek bak ya. çek çek şöyle arabayı sen. Ya şarkıcı Cenk değil mi ya? Abi Evet ya. senin kasedini çekerdik biz. Vallahi affet yani. Aynen. Gel Arkadaşlar gel. Çek kaset. arabayı şöyle. Çek çek arabayı gel. Aa çok iyi ya Allah. Bir senle selfie çekinelim ya. Abi olur mu? Çekilelim. Böyle Çekilelim. telefon. Önce kaza yaptım. Kaza. Önce şey yapalım da bir yardım et bize. Tabii edelim ya falan. Telefonu geri koyuyor. Senle gidiyor. Araba nerede abi? Biz hiç görmedik ya arabayı oradan Tek gelirken. tek değil mi bu? Tek tek içeri. Tamam. Şey direkt böyle otobanın kenarındaki yere bunu sokuyorum. Kuytuya arabayla. Gel gel buraya diyorum. Abi burada araba nereden olacak ya? Gel gel içeride gel bir beni takip et sen bir. Okey. Bana bir kandırmaca zar atabilir misin? Kandırmaca mı bu yoksa muhabbet? 3. Deceive 3. Okey. Bana bir kandırmaca zar atabilir misin? Eksi 1. Totalin kaç gün ha? 3. 2. Okey. Ha tamam. Böyle adam böyle bir şey yapıyor ya, işkilleniyor böyle. Abi orada arabanın ne işi var ya falan diyor. Araba bir olaydı burada bir izimiz olmaz mıydı? Ya yalan mı söyleyeceğim ben sana burada ya gözümdeki yüzümü görmüyor musun? Yalan mı söyleyeceğim? Ben sana yalan mı söyleyeceğim kardeşim ya? Yardım etmeyeceksen de çek git ya. Bir şey demiyorum. Abi bakalım bir ya şuna. Tamam gel şu ön tarafa bakar mısın? Ben bir telefon açacağım bir. Hemen geliyorum. Şuradan dümdüz git bir. Adam böyle iyice işkilleniyor ama gidiyor da hani. Böyle Ha şey tamam. yapmıyor. Yani ben direkt abi o gittiği zaman böyle arkasından Bu arkasını dönmesiyle beraber sen böyle zıplayıp arkadan yapışıyorsun böyle boynuna. aynen. Var gücümle böyle. Artık o kadar acıkmışım ki böyle bunun 7 ceddine emeceğim yani. Gerçekten şöyle hissediyorsun ki sonunda bu akşam şu iki dudağına kan değdi ya. Yok işte o düşündüğün bilmem ne pisliklermiş, iğrençliklermiş, Tardun'un seni kovalamasıymış, o taksicinin yaptığı hepsini unutuyorsun. Öncelikle hissettiğin şey Oh. adrenalin. Adrenalin hissediyorsun. Kendi vücuduna geçiyor. O kişinin heyecanı, korkusu, tedirginliği, seni görmeden geldiği hissettiği o büyük mutluluğu ve hayal kırıklığını onun damarlarından sen kendi içine aktığını hissediyorsun. Oh. Böyle bir enerji geliyor sana. Hani tekrardan yaşıyormuş gibi hissediyorsun. Senin böyle hatırladığın eski idolün olan ya da böyle tanışmayı çok istediğin bir ünlü var mıydı? Vardı evet eskiden aynen. O Teoman. heyecanı yaşıyorsun. İsim vermiyoruz. Ha, okey yok. Bir tanışmak istemiştir belki. O duyguları hissediyorsun tekrardan. O güne geri gidiyorsun. Ama aynı zamanda kendine hakim de olman gerekiyor. Her ne kadar bu davetkar ve tatmin edici hissiyattan uzaklaşmaya çalışsan da tam da dişlerini de oradan alamıyorsun. Demek ki bu kanın olayı kadından mı içmişsin, erkekten mi içmişsin değil. Gerçekten o kanın içerisindeki o tedirginlik, korku. Sen çok cani bir şeyden zevk aldığını fark edince bırakıyorsun kendini. O bırak adam yani bırakmanla beraber adam zaten böyle yere yığılıyor. Böyle Tamam.
Yüzüne götürdüğün zaman yüzündeki yaraların kapanmış olduğunu fark ediyorsun böyle. Böyle bir böyle küçük bir sorgulama yaşıyorsun. Kanındaki o adrenalin ve tedirginliğin üzerinde yarattığı bir anksiyete olması lazım. 10 saniye sonra falan kendi soluk bedenine döndüğün zaman bu duygular da kayboluyor. Oh, neyse en azından bu işi hallettik. Bir bakalım nesi varmış bunun. Bir cüzdanını alıyorum ben. Parası pulu var mı? Yani bir kimlik var. Orada bir kart var. İşte o 30-40 lira var. Böyle bakıyorum. Ha. Biraz bozukluk var falan. 30-40 lirayı alıyorum. Cebe koyuyorum. Adamı da arabaya geri taşıyacağım. Araba koltuğuna geri koyacağım. Okey. Açlık şeyini silebilirsin karakter kağıdını. Okey. Bu sırada Tardu ve Mehmet. Tardu sen böyle etrafta arıyorsun böyle yaka döne böyle hani. Nerede? Nerede? Evet. Hı hı. Ama etrafta yok. Bulamıyorsun. Böyle bir şeyleri vuruyorsun ediyorsun falan. Ama uzakta böyle 3-4 tane burada çalıştığı belli olan böyle tulumlu bilmem ne böyle açmışlar yarım bilmem ne. Oturmuş sigara içmiş olan böyle bir şey var. Bir grup genç var. O ateşi gördüğün zaman böyle bir şey oluyorsun. Ateş seni kendine geri getiriyor. Böyle ateşin oradaki böyle uzakta onların etrafında. Bidon mu yapmışlar? Ve evet yaptıkları ateş böyle seni şey yapıyor bir kendine getiriyor. Hala öfkelisin, sinirlisin. Hani böyle o Cenk burada olsaydı onun boğazını hala koparırdın ama Mehmet'in senin peşinde olduğunu görüyorsun. Onların orada olduğunu görüyorsun. Şöyle bir kendine geliyorsun. Karakterin kontrolü yeniden sendedir. Duruyorum, bekliyorum. Nerede bu it ya? Nerede? Parçalayacağım onu bulduğumda ya. Ablam hepiniz ne yaptın? Yok bulamıyorum iti ya. Sen gördün mü abi? Abla bir sakin ol ya. Kırdın döktün ortada ya. İyi de orospu diyor bana ya. Aa, orospunun kendi önde gideni bir de biliyor musun? Abla kendi kendini gazlıyorsun artık. Bunun sonu yok farkındasın değil mi? Bir sakin ol ya. Kendine zarar verirsin. Çocuk da aç. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bak hakikaten öfkeyle oturan kalkan ben de zararla. Açım ya. Yani. Ben de açım. Abla tiksinmezsen gel şu çocukları emelim. Emekçi çocuklar bunlar. Bunların kanı güzel olur. Komünist tadı başka değil mi? Tabii. İyi emcikleyelim bari. Biz yanlarına gidelim. Tamam bir tanesi bana yeter. Kaç kişi var orada? 3 kişiler de. 3 kişiyi birden emsek o biri emerken öbürü görse onu... Evet kaçar ya. Ne yapmak lazım? Abla senin aklına fikir geliyor mu bunlar yapılacak? Ben bir tanesini ayartacağım ya. Ben öyle demeyeyim diye düşündüm şimdi çünkü... Akşam bana gelsene çekeceğim ben. Ha yani benim de aklıma geldi de yanlış anlaşılır diye ben telaffuz edemedim ama sen söyleyince rahat oldu yani. Argay Borlusluyum evet. Yanlış anlamazsan. Yanlış anlamazsan sen bir şey yapsan acaba diye düşündüm. Sinirleniyorsun çünkü hassas da bir noktan onu fark ettim. Ulan orada olacaktım da bu sana orospu mu diyor diyecektim ama neyse. Ben gerçekten şöyle izliyorum olarak. Ne yapsam iki tanesini mi çeksem? Bir tanesi yeter mi sana? Abla ben bir dirsek yemsem bana yeter. Benim öyle kadar çok bir açlığım yok. Turşumu çok da içtim. Yok çok açlık yok. Siz kendinizi çok hırpaladınız bugün siz emin. İyi o zaman ben bir tanesini ayarlıyorum. Tamam. Sen bekle burada. Tamam mı? Uzaktan diyorum. İzleyeyim mi? Mevzu falan yanlış bir hareket yapma. Gerçekten yanlış hareket yapsalar başlarına bela aynen. Olur. Ya o iş bende de biz nereye götüreceğiz bunu? Mahzene mi götüreceğiz? Depoya çek. Nereye götüreceğiz biz bunları? Depo bizim. Depo okey tamam. Depoya çağır. Gençler selam. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz burada? Onlara doğru yaklaşıyorsun. Tabii şu an üzerindeki kıyafet böyle bir bayağı lüks ve seksi bir kıyafet var. Aynı zamanda evet. Yalın ayaksın. Böyle hani onlar seni gördükleri zaman böyle bir kafalarında soru işareti oluşuyor. Önce diyorlar ki bu ne? Sonra diyorlar ki herhalde bu bizim bu akşam hani neden biz ne yaptık, nasıl bir sevap işledik de böyle bir hanımefendi gecenin bu saatinde bu eda ile geliyor diye düşünüyorlar. Böyle hemen onun o yumuşaklığı var. Zaten gecenin bu saatinde buralarda kimse yok, bilmem ne yok falan böyle. Normalde belki seni görseler daha farklı tepki verirlerdi. Ama böyle şeyler, böyle şaşırıyorlar falan. Nereye gideceğinizi mi şaşırdınız ya bu
Bu hal ne ya? Ne kadar güzel bir hal ama ne bu hal ne ya diyorlardı. Ya partiden çok sıkıldım ya. Bir yanınıza 2 dakika oturabilir miyim? Bir soluklanayım. Ay tabii buyur buyur. Ne haber, ne yapıyorsunuz? İçiyor musun falan değil mi? Paketini falan çıkarıyor böyle biri böyle şey yapıyor. Bir tane sigara var ya. Ne partisi ya falan diyor böyle. Ya ama. Bir muhabbet zarı atabilir misin? Tabii atayım. Atılabilir mi? Muhabbetimi bir bakayım, kontrol edeyim. Evet, CS'den muhabbetim sıfır bu arada ya. Ben sahnede miyim, uzakta mıyım tam emin olamadım. Nasıl düşündük onu? Yok yok, sen zarı at istiyorum ben. Ha ha. Zar zar. Zar çek. Zar bir. Muhabbetin kaç tardı? Sıfır. Keşke ben ayartsaydım herifleri yani. Fakat şöyle bir free use var. Tabii ki kıyafetin ve edandan dolayı şu an ben artı 2 kullanabileceğini düşünüyorum. Hani bunun için paid bana harcamana gerek yok hani şey olarak. Artı 3'e çıkıyor. Bu da gayet yeterli. Peki nasıl oluyor? Neler yaşanıyor burada? Tamamen sende. Yani bu noktada sonra olan başarılıyorsun. Yani başarılı oluyorsun. Ne haber? Nasılsınız? Siz ne yapıyorsunuz ya burada? Okuyor musunuz siz? Öğrenci misiniz? Böyle bir muhabbet giriyorsun ama hani onların çok açıldığı bir muhabbet değil. Onlar başka yönlere gidiyorlar. Oradan toplanıyor falan konu. Ve Tardu gerçekten o cinsel enerjisini kullanıyor. Bir kere zaten bir toreador olarak bunu biliyor. Önce bir tabii ki biraz şey yapman gerekiyor, ne denir? Hani bunların neler demek istediğini, neler yaptığını bir ölçmen, tartman gerekiyor. Peki ne oluyor bunun sonunda? Hani bu konuşmanızın, sohbetinizin sonunda neler oluyor? Ben içlerinde en böyle sessiz, sesini çıkarmayacak lap diye gel desem gelecek olanı gözüme kestirmeye çalışıyorum. Çünkü açık açık gelsin de bu akşam bana. Ben de biraz yokluktayım. Bir takılırız bak. Hayda. Yapacağım direkt. Çocukların böyle nefes alsa yeter diye aspektleri var mı hocam? Onu da kullanabilir miyim? Yani var mı? Arda o noktayı çok geçmiş falan vermişim. Yani nefes almıyor çünkü. Oo. şöyle ki sen oradan birini ayartıp aynen depoya getiriyorsun istediğin gibi. Böyle diğerlerini de böyle ağzınlarını sulara akıyor falan. Numaranı ver yavrum falan yapıyorlar böyle. Hani bu genç 19-20 yaşındaki bu çocukların böyle kanına giriyorsun yani. Sonrasında dediğim gibi onlardan birini çekip kenara depoya götürüyorsun hani. Tamam. Gel sen gel. Mehmet abi nerede? Uzakta değil mi? Tabii o izliyordu. Böyle o çıkınca siz şey diyorsun, aa pezevengi de varmış falan tarzı böyle. O uzaktan çıkınca zaten anlamalıydım falan diyor böyle. Heyecanlısın şu an. Heyecanlısın şu an diyorum. Heyecanlısın şu an falan yapıyorum. Onun o heyecanını görüyorsun, şey yapıyorsun. Zaten depoya girip kapıyı kapattığınız anda onun boynuna atlıyorsun. Evet, ben de çok heyecanlıyım deyip atlıyorum. Önce böyle bir yorgunluk geliyor. Hı hı. Ama o yorgunluğun içerisinde o adrenalin ve hormonların etkilediği o tat çok başka oluyor. Hani gerçekten onun o heyecanını sömürüyorsun. Hani böyle bir paket böyle şeyden o bütün şeyi böyle bittiği halde böyle öpürdete öpürdete içerisine kana kana ve vücudundaki yaraların o acısını unutuyorsun. Bahsettiği olanları değil mi? O şehvet duygusuyla beraber hani Cenk'e olan kızgınlığın bilmem ne falan, sanki o kan vücuduna girdiği anda burası böyle pis, terk edilmiş bir depo, bir atölye değil de sanki kendi eski evin, Sezgin'le bile tanışmadan önceki o evinde yaşadığın mutlu günleri, resimlerini çizip böyle evine beğendiğin kişileri çağırıp günlü gün ettiğin, gündüzleri düşünmediğin, geceleri yaşadığın, asıl gerçekten yaşadığın, kalbinin attığı zamanlardaki hayat heyecanını hissediyorsun. Ve hepsine sahip olmak istiyorsun. Bu çocuk ne kadar büyük bir hediyeye sahip olduğunu farkında bile değil diye düşünüyorsun. İçine doğuyor böyle. Neden hepsini sen almıyorsun ki? Bunun ne hakkı var ki böyle bir şey yapmaya? Hani sen ne kadar büyüksün? Büyük bir vampirsin sen. Büyüksün, sen Tardus'un.
Sezginin soyundan geliyorsun. Sezginin soyu ötelerden geliyor. Bu binlerce yıllık bir soy. Bütün ihtiyacını bundan niye karşılamıyorsun ki? Bana bir irade zarı atabilir misin? Tabii. İradem 2. Evet, bu kışkırtılma yani frenzide olmandan dolayı kaynaklı. şu an kan içerken kendine hakim olamayabilirsin. Eksi 3 attı. Eksi 1'i var. İraden kaç? Eksi 1 mi oluyor? Yok, iradesi 2 idi. İraden 2 değil mi? Tamam, eksi 1'e geldik toplam. Okey. Şöyle, kanı içiyorsun. İçiyorsun, içiyorsun. Ve bu şey, çocuk yere düştüğü zaman ölü düştüğünü fark ediyorsun. Ben onu fark edip durduramıyor muyum peki reis? Karanlıkta nasıl anlayacaksın onu? Şey, çok uzun sürüyor tabii yaptığı. Belki ya, oradan anlayayım. Ben anladım. 3, 4, 5 lokma içtin. 6. 7. artık içme deyip tesbihle burnuna vuramıyor muyum bir yerden sonra? Hani, hoş diyerek. Yani vuruyorsun ama sana böyle şey yapıyor. Yapıyor. Seni şöyle uzaklaştırıyor hani. Ya çocuğu öldürmesin diye ben ne yapmak gerekir bu durumda? Bak yani oyunla alakalı bilmediğim bir şey bu. Aramızdaki vampirlerden biri gaza geldi. Bunu sakinleştirmenin ya da yani çekip almak dışında bir yolu var mı yoksa... Kur'an mı basayım alnına falan mesela var mı böyle bir şey? Cevşen yani mi basayım? Çekersen sarımsak. Ağzı boynunda, dişleri boynunda olduğu için zarar verebilirsin çektiğin zaman. Tabii. Velakin şöyle bir şey yapabilirsin. Keşke duygulara hükmedebilen, duyguların yoğunluğuna müdahale edebilen bir vampir olsaydı orada belki bunu yapabilirdi. Ya da açım bende ya. İşte zaten dementation'a yani açlığımı harcayarak kullandım. Şey yapsam, tekrar dementation kullanayım. Bu beni daha da acıktıracak muhtemelen ama acısın çocuğa hani böyle bir şey gönderiyorum beynine. Bak hani işçidir. İşçisin sen, işçi kal giy dedi tulumları. Anladın mı? Hani böyle bir garibanın emiyorsun kanını falan. Ya yani bir tane kafasına vursam olmaz mı Arya? Daha açıkçası bana öyle yapasım geliyor. Öyle yap- diyor. Böyle içinden geliyor böyle ama böyle bir anda telsizin sesini duyuyorsun uzakta. Bir telsize bakacak mısın böyle arabadan telsin sesi geliyor. Araba yanımızda değil ama ben yine de telsize cevap veriyorum çünkü why not. 216 merkez. Hayır, baktığın zaman araba yanında şu an senin. Ha tamam. 216 merkez. Böyle arabanın içine böyle uzanıp alıyorsun böyle. Aha. Kendini kaybetmiş vampir durumu mu var? 216 merkez vampir bir arkadaşımız var. Açlık yüzünden. onu ona ne yapın biliyor musunuz? Ona kan verin. Verdiniz mi? İçiyor zaten fazlasıyla bir şahıs birey var burada onu bireyliyor. Aa fazla içiyor. O zaman ne yapın biliyor musunuz? Sakinleştirin. Sakinleştirin onu nasıl? Damardan gir. Sen öyle anlarsın. Damardan gir. Yapma öyle şey. Fiziksel temastan kaçın. Konuş, konuş onunla. O zaman tamam herkes konu bizde. Kapattım. Gidiyorum hemen de Tardu'nun yanına. Tardu emiklerken. Gittiğin zaman böyle bayağı çocukla beraber yere düşmüşler bu arada. Hani artık hayatın gerçekten son demlerini emiyor olabilir çocuğun hani. Keşke müdahale etmek hala şansın var. O zaman eğiliyorum diyorum. Garibandır senin bu kanını içtiğin. Her gün her gün geldi burada çalıştığı 3 kuruş yevmiye için sizin gibi sanatçıların altında eriyip gitmek için miydi? Emme. Emme artık bırak. Bırak artık emme başka sana bir de orada iki adam daha var onları da emersin gerekirse. Bir tanesi de bu kadar yüklenmene gerek yok. Tardu yakışır mı sanatçılığa? Sanat toplum için midir yoksa sanat sanat için midir? Bunu demesi de daha Tardu kendini kurtarıyor. Muhabbetten dolayı ama. Toplum mu? İnin artık düşün. Düşün bu insancıkların yakasından. Yazık yalılarınızda yaşadınız. Onlar burada ter içerisinde arabaların altında. Canıyla, kanıyla, tentürdiyotuyla, pasıyla yaşıyorlar onlar, yaşıyorlar. Bırak bu insanları artık diye üstüne üstüne gidiyorum. Hümanitesine seslenmeye çalışıyorum.
Muhabbet zarfı atayım mı ben bunu yoksa bıraktım mı bir şekilde? Yok yok, hiç atmana gerek yok. Dementation kullandığın için yeterli zaten Ha tamam bence. okey. Tardu kendine geliyorsun. Böyle çocuğu öldürmek üzere olduğunu farkına varıyorsun böyle. O yüzden bu pis muhabbettense az kalsın cinayet işlemenin farkındalığı sana doğuyor. İçindeki açlık gitti. Açlığı silebilirsin, açlık sonucunu. Bedelini şeyinden, kağıdından. Ama böyle şey oluyorsun, böyle bir hani bir duraksıyorsun böyle bir. Çok az kaldığını fark ettiğin için böyle bir duraksıyorsun. Yutkunuyorsun. İyisin şu an. Ah Mehmet abi sağ ol ya. Ay ben hayvanlık etmişim galiba. Biraz abartmışım değil mi? Bacım olur öyle. Kimi zaman insanın içerisindeki duyguları köpürür. Bir pençe gibi yakışır boğazına, bırakmak istemez. Git dersin, gitmek istemez, anlamaz. Dinlemez, hayvandır o boğazında kimi zaman. Evet, bir yaşamak çıkarır korkusundan. Ben açım yalnız. Çocuğu sen bitirdin. Ben gidip öbür çocuklardan birine emeceğim. Abi kusura bakma ya. Yok vallahi. Neyse ne yapalım ya. Normalde böyle değilimdir. Ne yapalım ya. Ben de bu çıkarken şeye geliyorum bu arada. Tekrar geri geliyorum. Artık sakinleşmişlerdir. Ben de iyiyim falan diye böyle. Ben şöyle yapayım. Cenk sen bir dur. Okay. Delikanlılar. Bakar mısınız? Delikanlılar. Böyle geliyor arkadaşlar böyle. Ha. Ne oldu abi falan. Ya sizin bu arkadaş erken yoruldu, hanımefendi diyor ki başka bize yiğit yok mu diyor. Bir geçin bakalım şöyle. Ya bu hemen bitti ya. Abi yani ama bizde ona öyle şey yok ya. Karşılığa olmaz yani. Ne olmaz oğlum, hanımefendi diyorum, içeride alev aldı diyorum yani sen. Excuse abi, me what? Sen erkek değil misin bize, ya? Siz erkek sen değil misiniz delikanlılar? Almayacaksan biz sonuna kadar. Geç benden geç. Abi ne yapıyorsun sen? Tardüyü mü satıyorsun? Ne oluyor? O ne biçim laf ya? Geç delikanlı sen. Bak gelmiş. Gelmiş. Laf ne? Bak gelmişsin. Ya, tamam Tardu sakin. Ne kadar... Sen Tardu Hanım öyle bir hanım mı ya? Ya ne alakası var? Ben de sana soruyorum. Böyle bir hanım mı yani? Şu çocukları tut da emelim gel. Emiziyoruz biz çocukları. Bunları mı emiyorsunuz? Ben evet. Bir şey diyeceğim. Ben emdim de geldim bu arada. Siz emin ya. Ya bir tane fazlamız var. Em işte. Fazladan emilmiyor mu Ari hocam? İçilebilir tabii ki evet. Tamam bol. Gel gel olsun. Barış hadi tamam gel. O da üstüne cilası olsun geç. Evet. Daha sonra ben... biraz fazla bağırdım gel. Kusura bakma yani ben de şimdi sen öyle yapınca kaçtım yani. Ya tersin özür dilerim ya yani. Sinirlerim çok bozuk biliyor musun? Benim de bozuk, halledeceğiz geçeceğiz aşacağız bugünler aşacağız. Cenk arkadaş bir daha senden ama böyle duymayayım. Tardu Hanım şöyle mi böyle mi, bak hanımefendi de sinirleniyor, ne kadar yanlış şeyler. Neyse buyurun. Ben Allah öyle bir şey verdiyse, demedim. Beraberce emikleyelim. Yiyelim. Böyle Mehmet sen dişlerini değdirdiğin zaman bileğine, hı-hı, çocuklardan biri, bayılttığınız çocuklardan birini böyle şey oluyorsun. Böyle emdiğin zaman içindeki o hissiyat çok farklı oluyor, anlatabiliyor muyum? Hani onların hissettikleri gibi bir şey hissetmiyorsun sen. Hı-hı. Sen gerçekten o işte böyle emekçidir dedin, böyle bir şeyler dedin, o yorgunluk bilmem ne. Sen daha kendini yakın hissediyorsun. Eskiden sahip olduğun o dostlukları hatırlıyorsun. Belki bir tavla oynardın. Hey okey oynardın. Ya. Çay içerdin. Tamam, o turşu suyu bilmem ne böyle o turşu böyle bir zaten böyle şey oluyor. Tadını unutuyorsun. Onun tadı ne ki ya? O tiksinç şeyin yanında sen burada belki de gerçekten o emeğin tadını alıyorsun. O yorgunluğun. Şu an tabii biraz da tedirginlik hissediyorsun. Korku hissediyorsun. Böyle onların alın hepsi. Alın teridir be. Böyle omuzlarından böyle geçiyor, böyle tüylerin diken diken oluyor, şey oluyor falan. Ya bu ikisinin uğraştığı şeyler çok belki dünyevi. Böyle kendine geldiğin zaman, bıraktığın zaman böyle sakinsin, daha sakinsin. Böyle biraz daha celloluk damarın diniyor. Biraz daha böyle üzerine bir sakinlik çöküyor bir 5-15 saniye böyle. Bir kendine gelmen sürüyor böyle. Tabii ki bu birçok farklı duygunun yoğunluğu aynı anda senin o mistik bedeninden geçiyor. Bunlara birazcık alışıyorsun. O sırada baktığın zaman Tardu ve Cenk de kendi işlerini bitirmiş oluyorlar. Ve sanırım bu gece burada yapabileceğiniz daha başka bir şey yok diyor düşünüyorum. Ben şey diyorum. Ben de aslında dışarıdayken bir tane beyaz yakalı emdim. Yolda şey yapıp da. Yani şey demek istiyorum. Şimdi bu da güzel, bu da güzel ama beyaz yakalı daha iyi oluyor gibi geliyor. Böyle ben daha hoşuma gidiyor yani, anladın mı? Böyle daha bir farklı oluyor. Bunların bence öyle bir farkı var yani. Onu demek istiyorum yani.
Sizin jenerasyona politik bilinç tabii aşılamadılar. Sınıfçısınız hepiniz. Yani sınıfçı mıyım bilemem ama tadı bana daha farklı geliyor yani. Onu net bir şekilde söylüyorum. Ben o farkı anlıyorum yani. Siz anlıyor musunuz bilemem yani. Mehmet sen böyle bir şey olsun. Araba benim buradaydı diye bakıyorsun. Aa, araba tamam o diğer yerde. Bu. Tabiri Neyse bıraktım onu. falan unutma. Bu üçünü omuzlayıp kendi oturdukları yerin oraya bırakayım mı geri? İz kalmıyor çünkü. Değil mi? Yani. Bizim diş izimiz kalma şeyi yoktu burada. Var mıydı? Yarayı yalamanız gerekiyor. Ay, neyse yalıyoruz. Yalayın. Yalayalım bari. Yala. Standart prosedür yapıyoruz zaten onu Tabii ya. aynen. Ben alıp üçünü de geri bırakıyorum bidonun kenarına, şey yaktıkları bidonun oraya. Bırakıyorsunuz ve sonunda üçünüz de sakin, en azından bir kafa dinginliğiyle beraber depoya oturuyorsunuz. Bundan sonra ne olacağı sonraki haftanın konusu. Ay. İlk oturum, Helal. ilk gece bitti. Güzel. Nasıldı peki sizce? Eğlendiniz mi? Tertemiz. Umarım eğlendinizdir. Bence hem izleyen Tertemiz, için keyifli aynen. hem de öğreticiydi. Kombat kısmı biraz yavaşladı, ben de farkındayım ama onu açıklaya açıklaya oynadığımız için ilk seanslarda biraz böyle olacaktır. Evet. Bundan sonrası da çok güzel akar gibi geliyor bana. Ha. Daha asıl olay başlamadı. Daha çok güzel bir giriş oldu bence. Evet. Ben de çok eğlendim. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere, gelenlere. Umarım eğlenmişlerdi. Umarım üretilmemiştir. Ellerinize sağlık gerçekten. Bizde 1.000 kişi yayının başından beri izledi, onu söyleyeyim bu arada. Şöyle diyeyim. Sürçülisan ettiysek, Ay ben ettim affola. bir tane arada, kusura bakmayın. South Park'tan bir sahne geldi aklıma. Ama Arya'nın dediği gibi ofansif bir mizahtı o belki de. Öpüyorum herkesin gözlerinden, kusura bakmayın. Onun dışında tabii ki bizim aşağıda geçtiğimiz şeyle dahilinde bu oyunda biraz küfürler bilmem ne edildi. Benim realizm anlayışından dolayı. Yarın sabahleyin ben 10-11 gibi falan bir recap yapacağım kendi kanalımda. Sizleri de oraya bekliyorum. Böyle sabah böyle bir kahvemizi içip recap yapıp bir GM's Workshop gibi bir şey yapacağım. Oraya da gelirsiniz. Onun dışında oyuncularıma teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hepinize. Uzay Zuhal Es Tardu, Can Sungur Es Mehmet ve Mert Es Cenk. Böyle oynadık. Umarım Peki. eğlenmişsinizdir. O zaman haftaya görüşüyoruz sevgili arkadaşlar. Kapatırken intro'mu da veriyorum size. Sevgili YouTube bölümü nasıl buldunuz yazarsınız. Sevgili Facebook, bir yerlere kaybolmayın. Galiba bu yayından sonra Minecraft oynama fantazimiz var ama bilmiyorum ne kadar olacak. Biraz sonra görüşüyoruz. Hadi bakalım. Arya yarın okuyacak abonelere haberiniz olsun. Bu arada okuyamadık Evet, bizde oyunu. de chatte Zuhal'in de Arya'nın da kanalları dönüyor. Oradan direkt şey yapabilirsiniz. Takipleyin, kaçırmayın içerikleri.